Ceviz kabuğunda bu hafta. Taştaki Türkler. Kazakistan, Moğolistan, Türkistan ve Türkiye'de binlerce yıllık Türk izleri. Sibirya'dan Anadolu'ya, Saymalı Taş'tan Ankara'ya gökyüzü atları. Türklerin 16 bin yıl önceki kozmoloji bilgisi. Taşlardaki inanç, siyaset ve ekonomiye ilişkin anlatımlar. Tarih Türklerde başlar. Taştaki Türklerin izini sürerek binlerce yıllık Türk varlığını kanıtlayan Orhun Anıtları, Türklerin taştaki ön sözü değil son sözüdür diyen araştırmacı ve etnofotoğrafçı Servet Somuncuoğlu ceviz kabuğunda. Ceviz kabuğu az sonra Karadeniz TV'de. İyi geceler sevgili seyirciler. Bu gece stüdyomuzda önemli bir konuğumuz var, farklı bir konuğumuz var. Peşinden uzun yıllar koştuğumuz bir konuğumuz var. Genel Türkiye'de yaşayan hemşerimiz aynı zamanda Giresun Eynesilli. Ama Türkiye'den daha çok yurt dışında zamanını araştırmalarda geçiren bir araştırmacı, gazeteci Servet Somuncuoğlu karşımızda. Hoş geldiniz Sayın Somuncuoğlu. Merhaba efendim. Merhaba. Bu akşam bant çekim gerçekleştiriyoruz. Bant çekimle karşınızdayız. Çünkü Sayın Somuncuoğlu'nu Türkiye'de yakalayabilmek çok zor. Dediğim gibi yaklaşık 2 yıldır peşinde canlı yayına getirmek için uğraşıyorduk. Ona uygun bir zamanı yakalayınca masaya oturtalım istedik. Oturttuk. Çünkü az sonra göreceksiniz çok kapsamlı çekimleri, çalışmaları var. Ne konuda derseniz bilmeyenler için. Taştaki Türkler adıyla adlandırabileceğimiz, ana başlık altında toplayacağımız çalışmaları var. Yani bizim çalışmalarımızı hatırlarsanız Kazım Mirşan'la, Haluk Tarcan'la yaptığımız çalışmaları, Türklerin geçmişteki izlerini çok konuşmuştuk, bir kısmını kitaplaştırmıştık biliyorsunuz. Sayın Servet Somuncuoğlu ise o taşları gidip yerinde bulup onlara dokunan kişi, onları görüntüleyen, kameraya alan, fotoğraflarını çeken kişi, yani araştırmacılara, sizlere, bizlere ve başka araştırmacılara, bilim insanlarına bunları sunan kişi çok önemli. Yani Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Rusya'da, Moğolistan'da ve Türkiye'nin birçok bölgesinde araştırmalar yapan bir kişi Sayın Somuncuoğlu. Az önce yayına başlamadan evvel demiştik ki bu sene 365 günün 200 gününü sahada geçirdim. Yani yurt dışında ama yurt dışında otellerde değil, yurt dışına gidip dağda, kayaların içinde, mağaralarda, ovalarda araştırarak, çekim yaparak, kayıt yaparak geçirmiş bir insan. Tekrar hoş geldiniz. Bir de sizi kendinizden dinleyelim bakalım izleyicilerimiz duysunlar Sayın Somuncuoğlu. Hoş bulduk. Şimdi zor bir soru sordunuz. İnsanın kendini anlatması çok zor. Şöyle kolaylaştıralım. Nerede doğdunuz diyelim, o kolay olsun. Giresun Eynesilliyim aslen. 1964 doğdum. 1964 Bursa Karacabey İsmet Paşa köyünde doğdum. Daha sonra Sakarya Arifiye Öğretmen Lisesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okudum. Akabinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümlerini bitirdim. Aynı bölüm mezunu olmuşuz. Ben de Ankara Siyasal, evet, şimdiki adı Kamu Yönetimi, evet. Siyaset. 1988 yılından bu yana TRT'de çalışıyorum. Bunun 88-2005 arası radyoda, İstanbul Radyosu'nda program yapımcısı, prodüktör olarak. 2005'ten bu yana TRT İstanbul Televizyonu'nda prodüktör olarak, yapımcı, yönetmen olarak çalışıyorum. Meslektaşız yani. Meslektaşız. Siz yani kamera arkasında, biz kamera önünde ama şimdi, evet, kamera önüne geldiniz. Zor bir şey kamera önünde olmak. Ben size kolaylıklar diliyorum. Yıllardır götürüyorsunuz bu maçı. Bu iyi bir şey. Siz kameranın arkasından baktığınız zaman, evet, o çektiğiniz tabii taş toprağın dışında da çok çektikleriniz var. Kameranın önündeki ruh halini daha iyi anlayabilirsiniz. Evet. Yani masanın iki tarafında da olmak bence yararlı. Peki bu, şimdi bu akşam konuşacağımız taştaki Türkler konusuna ilginiz nereden geldi? Yani kamu yönetim mezunu, ben de olmadım ama siz olabilirdiniz. Gidip kaymakam, vali, o yolu seçebilirdiniz. Onu seçmediniz de böyle Evliya Çelebi gibi. Şimdi Hulki Bey, birçok şey çocukluğumuzda herhalde tohumlar atılıyor. Babam öğretmendi. Okuma süreci, okumayı seven bir çocuktum.
Eskiden tatiller deniz kıyılarında, yazlıklarda falan olmazdı. Anneanneye ya da babaanneye gidilirdi. Öyle diyeyim. Ya da Karadenizler, biz işte fındık toplamaya giderdik. Evet, yaz tatilinden evet, maksat oydu. Gibi. Ben bir yaz tatili işte anneannemin köyüne gittik. Dayımın kütüphanesi, dayım Nurettin Şimşek, onun kütüphanesinde iki cilt bir kitap gördüm. İlkokul 4. sınıftan 5. sınıfa geçtiğim 10 yaşında iken Hüseyin Nihal Atsız'ın Türkiye Yayınları tarafından basılmış Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor. O çocuk yaşımda bu kitapları okudum. Yani orada neyi anlatıyor? Doğu Göktürk Kağanlığı'nın yıkılışı ve tekrar kuruluşu, özetle söylersem. Oradan itibaren bir sevgi, bir romanın yol açtığı bir sevgi. Tabii arkasından bilinçli bir şekilde Türk Dili Edebiyatı seçtim. Siyasal bilgiler de geldi üzerine. Sevginin yola çıkışın başlangıcı oradan oldu. Yani hani Orhan Pamuk'un bir kitabında bir roman okudum, hayatım değişti sözü slogan haline gelmiş diye, siz de dayınızın kütüphanesinden Nihal Atsız'ın iki kitabını okudunuz. Hayatınız başlamış oldu. Başlamış oldu. Öyle diyebiliriz yani, o iki kitap. Tabii daha sonra uzun okuma uğraşları. Atsız Hoca'yı baştan sona okudum yani, ama tabii bu Atsız Hoca ile kalan bir şey değil. İşte Tanpınar'ı da okuduk, Saussure'u da okuduk, Strauss'u da okuduk yani. Şimdi ben fotoğrafçıyım. Bir tarafım fotoğrafçı. Fakat etnofotoğraf. Dünyada etnofotoğraf çekebilen çok az insan var. Fotoğrafı Arifiye Öğretmen Okulu'nda öğrendim. Arifiye Öğretmen Okulu köy enstitülerinin devamı olan bir okuldur. Orada bizi çeşitli pratik bilgilerde öğretilir. Fotoğraf, etnofotoğraf çekebilmeniz için yani arkanızda çok ciddi bir kütüphane olacak önce. Yani benim evimdeki kütüphanem yaklaşık 10 bin kitaptan oluşan bir kütüphane. Etnoloji üzerine mi yoksa her konuda mı? Yani tarih ağırlıklı. Tarih, türkoloji ağırlıklı bir kütüphane ama besleneceksiniz sürekli. Yani o taşı nereden nasıl çekeceğinizi taş size söylemiyor ya da bana söylemiyor. Bu bilgilerle yola çıktık. Temel tabanı koyarsak. Daha sonraki süreçte 2004 yılında bir gezimiz oldu bizim. Bursa'dan bir grup iş adamı, işte Turgay Tüfekçioğlu, Mete Tetik, Kazım Mirşan'ın katıldığı bir gezi. Ben o geziye fotoğrafçı olarak katıldım. O grubun fotoğrafçısı. Ve Kazakistan Almatı, arkasından Bişkek'te bir gezi. Son ayrılacağımız gece, orada Tamgalı Say'a falan ziyaret ettik, gittik. Tamgalı Say'ı gördük, Kazakistan'daki altın elbiseli adam mı gördük. Son Bişkek'ten yola çıkacağımız gece bir Zafer Bey geldi ve şunu söyledi. İşte burada bir dağ varmış, çıkılamıyormuş. Yani çıkması çok zormuş ama 100 bin resim olduğundan bahsedildi. Biz işte Karadenizliyiz, yaylaya yürüyerek gittiniz mi bilmiyorum Hulki Bey, yaylanız var mıydı? Vardı. Vardı. Ben Sis Dağı'na 10 yaşında, 11 yaşında yürüyerek gitmiş bir insanım. Bir Karadenizli olarak evet, o söz ağrınıza gitti, bizim çıkamayacağımız, aşamayacağımız evet, dağ mı var tam, dediniz. Tam öyle oldu. Evet. 2005 yılında bizim arkadaşlarımızın desteğiyle Yaşar Canca, Kaptan Yaşar Canca, Kaptan Mustafa Can ve Enver İpek Bey'in destekleriyle ben Saymalı Taş'a gittim. Kırgızistan'da Aladağların, Tanrı Dağları'nın kollarından Aladağlar üzerinde 4000 rakımda Saymalı Taş'a gittim. Saymalı Taş'ta şunu müşahede ettim. Başka bir şey var burada. Yani bu kayanın üzerindeki 4 tane çizik ya da resim ya da canı sıkılmış bir insanın yaptığı işler değil bunlar. Oraya da 4000 rakımlı dağ yürüyerek mi gittiniz? Buradan Bişkek'ten yaklaşık 16-18 saatlik bir yolculuğumuz oldu Kazarman'a. Kazarman'dan sonra atla çıktık oraya. Bir günde atla
çıktık. Yani 10 saat civarında bir at yolculuğuyla ulaştık Saymalıtaş'a. Bu şu anda masada olan Saymalıtaş Gökyüzü Atları kitabında anlattığımız yer. Diğer kitap. Şu mu? Evet, o kitap. Şimdi Saymalıtaş farklı bir ufuk açtı. Farklı bir noktaya geldi. Farklı bakmamız gerektiğini düşündük. Ve ben tekrar bir okuma uğraşı içine girdim. Ya ne oluyor burada? Ne var? Ciddi tercüme çalışmaları oldu. Yabancı literatürde neler var bu konuda? İşte Almanca'dan, İngilizce'den, Fransızca'dan, Rusça'dan tercümeler yaptırdık. Arkasından bu araştırmadan sonra TRT 2 ekranlarında yayınlanan Karlı Dağlar'daki Sır belgeseli geldi. Karlı Dağlar'daki Sır belgeseli belki birçok noktanın, birçok şeyin dönüm noktası oldu. Daha önce ifade edilen, söylenen, çeşitli şekillerde yazılan, şunu da teslim etmek gerekiyor, söylemek gerekiyor. Bizde Türkolojinin muazzam bir veri tabanı var. Çalışılmış. Fakat bu veri tabanının sorumlu kısmı şurası, bu veri tabanı dönüştürülerek halka ulaştırılamamış. Yani ben de televizyoncuyum. Kabahat burada bizim. Televizyonlarda her şeye yer verilmiş ama Türk tarihi son derece kısıtlı bir şekilde işlenmiş. Biraz da ceza olarak görülmüş gibi, değil mi? Mesela ceza alan programların yerine hani belgesel yayınlanması gibi. Evet. Ki o belgesellerin arasında da Türk tarihine ilişkin belgesel bulmak zor. Evet. Kedi kuş bulmak kolay da. Yani o da ayrı bir dramdır tabii. Bir küçük anekdotla anlatayım. Son zamanlarda belgesel deyince Serengeti'nin timsahlarını kodladılar insanların kafasına. Başka belgesel yok gibi. Cemal Gülas abim, iyi görüştüğüm biridir. Van'da belgesel çekmek için çalışma yaparken işte bir delikanlı, bir çocuk 13-14 yaşlarında biri geliyor ve diyor ki siz ne yapıyorsunuz burada? İşte belgesel çekiyoruz deyince karşı taraftan şöyle bir Van'da zebra yoktur. Şimdi tabii çok dramatik de bir şey. Belgesel deyince işte Serengeti'nin timsahları, gergedanlar bu kodlanıyor insanların kafasına. Ya da bir köprü nasıl yapıldı. Oysa şunu çok söylerim. Türk tarihi o kadar zengin ki 50 tane yönetmen, abartmıyorum, 50 yönetmen 10 yıl aralıksız çekse bitmez. Eski Türk tarihi olarak. Eski Türk tarihini baştan yakın zamanımıza kadar alalım. Çünkü çok hareketli bir milletiz biz. Yani siz yıllardır içindesiniz. Türkiye'de akşam başka bir gündemle yatıp sabah bambaşka bir gündemle uyanabiliyorsunuz. Evet. Böyle bir cevvaliyet var. Dolayısıyla gazetecilik yapmak da biraz kolaylaştırıyor gazeteciliği ama bizimki tabii... Kalıcı gazetecilik yapmak zor, evet, belki. Evet. Yoksa gündem sıkıntısı, evet, çekmiyor gazeteciler, evet, Türkiye'de. Evet. Önünüze gelen, sabah uyandığınız zaman karşınıza çıkan gündemi konuşup lak lak da vakit geçirebilirsiniz. Evet. Saatleri doldurabilirsiniz, evet, ama dediğiniz gibi kalıcı bir gazetecilik, belgesel yapmak isterseniz işte arkanızda 3000 kitap, evet, 4000 rakımlı tepeler, evet, evet, araştırmalar ve az sonra soracağım belki finansman gücü olması gerekir. Türkiye'de bir de bilinç tabii, işte o gencin dediği gibi burada zebra yoktur ki belgesel çekersiniz, evet, mantığı bizi başka yerlere götürüyor. Onları da vaktimiz ölçüsünde konuşmamız gerekir. Hı hı. Bizim gençliğimizde okuduğumuz çizgi romanlar vardı. Evet. Texas Tom Mix'ler, sonra onlar çeşitlendi. Evet. Biz o Texas Tom Mix'leri çizgi roman gibi okurken aslında başka birilerinin tarihlerini öğrenmiş olduk. Nasıl öğrendik? Onların bize sunduğu bölümlerini görerek öğrendik. Öyle algıladık. İşte kırmızı Urbalılar, İngiliz, evet, askerleri nereye gitmiş? Amerika'yı işgal etmiş. Çelik Bilek var. Yani Texas dediğimiz kişi Çelik Bilek. Pazusu kuvvetli birisi. İşte yarım post elbise, evet, giymiş. İngiliz askerlerini sürekli döven birisi. Şimdi İngilizlerle Amerikalılar birlik olmuşlar. Dünyayı dövmeye çalışıyor ama bizim gençliğimizde okuduğumuz o çizgi romanlarda Texas diye bir adam çıkıyor.
işgalci İngilizleri habire patak diyordu. Ne öğreniyoruz? İngilizler Amerika'yı işgal etmiş vaktiyle. Evet. Değil mi? Şimdi tarih söylediğiniz gibi çok derin. Bizim tarihimizde başkaları tarafından bize sunulmuş bilgiler. Ne dediniz? Burası 4000 rakımlı yer. Kimse çıkmamış. Bu sizin onurunuza dokunup ben çıkacağım diyorsunuz. Çıkıp ne eserlerle dönüyorsunuz oradan. Müthiş bir şey. Keşke bunu sizden önce de başkaları ve bundan sonra sizden sonra da başka gençler de devam ettirse, Türk tarihine kalıcı eserler kazandırsa, biz de tarihimizi ilk elden öğrensek. Siz çünkü bu taşlara, program başına söyledim, dokunan bir insansınız. İlk belgeye dokunmak çok önemli bir şey. O zaman tarih orada yatıyor. Evet, şimdi bir şeyi Saymalı Taş'tan bizim yeni haberimiz oldu. Ya da yeni dediğim o Türkolojinin veri tabanına döneceğim. Çalışmalar var bu konuda ama akademide kalan çalışmalar. Bunun sosyalleşmesi, halka inmesi o sinir uçlarına dokunmak oldu. Saymalı Taş'ta 100 yıldır çalışılmış. Yani en son çalışan Hatice Taşbayeva Semerkant'ta Orta Asya Araştırmaları Merkezi'nden 10 yıl çalışıyor Saymalı Taş'ta. Fakat bu bilginin doğru olarak aktarılması, doğru olarak kitlelere ulaşması televizyonculukla, gazetecilikle mümkün. Ben tekrar bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ben gazetecilik yapıyorum, fotoğrafçılık yapıyorum, televizyonculuk yapıyorum. Akademik format ayrı bir formattır. Biz Saymalı Taş'ı gider bir haftada çekeriz. 3 günde çekeriz ve ekranlarda gösteririz. Ama akademi orada girdiğinde belki 5 yıl kalmak zorunda, 10 yıl kalmak zorunda. Nitekim Hatice Taşbayeva 10 yıl çalışıyor. Yani bunlar... İlle orada çalışmak gerekiyor mu? Yoksa sizin getirdiğiniz bu görüntüler üzerinde inceleme yaparak akademik bir çalışma mümkün mü? Mümkün tabii ki. Yani çünkü fotoğrafın şeyine çok fazla dikkat ediyoruz. Şimdi her bilim adamının da oraya gitmesini bekleyemeyiz tabii ki. Yani 60 yaşında, 70 yaşında hocalarımız var. Biz Saymalı Taş'ı karınca kararınca toplayıp getirdik. 96.600 sayılmış resim var Saymalı Taş'ta. 100.000 yani. Şimdi 100.000 resim yani burayı bu insanlar bunu neden yapar? İşte hareket noktamız, yola çıktığımız nokta. Burada hocamızı anmamız gerekiyor. Turan Yazgan hocamız yakın zaman önce kaybettik. Eylesin, evet. Allah rahmet eylesin. Üzerimizde çok emeği vardır benim üzerimde. Arkamızda dağ gibi dururdu. Oğlum dedi, emin misin dedi, yani bu nedir dedi, bunu dedi ilk gittim geldim ben 2005'te heyecanla yanına gittim, işte hocam bunlar var anlatıyorum. Yani bu iş dedi, emin olalım ondan sonra şey yapalım ve o konu Atlas dergisinin 2005 Aralık sayısında yayınlandı. Arkadan bir daha bir kar topunun çığın büyümesi gibi bizim sonu gelmeyen yolculuklarımız başladı. Karlı Dağlar'daki Sır belgeseli geldi. Karlı Dağlar'daki Sır'dan sonra o bize damgaların göçünü getirdi. Zamana karşı Çanakkale'de çektiğimiz belgesel, bunlar hep ekranlarda yer aldı. Daha sonra bir bölümlük bir Türkistan'da... Ama bir hep TRT ekranlarında. TRT ekranlarında tabii. Bir bölümlük bir Türkistan'da bir gün Hoca Ahmet Yesevi ve çevresinde şekillenen kültürü anlattığımız. Tabii kitaplar devam etti. Sibirya'dan Anadolu'ya Taş'taki Türkler 2008 yılında yayınlandı. Arkadan Saymalı Taş geldi. Damgaların göçü geldi. Şimdi kitap anlamında bu ara biraz ara verdik. Yeni çalışma yapamayacağım. Çünkü çok yoruldum. Bunları bir hazmetsek. Yani gerçekten ben de kendim de çok yoruldum. Bu yorgunluğu bir şekilde işte biraz... enerji toplamanız lazım. Yani zihnimizi boşaltmamız lazım. Yeni çalışmalarımız başlayacak. Devam edeceğiz konuyla ilgili çalışma. Nerelerde olacak bu sefer? Aynı bölgelerde mi? Değişik yerlerde. Yani daha farklı formatta Şivan'a kadar 15 ayrı ülkede çalışma şansım oldu. Ama... Çözmemiz gereken temel sorun şu, Türk tarihinin ana referans kaynaklarını elimize almamız lazım. Bizim en büyük sıkıntımız, tarihimizde, tarihçiliğimizde en büyük sıkıntımız bu. Ana referans kaynağı. Sıfır yok ortada Hulki Bey. Ve Anadolu'da biz 150'den saymaya başlıyoruz. 149 nerede? Ya da ders kitaplarımız Orhun Anıtları ile başlıyor. Bu arada o görüntüleri de biz döndürelim. Evet. Evet. Orhun Anıtları ile başlıyor ders kitaplarımız.
En önemli sorulardan biri budur benim gündemimdeki. İşte Orhun Anıtları, Orhun Anıtları'na gelene kadar Türk kültürü neydi? Bir antik dönemi var mıydı, yok muydu? Bugün bir müzeye gidiyoruz, Roma, Bizans vesaire. Ya bizim hiçbir şeyimiz yok mu? Var. Hem de Roma'yı, Bizans'ı katlayacak şeyler var. Yani bir saymalı taş tek başına bir İskenderiye kütüphanesidir. Bir yani eski çağların en büyük kütüphanesidir tek başına. Şimdi Orhun Anıtları'nın için söylediğim bir söz vardır. Orhun Anıtları Türk tarihinin ön sözü değil, Türklerin taşlar üzerindeki son sözüdür. Artık bu anıtları yazdıktan sonra zaten taşla yazmak bitiyor, şey değişiyor. Yani tekrar söylüyorum, Türk tarihinin ön sözü değil, Türklerin taşlar üzerindeki son sözü. Peki bu son söze nasıl geldik, nereden geldik? O saymalı taştan sonra bu soru bizim için gündeme geldi. İşte bu sorunun cevabına için yollara düştüğümüzde de sonu gelmez yolculuklar başladı. 2005 yılında gittik geldik. 2006 yılında Sayın Ahmet Taşağıl'la Moğolistan ve oradan Baykal Gölü civarına, evet, Taşağıl'la Moğolistan ve Baykal Gölü civarına bir yolculuğumuz oldu. 2007 yılında Altay Tuva Hakasya'da bir gezimiz oldu Ahmet Taşağıl Bey'le yine birlikte. 2008'de Porbajin'e gittik. Yani Tuva'da bulunan Moyunçur Kağan'ın yazlık sarayı, toprak kale demek, Tere Gölü içinde yer alan oradaki ekspedisyon kazı çalışmasına katıldık. Daha sonra 2009 yılında benim bir Kanada seyahatim oldu, 20 gün. Ve yolculuklarımız devam etti. En son bu yaz 42 gün süren bir Moğolistan, Altay, Tuva, Hakasya çalışması oldu. Şimdi çocuk var mı? Bir oğlum var, o da maşallah yanımdaydı bu yaz, geçen yaz ve bu yaz. Bir de genç kızımız var, Selda Serin isminde. O da dil öğrenimi için şimdi İngiltere'de. O da 2 yıldır yanımda, yüksek lisansını bitirdi. Yani yavaş yavaş bilgiyi aktarmamız... Çoluk çocuk gidiyorsun. Evet, yani. Evet, gerekiyor. Bilgiyi aktarmamız gerekiyor. Şimdi 5 yıl önce bu programı yapsaydık Hulki Bey... İşte 10 saat konuşabilirdik. Şimdi? Yani ben şöyle söyleyeyim, işte uzaya da çıkabilirdik yani hiç 5 yıl önce. Fakat şu anda öğrendikçe korkuyorum. Yani öğrendikçe bir temkin, tedbir. Çünkü o kadar zengin, o kadar başka bir malzeme var ki. Bir de bunu bugüne kadar işte... Fuat Köprülü, Ahmet Caferoğlu, Muharrem Ergin, yabancı kaynakları sayarsak Vanberi, Bartolt, Jean-Paul Rouy'a kadar gelen bir çizgi. Son dönemde Taşağıl Hoca, bizim akademisyenlerimiz var çalışan. Bu veri tabanıyla bu eldeki malzemeyi birleştirdiğimizde ben çok temkinli yaklaşıyorum. İşte yanlış ki, yapmaktan mı korkuyorsunuz? Tabii ki. Yoksa... Tabii ki yani çünkü ilk burada ne söylenirse bunun üzerine bina edilip gidilecek yani. Sahadaki veriyle ilk karşılaşıyoruz. Bu kadar kapsamlı şekilde. Parça parça bu veri var. Bir yerlerde var, bir yerlerde. Yani siz öğrendikçe, bunları bulup karşılaştıkça edindiğiniz ilk bilgiyi hayalinizden genişletme yerine hayalinizden genişletmeye bu bilgiler izin vermiyor. Aslında sizin genişletip bir sistem haline getireceğiniz bu Türk tarihiyle ilgili bilgiler zaten diyor ki size, ben buradayım, öyle değil böyledir diyor. Bir sonraki bulduğunuz taş sizin konuşmanızı sınırlıyor, yorum yapmanızı engelliyor. Yoruma gerek yok, ben buyum diye size gösteriyor. Onun için korkuyorsunuz değil mi? Evet, tam söylediğiniz gibi yani ben buradayım, 1000 yıldır buradayım, 3000 yıldır, 5000 yıldır buradayım, sen neredeydin? Tabii, taş. O taşı bulmadan yapacağınız yorum kitleler üzerinde yanlış bir etki doğurabilir, düzeltmek çok zor olabilir. Bir de o sonraki bulduğunuz taşa saygısızlık, o taş ne olduğundan sonra biraz vurgulayacağız. O taşa da yani bilgiye, tarihe de saygısızlık, evet, değil mi? Evet. O taşı yazanlara da. Evet, sorun şurada bir şeyde, son bulduğunuz veri, son karşılaştığınız veri
sizi en başa götürebiliyor. Ve en baştan tekrar yeni bir yolculuğa çıkıyorsunuz zihninizde. Yani Lena'ya götürüyor. Efendim Anadolu'nun birçok yerinde nelerle karşılaştık? Karlı Dağlar'daki sırdan sonra Anadolu'nun birçok yerinden burada bunlardan da var, bunlardan da var. Bunlar... Anadolu'ya bir gelmeyelim isterseniz. Evet. Şimdi bu kaya resmi, kaya resimleri yaklaşık kaç yıl önce yapılmış? Şimdi şu Lena'da, Rusya'da. Evet, Rus bilim adamlarının... Rusya'nın hangi bölgesinde mesela? Bu Lena? Baykal Gölü'nden İrkutsk'a doğru geçiyoruz. İrkutsk'tan da 400 kilometre yol alarak Lena Nehri'nin doğduğu yerlerden. İlk doğduğu yerlerde Lena Kaya resimlerinde Rus bilim adamlarının dikmiş olduğu tabelada şunu yazıyor. Milattan önce 14.000 ve 12.000'li yıllara tarihlenmektedir diyor. 14.000 ve 12.000. Ben onlar kadar cesur değilim. Gerçekten cesur değilim. Buradaki resimlerde şunu gördük. Çok eski olduğu aşikar. Çünkü ilk figürler soyutlamanın sıfır olduğu, soyutlamanın hiç olmadığı ve insanın gördüğünü birebir yaptığı, işte atı at kadar, insanı insan kadar yaptığı. Yani soyut kavramından uzak olduğu, evet, değil evet. mi? O önemli bir zeka çok, ve yetenek meselesi, soyut tabii kavram. Tabii ki. Soyuta geçişin hiç olmadığı zaman içinde süreklilik var tabii, soyuta geçiliyor sonra ama ilk resimler, kaya resimlerinde en eski resimler, birebir boyutlarda. Yani resim ne kadar büyürse geçmişe o kadar gidiyor. Ne kadar küçülür, stilize hale gelir, küçücük çizgilere dönerse günümüze yaklaşıyor. Ki bunu da şuradan doğruluyoruz. Stilize çizgilerle, yani çizgisel üslupla yapılmış resimlerin olduğu her yerde yazı çıkıyor karşımıza. Akla gelebilecek temel ve ilk sorulardan biri şu olabilir. Bu resimleri, çizimleri günümüzde birisinin yapmadığı ne malum? Çünkü günümüzde artık insanlar uzaya çıkabiliyor. Müthiş teknoloji var, bilgisayar var, çizimler var. Ne derler? Antikacılar bazı eşyaları eskitebiliyor. turistik eşya satanlar milleti kandırmak için eskitiyor. İşte tarihi kazıda buldum diye satıyor. Evet. Müthiş bir piyasa var. Bu dağlarda, tepelerdeki sizin çektiğiniz ve başkalarının çektiği resimlerin uydurma olmadığı ne malum denebilir? Cevabınız ne? Şimdi Ulki Bey, bunu ben de düşündüm tabii ki. Yani şeyde ama 4000 rakıma 96.600 resmi kimse yani yapmaz ya, yani. Diyelim ki uyduracağız, bir senaryo ya, kuralım. Evet. 4000 metre yüksekliğe birisi çıkacak. Evet. Yaklaşık 100.000 tane resim, evet, uyduracak oraya. Evet. Bu mu cevap? Yani bunu ya, yapamaz. Yapamaz mantığı. Yani bunu başka zaten tabii sonra bunu çözüyoruz yani şeyi. Yaşı ölçülüyor değil mi? Karbon testleri. Yaşı kaya resimlerinin yaşını hiçbir şekilde teknik olarak ölçebilmek mümkün değil. Ruslar nasıl ölçmüş de yaklaşık olarak 14.000 yıl. Mukayese yöntemiyle tabii orada bir kurgan vardı. O kurgan kazılmış. Kurgan yani mezar. Mezar. Kurgandan çıkan organik madde var orada. Yani onların analizini yaparak. Oradan kemikten analizi yapıyor ve bu resme gönderme yaparak bu da bu tarihte yapılmıştır gibi bir sonuca gidiyor. O bir ölçü oluyor. Yani o tarihi kayadan kayaya karbon testi yapılabilmesi mümkün değil. Bu konuya bir açıklık getirelim. Evet. Küf oranıyla ölçmek istiyorlar. O yazı üzerindeki. Fakat İşte Gobustan kaya resimleri 0 rakımda, Saymalı taş 4000 rakımda. İkisinin küf oranı aynı sonuçları vermez şeyde, teknik olarak vermez evet, yani. Ya da Saymalı taş senenin 10 ayı karlar altında, derin dondurucu. Yani yaşı saklıyor mu o zaman? Tabii yaşı saklıyor, eskimiyor çünkü. Alan eskimiyor. Yani şeye o zaman sonucu, eşyalardan bulunan eşyalardan, kurgan denen mezardan çıkan eşyalardan anlaşılıyor. Tabii. Bir de işte genel arkeolojinin genel şeyleri var. Şimdi bu disiplinler arası düşünmek zorundasınız. Tabii. Yani sadece Türkolojiyle yani bütün bilimlerin destek olması evet, lazım. Evet. Şunu söyleyelim. Şimdi mesela Mars'a uzay aracı gidiyor. Oradaki taşı toprağı inceliyor. Orada bilmem kaç milyon yıl önce bir derenin olduğu, Mars'ın yüzeyinde derenin olduğunu o taşa toprağa bakarak bilebiliyorlar şu anda. O yüzden geriye dönük olarak bu kayalardaki resimlerde bence bilmek mümkün. Şunu da söyleyelim. Milattan önce Ruslar
14.000, 12.000 gibi tahmin ediyor. 2.000 de milattan sonraya koyacağız. Yani yaklaşık 16.000 yıl öncesindeki taş üzerinde Türklerin izini bulmuş oluyorsunuz bir yerde. Şimdi Türklerin varlığını da mı göstermiş oluyor yani, doğal olarak? Hulki Bey, orada ben o kadar cesur değilim. Rusların diktiği tabela o. Burada bilimsel paradigmadan, bilimsel verilerden, doğrulardan asla ayrılmamak lazım. Sosyal bilimler metodolojisi çok açıktır. Gözlem, mukayese ve sezgiden. Hadi biz sezgilerimizi de bir kenara bırakalım. Mukayese yapalım. Mukayese yapalım, gözlem yapalım. Gözlemle, çünkü laboratuvar imkanı olmayan bir alan sosyal bilimler. Yani suyu 100 derecede kaynatamayız. Evet. Her zaman aynı olaylar aynı sonuçları vermeyebilir. 100 kere tekrar etsek olayı 100 ayrı sonuç ortaya çıkabilir. Oluyor da fen bilimlerindekinin yanında çok geride kalıyor. Evet, diyelim. Evet. Şimdi bundan ayrılmamak durumundayız. Kabul edilen şudur. Milattan önce 14.000 buzul çağı sona eriyor. Ve o çok dar imkanlar içinde mağara döneminde yaşayan, kolektif mülkiyette yaşayan insan sonsuz bir imkanlar dünyasına çıkıyor. Yani dünyanın üzerine yayılmaya başlıyor. Tabii bu dünya kaçıncıya kuruldu, kaçıncıya yıkıldı onu bilemeyiz. Ben milattan önce 14.000 buzul çağı öncesine dair hiçbir şey söyleyemem. Ama 14.000'e kadar söylemek de müthiş bir şey. Buzul çağının sona ermesiyle birlikte insanların dünya üzerine yayılması, inanç kavramının ortaya çıkması, inanca dair törenlerin başlaması, ki bu törenler devleti doğuracaktır. Bir tabii ki iktisadın oluşması, ekonominin oluşması, artık değerin oluşması, zenginlik kavramının oluşması. Yani mağara döneminde bir ekmek var, yarısı sizin, yarısı benim. Başka yolu yok. Ya da bir hayvan var, onu evet, yiyeceğiz. Evet. Onu çiziyoruz. Evet, yarısı sizin, yarısı benim. Paylaşım çok kolay ama bu kadar çeşitlenme tabii olunca. Tabii ki fiziki coğrafya imkan tanıyınca benim 10 hayvanım var, sizin bir hayvanınız var. Ben çalışmışım, edinmişim. Ortak olmayın lütfen. Yani bu mantığına geliyor. Tabii ki bu neyle devam ediyor? İnanç, iktisat, daha sonra da siyaset. Yani üç ayak, bunu şey derler sosyologlar, din, ekonomi, siyaset derler. Bu üçü bir arada yürür. Birinci, taşların, kaya resimlerinin yapılmasındaki birinci saik, ilk saik inanç. İkinci saik siyaset giriyor. Üçüncüsü ise iktisat giriyor, ekonomi giriyor. Bunu biz taşlardan farklı şekillerde okuyabiliyoruz. İşte avlanmayı anlatıyor. Avlanmayı kutsuyor bir taraftan. Diğer taraftan da ne yapıyor? Bunu hayatının içine sokuyor. İktisadi bir faaliyeti anlatıyor. Ama aynı zamanda avın etrafında bir tören de yapıyor. Av başlamadan bir tören de yapıyor. İnancını da yerine getiriyor. Bunu da kayıtlara geçmek istiyor, çiziyor yani. Evet. Şimdi kaya resmi alanları eski Türk dini olan Gök Tanrı dininin kutsal alanları, kutsal mabetleri. Bu artık çok açık, kesin bir bilgi. Yazılı kaynaklardan da bunu teyit ediyoruz. Tarihi Cihan Gülşah'da Cüveyni diyor ki, Türkler baharda, yani senenin belli günlerinde dağların yüksek yerlerine çıkarlar, ata ruhlarına dualar eder, kurban. Nevruz gibi mi yani? Onun yani başlangıcı belki. Ekinoks dediğimiz yıl dönümleri, şimdi 21 Aralık'ta kıyamet kopacak deniyor ama 21 Aralık'ta Altay Türkleri Beyaz Bayramı kutlamaya başlayacak. Yani bizde ekinoks çok önemli gün dönümleri. Türk kozmolojisi hayal edemeyeceğimiz, düşünemeyeceğimiz kadar bir zengin Türk kozmolojisi var. Şu sözümü tamamlamak istiyorum. Ne demiştik onu da? İnanç, siyaset, iktisat. İnanç, siyaset, iktisat var, bunlar. Paylaşım, evet, var. Üçü bir araya geliyor. Paylaşım var, üretim var. Burada şuna da biz tanık oluyoruz. İnançla törensel olarak bir araya gelen insan birlikte bir şey yapabileceğini keşfediyor. Buradan belki devlet fikrine geçiyor. Yani birlikte av yapmayı öğrendiği anda devletin tohumlarını atıyor ya da birlikte tören yapmayı öğrendiği anda. Böyle bir sürecin kendi
alt şuurumuza ulaşmaya çalışıyorum. Yani bir Türk olarak daraltmadan ya da insan şuuruma ulaşıp ondan sonra millet kavramı nerede oluştu? Kültürleşme nasıl başladı? İşte Türk tarihinin antik dönem verileri bizi rahatsız eden demeyeyim de Hulki Bey şöyle ifade edeyim. Eski çağ kültürleri sayılırken Mısır, Çin, Yunan, Mezopotamya, Hint sayılır. Ya devasa bir Türk kültürünü niye söylemezsiniz? Onlar kaç bin yıl öncesine kadar gidiyor mesela en eskisi? Vallahi onlar Çin, giderler. Hint. Fransızlar Lascaux mağarasını 35 bin yıla tanımlıyor. Mağaradaki resmi. O zaman açık alandaki saymalı taşı bilmem kaç yıla tanımlamak lazım. İspanyollar bilmem kaça tanımlıyor o kendi kaya resimlerini. Ya da İngilizler diyor ki işte bu ne stone o bilmem ne stone. Dünyanın merkezi burası diyor. 4 tane taş. O 4 tane taşın 500 katı Abakan Müzesi'nde var. Abakan'a gitsinler. Hakasya'da Abakan'a, Askız'a gitsinler. Askız'da o yanında o stone'un yüce kalacağı 10 metrelik, 8 metrelik anıtlar var. Ve bu kültür tabii ki sıkıntı şurada. Biz sahaya girememişiz. Bir de şunu söyleyeyim. Buraya nereden geldik? Bir soru sormuştuk. Herkesin aklına gelebilecek ilk ve temel sorulardan biri bu resimlerin daha sonra yapılıp yapılmış olup olmadığıydı. Örnekleriyle belli bir mantık çizgisiyle bunun mümkün olamayacağını söylediniz. Hem sayı olarak hem bölgenin yüksekliği bakımından hem de bu tarihi gelişim, buzul çağının sona erişi, işte insanlığın tekamülü gelişmesi açısından söylediniz. Şimdi resimlere bakıyorum size anlattıkça. Bu resimlerin siz temkinli davransanız da yıllar üzerinde işte 16 bin yıl yaklaşık. Nasıl böyle sağlam kalabilmiş? Oralar buzullar altında olduğu için mi korunmuş? Yoksa bunlar hafif silüet halinde olmuş da bunlar sonradan üzerinde hani ne bileyim bazı ilaç falan öyle mi ortaya çıkarılmış? Yok, koruma yok alanların hiçbirinde. Burada birinci derecede rol oynayan şey rakım tabii Hulki Bey. Yani sıfırdaki eskime ile 3000'deki eskime aynı değil. Oksijen olması lazım. Yukarı daha sağlamları yukarıda buluyoruz. Evet. Öyle yani mi? En güzel resimler, en temiz resimler benim bugüne kadar çıkabildiğim en yüksek rakım saymalı taştakiler cam gibidir. Yani bu acaba şöyle bir tartışmaya da ya da tartışma değil de düşünceye akla getirebilir. Şimdi yaklaşık 4000 metre yukarıda yükseğe çıktığımız zaman bu taşları, yazıları, belgeleri bulduğumuza göre orada yaşamış Türkler var. Türklere ait olduğunu nasıl biliyoruz? Bir. İki, orada Türkler var. Ya bu Türkler hep dağda mı yaşamış? Aşağıda yaşamamış mı gibi bir şey akla gelebilir. Ama siz diyorsunuz ki coğrafi koşullar nedeniyle yukarıdaki resimler daha sağlıklı kalmış. Çünkü aşağılarda hem daha sonraki yıllarda yerleşim olduğu için kaybolup gitmiş belki. Kaybolmasa bile insan yoğunluğu açısından. İşte aşağıda buz olmadığı için korunamamış bu. Evet. Diyorsunuz. Şimdi şöyle Hulki Bey, buralar yaşam alanları değil, ibadet alanları. Yılda bir kere, gidilen törenlerin yapıldığı ve yine Cüveyni'ye söyleyeceğim, işte Türkler dağların yüksek yerlerine çıkarlar, atalarına dua ederler, kurban keserler, taşlara damgalarını vururlardı. Yani bizim yaylalar gibi de. Gibi. Yazılı kaynaklarla hala bizde yaşar. Yayla göçü bir bayramdır bizde ve Mayıs 7'sinde yola çıkılır. Evet, sözünüzü tamamlayın, bir reklam arası vereceğim, sonra devam edeceğiz. Evet. Mayıs 7'sinde işte şenlikle çıkılır yaylaya. Yani ben inekler süslenir, hala şal pazarından hala Kadırga yaylasına yürüyerek çıkarlar. Ve o bir törensel bir şeydir. Hıdrellez dediğimizde bizim daha sonra İslami formasyon kazanmıştır. Eski Türklerin yayla göçü yazbaşı bayramıdır. Evet. Hıdrellez. Peki bir ara verelim, sonra devam edelim. Az sonra buradayız efendim. Ekranların en genç programı Gençlik Meclisi 2012 yılını baştan sona ele alacak.
Önemli konuklarıyla pazartesi gecelerine damga vuran Gençlik Meclisi, yılbaşı akşamı yazar İhsan Eli Açık'ı ağırlayacak. Gençlik Meclisi'nde 2012 yılı başından sonuna kadar masaya yatırılacak. Gençler 2012 yılında yaşanan en çarpıcı hadiseleri Eli Açık'a soracak. Gençlik Meclisi yılbaşı özel, yılbaşı akşamı Karadeniz TV'de. Bütün bir yıl yaşananlar hafızalarınızdan fırlayacak. Evliya Çelebi'nin dediği gibi, ormanlarından bal akan şehir Rize'den Osmanlı saraylarına özel olarak gönderilen balın faydaları, bu arının yapmış olduğu bal ve mum, her şeyi kendisi yapıyor. Biz bunun içerisine herhangi bir mum falan kullanmıyoruz. Bir kilogramı altın değerindedir ve altınla yarışıyor. Balımız değerlidir. Başbakanımıza buradan kestane balından istediklerini de gönderiyoruz. Bu organik sertifikayı almak için söylediğim gibi Ege Üniversitesi Gıda Laboratuvarı'nda analizleri yapılır. 3 sayfadan oluşan analizleri yapılır. Butun içerisindeki herhangi bir kimyasal, herhangi bir glikoz, şeker veya herhangi bir antibiyotik var mı diye analizleri yapılır. Analiz sonucunda ise eğer balımız temiz çıktıysa bu sertifikayı müteşebbise verilir. Hulki Cevizoğlu'nun aranan kitaplarının yeni baskıları çıktı. Tarih Türklerde başlar. Yazıyı kim buldu? Sümerler Türk mü? Latince'nin ve uygarlıkların temelinde Türkçe mi var? Batı'nın Türkleri tarihsiz bırakma ve Türk tarihinden kurtulma çabalarını büyük bir ilgiyle okuyacaksınız. Tarih Türklerde başlar. Kitapçılarda ve internette. Zigana'dan geçmek iki ayrı ucunda iki ayrı iklim olduğunu bilmeyene zor gelir. Ama bizim için eve giden hiçbir yol zor değildir. Yolda okuduğumuzu lastiğe yazıyoruz. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Popüler bilimde bu ay evrenin en büyük sırlarından biri karanlık madde. Evrenin kozmik geleceği nasıl bir şekil alacak? Evrenin genleşmesi nereye kadar sürecek? Psikiyatri tedavilerinde yeni gelişmeler. Beyin haritalaması. Psikiyatride sıkıntı yaratan ölçülebilirlik konusunda hastaya ve hekime rahatlık sağlıyor. Uzaylılar nerede? Güneş gibi sıradan bir sarı yıldızın bile 8 gezegeni, 5 cüce gezegeni, asteroidleri, kuyruklu yıldızları varsa milyonlarca diğer yıldızın içinde de benzer yapılar olabilir mi? Semantik Web'le yeni nesil bilgi teknolojileri uygulanıyor. Web'i küresel ölçekte akıllı bir veri tabanına dönüştürecek bu teknoloji daha başka neler vaat ediyor? Hepsi ve daha fazlası bu ay Popüler Bilim Dergisi'nde. Aylık bilim dergimiz Popüler Bilim, bayilerde. Tükenmeden alın. Masonluk ve Lotaryanlık. Masonluk bir din mi? Gizli bir örgüt mü? İtiraflar, önemli açıklamalar. Masonluğun Türkiye'deki hedefleri, siyasal güçleri ve masonluk hakkındaki her şey bu kitapta, kitapçılarda ve internette. Sevgili seyirciler, bu gece sorularınızı iletemediğiniz için ben aklınızdan geçebilecek soruları da sormak istiyorum. Şimdi Sayın Servet Somuncuoğlu'nun bu eserlerine nasıl ulaşabiliriz diye ben izliyor olsaydım sorardım. Siz de soruyorsunuzdur. Önce isimlerini söyleyeyim, sonra da kitapları göstereceğim. Kitaplar tuğladan daha ağır, kaldırmak çok zor ama ona rağmen deneyeceğiz. Taştaki Türkler,
Sibirya'dan Anadolu'ya Taştaki Türkler adını taşıyan kocaman bir cilt var önümüzde. Sonra Damgaların Göçü Kurgan, Ankara Güdül semtindeki kaya resimlerini gösteren bir hacimli kitap. Saymalı Taş, Gökyüzü Atları adını taşıyan bir kitap. Şimdi birincisini şöyle gösterelim. Taştaki Türkler, Sibirya'dan Anadolu'ya Taştaki Türkler adını taşıyor. Şöyle kalın bir kitap. Herhangi bir sayfasını açalım. Böyle gösterelim. Böyle bir kitaba nasıl ulaşacaksınız? Az sonra bunu soracağız Sayın Somuncuoğlu'ndan. Damgaların Göçü, Kurgan, Ankara Güdülkaya resimleri de şu kitap. Şöyle düzeltip şöyle gösterelim. Ankara Güdül'deki şu hacimde bir kitap. Herhangi bir sayfasını açalım. Böyle özenle hazırlanmış. Yani çekmek, gitmek, bunları belirlemek önemli bir şey. Sonra bunları sıraya koymak ve kitap haline getirmek ayrı bir zorluk gerektiriyor. Üçüncü albüm kitap ise Saymalı Taş. Çok güzel bir isim. Gökyüzü Atları adını taşıyor. Niye Gökyüzü Atları? Yani uzay çağrıştıran bir şey değil mi? Yok, uzayla ilgili hiçbir şey yok Hulki Bey. Gökyüzü atları olmasının sebebi şu: efsaneye göre Davan atları deniyor. Bunlar gökyüzü atları, yani gökyüzüne çıkan atlar. Gördünüz mü uzay işte? Nasıl şeyle çıkıyor? Ve bu Davan atlarını Türkler Çinlilere kaptırmamak için çok çetin savaşlar oluyor. Bu aralarında. Efsane mi? Efsane. Yani bu, hani Pegasus, mitolojideki Pegasus gibi, kanatlı at gibi. Kanatlı mi? At, o bütün kültürlerde var Hulki Bey. Kimseye mahsus değil. Yani güneş kültünün bütün eski çağ kültürlerinde kutsal sayılması gibi bu uçan at figürü de aşağı yukarı bütün eski çağ kültürlerinde farklı şeyler de var. Ama fiziki coğrafyanın ulaşım aracı tabii ki önemli. Atlar. Ulaşım atla olduğu için atı şey yapıyor. Fakat yukarı çıktığınızda, Sibirya'ya çıktığınızda dünyanın su coğrafyası. Orada da kano devreye giriyor. Nitekim Lena Kaya resimlerinde işte kayık çizimlerini görüyoruz. Yani burada hep paralellikler kurmak zorundayız. Bulunduğu, yaşadığı bölgeye göre. Fiziki coğrafya ile beşeri coğrafyayı birlikte düşünüp o ortak akıla ulaşırsak kaya resimlerinin sırrını o zaman çözüyoruz. Tabii ki şunu ifade etmem gerekiyor. Bir nokta açılım. Taş kendi kendine konuşmuyor. O zaman ödünçleşmek gerekiyor. Şimdi Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim üyesi sevgili Milay Köktürk ağabeyim var. Çok önemli bir iş yaptı. İşte Kasire'nin dil, mitik düşünce ve sembol kavramının oluşumu gibi üç önemli kitabı tercüme etti. Bunun yanında işte Claude Lévi-Strauss, Yaban Düşünce, Üzünlü Dönenceler, ilk aklıma gelenler, Elyada, dinler tarihine giriş, dinler tarihi, Hint ve Asya şamanlığı gibi kitapları. Şimdi felsefeyle sürekli ödünçleşmek zorundayız. Yani etkileşmede. Kaya resimlerini çözümlerken bir anlamda o içsel yolculuğumuzu yapıyoruz. Yani ben o taşın başına oturduğumda bu insan bunu niye yaptı? Neden yaptı? Artık orada kendi içinizdeki akışın sesine kulak veriyorsunuz. Kulak vermek durumundasınız ama bu anahtarları da kullanmak zorundasınız. Şöyle diyelim, insanlık dünyanın farklı coğrafyalarında birbirinden habersiz olarak işte yazıya, Çin kendi yazısına yürürken Orta Asya'daki Türk öbekleri de kendi yazısına yürüdü. Öte taraftan Güney Amerika, Maya, İnka, Aztek de kendi yazısına yürüdü. Yani insanlığın düşünsel yükselişi aşağı yukarı aynı tarihlerde, aynı zamanlarda birbirinden hiç habersiz olarak gerçekleşiyor. Valla Servet Bey, ben sizi ekran başında burada programda ağırlamaktan mutluyum ama ekran başında çayımı içip zevkle dinlemeyi tercih ederim. Yani bu program yayınlanırken de onu yapacağım zaten. Dediğimiz gibi bant çekim yapıyoruz. Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Zevkle dinlenecek ve işin güzelliğinin yanı sıra yararlanabileceğimiz, yeniden öğreneceğimiz bilgiler. Siz bu
bir sonraki taşı bulup ona ulaşıp onu analiz ederken öğrendikçe korkuyorum dediniz ama ben şimdi sizin anlattıklarınızdan öğrendikçe mutlu oluyorum. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Bir şey söyleyeyim hemen arada. Yani araya az girmek istiyorum demek için bu kadar uzattım. Şunu sorayım. Yaklaşık 100 bin tane resimden söz ettik ya 4 bin metre yükseklikte saymalı taşta. Evet. O zamanki nüfus ne kadarmış ve bu yaklaşık 100 bin resmi kaç bin kişi çizmiş? Yani orada ressamlar var. O dönemin kendine göre ressamı, kaya ressamı. Diyelim ki 10 bin kişinin görevi bunları yapmak mıymış? Yoksa bizim yaylaya gittiğimiz gibi ya da sahilde kumsalda kumların üstüne çubukla resim çizmemiz gibi herkes eline aldığı taşla kayanın üstüne çizmiş mi bunu? Nasıl olmuş? Çok çok teşekkür ediyorum Ulki Bey. Böyle çok güzel sorular bunlar. Şimdi buralar bir yılda çıktık. 5000 kişi resimleri yaptık. İndik alanlar değil. Ha, evet. İbadet yapılan yerler dediniz. Buralar her yıl gidilen ve bu hafıza orada binlerce yılda birikiyor. Yani Saymalı Taş için yapılan tahmin şu, milattan önce 3000'den milattan sonra 1000'e kadar 4000 yıllık bu süreçte yapıldı bu resimler deniyor. Bu literatürdeki bilgi. Benim kanaatim Saymalı Taş'ı biraz daha eskiye çekmek lazım. Yani milattan önce 5000'lere 7000'lere kadar gidebilir Saymalı Taş. Bu şöyle söyleyeyim, yılda ya da belli yıllarda gidilen, senenin bir günü çıkılan, toplu olarak törenlerin yapıldığı ama daha sonra kamların buraya gittiği, dua ve dilek... Kam dediğiniz, kam gök tanrı dininin din adamına din adam. Kam diyoruz. Evet. Yani kam, oyun, bakşı gibi isimleri vardır. Ben özellikle şaman kelimesini kullanmıyorum, kullanmak da istemiyorum. Neden? Çünkü... Şaman doğru bir tanımlama değil, kelime olarak da doğru tanımlama değil. Paganlaştırma şeyi var, endişesi var. Bir şeyi daha söylemem lazım. Yaklaşık 250 kaya resmi alanında çalıştım. Bunların hiçbirinde tanrı çizimi yok. Hiçbir tanesinde. Bunu yerel halkla konuşup sorduğumda orada o sosyal hafıza devam ediyor. Altay'da, Tuva'da bir kam ellerini açarak olmaz dedi. Tanrı dedi göktedir. Yani gök tanrı dininde tartışmasız olarak tek tanrı inancı var. Efendim yer su tanrıları bilmem neler şunlar melek kavramları onlar. Bugünkü dinimizde de var. Buradan şuraya gelmek istiyorum. O animist din doğayla insanın daha barışık, daha iç içe yaşadığı dönem günümüzdeki gibi doğayı katlettiği bir dönem değil. Ve doğayı, istese de katledecek şey durum yok zaten ortada değil mi? Evet, doğaya sürekli saygısını sunuyor ama yılda bir kere gidiyor o taşa resmini yapıyor. Hafıza binlerce yılda birikiyor orada. Yani yüz bin resmi kaç bin kişi yaptı dedik. Bir yıl gidiyor resimleri çiziyor, birkaç kişi iniyorlar. Yani bin yıl içinde binlerce insan gidip gelmiş oluyor. Evet, yani herkes bir öncekinin yanına çiziyor, öteki taşa çiziyor ama resimler hani bazı ressamların çizgisini tanırız ya. Evet. İşte bir tanesi Hikmet Çetinkaya sadece gelincik çizer, anlarsınız onun çizgisi. Picasso'nunkini bilirsiniz. Bu gördüğünüz resimlerde sanki hep aynı ressamın ya da aynı ekolün iziymiş gibi ama. Yani siz gittiniz çizdiniz. Bir sene sonra ben çıktım oraya yaylaya daha. İbadet ettim. Evet. Ben de çizeyim Servet Bey'in taşının yanına dedim. Evet. Aynı şeyi çizemem ki. Bunlar şimdi, nasıl bu kadar benzerlik gösteriyor? Geleneksellik böyle bir şeydir. Yani geleneksel bilginin gelenekselleşmesi böyle bir şey. Nasıl ki o halıyı, kilimi Yağcı Bedir halısını bin yıldır aynı şekilde dokuyor. Ya da Uşak'ta, Hakkari'de aynı desenleri dokuyor. Yani buna benzer bir şey. O da tabii şurayı götürüyor bizi. Ama o desenin tabii bir şekli var. Siz bugün onu yapmak isterseniz o deseni alıp üzerinden gidiyorsunuz. 16 bin yıl önce de ya da 10 bin yıl önce de X kişisi oraya çizdi. Onun modeli var. Ben de onu taklit ediyor olmalıyım. Yani orada da bir ekol söz konusu. Şöyle Hulki Bey, kaya resimlerini ana karakteristik itibariyle ara detayları geçiyorum.
Bir de ben yabancı kelime çok kullanmak istemiyorum. Bunların terminolojideki tanımları var, literatürdeki tanımları. Biz kaya resmi dedik ve tuttuk. Artık herkes bir kaya resmi şeyi okuyor. Yani sade, güzel bir şey. Evet, sade bir şey. Şimdi birinci dönem resimleri taşı taşla vura vura dövme resimler. Yani zaten kalıp, belli bir kalıp var. Çok isteseniz de onun dışına çıkamazsınız. Onun için benzerlik taşır. Benzerlik taşır. İkinci dönem resimleri bir alet kullanarak kazıma tekniğiyle yaptığı resimler, bir alet. Üçüncü dönem resimleri ise sert bir maden, yani çelik kullanarak çizgisel üslupla yaptığı resimler. Ama bunlar böyle tak diye kesilmiyor. Madenle çizime başladığında kayayla dövme yine devam ediyor. En sert şekilde çizgisel üslupla yaparken bu iki süreçte devam ediyor. Süreçler birbirlerini kesmiyor. Biz ne öğrenmiştik ilkokulda? Taş devri, yontma taş devri, evet. Yontuyor taşı. Evet. Cilalı taş devri, evet. Cilalıyor değil mi? Evet. Öyle gidiyor. Temel bilgiler bunlar. Hep bu temel, öğrendiğimiz o temel bilgilerle düşünerek yol alıyoruz. Yani bu üç dönemi ortaya koyduğumuzda resimlerin birbirine karakteristik olarak benzemesi son derece normal. Peki burada daha önce dediniz ki reklam öncesi, Türklerde müthiş bir kozmoloji var. Tanrı resmi çizmemişler ama uzay, uzaylı, güneş, galaksi, yıldız gibi şeyler çizmişler mi? Bunların yok, var mı? Yok, ben bu uzay fikri yok. Yok Hulki Bey. Peki yani, kozmoloji dediğinizden her şey, kozmoloji şu, hareket tarzından dolayı, kendi hareket tarzından dolayı, yaşam tercihlerinden, coğrafyasından dolayı gökyüzünü çok iyi bilmek zorunda. Gece yol alıyor. Yani yıldızların konumunu çok çok iyi bilmek zorunda. Müthiş bir Türk kozmolojisi var. Bunun, peki onu çizmemiş mi? Tabii ki bunları farklı şekillerde çizmiş. Saymalı Taş kitabında yer alıyor. Ama bu efendim göksel temaslar değil. Onu kastetmiyorum. Yani hani uzaylılar var, onlarla uçan dairelerle görüştü mü, gitti mi, geldi mi manası değil de işte gökyüzünden yararlanıyor ulaşım için. Ama onu da işte güneş tutulması oluyor. Onu resmetmiyor mu? Hayatına aktarıyor onu Hulki Bey. Nasıl aktarıyor? Yılı 12'ye bölüyor. 12 hayvanlı Türk takvimini buluyor. Gökyüzünün hareketlerini takip ediyor. Ayın hareketlerini takip ediyor. Şimdi bunu şehirde yaşayıp, İstanbul'da yaşayıp, ışık kirliliğine maruz kalmış bir gökyüzü altında hiç yıldız göremeyen bir çocuğa anlatmak ya da birine anlatmak çok zor. Ama dağlara gittiğinizde, ben Saymalı Taş'ta geçirdiğim geceyi anlatmam lazım sanırım. Masmavi bir gece, yani bildiğiniz mavi bir gece ve yıldızlar böyle uzansanız elinizde yakalayacakmış gibi. Evet, o kadar yakın. Şimdi bu gökyüzü altında bir ömür geçirdiğinizi düşünelim. Çizmeden olmaz. İşte mecburen o yıldızlara anlam vereceksiniz. O yıldızları hayatınızda bir yere oturtacaksınız. Ayı takip edeceksiniz. Sebebi bu. Bakın tam açtığınız sayfada. Evet tam el, tam hayır evet orada bak. Bir göstereceğim. Evet. Siz artık uzay gökyüzü, evet, geliştirmişsiniz kendinizi. Kitabın sayfasını oradan yatay görüyorsunuz. Evet. Maalesef. Yok yok, hayır yok Kurki Bey. Şimdi, dik durdu öyle gördüm. Hayır. Şöyle bir göstereyim. Hayır. Sonra sayfayı açacağım sizin dediğiniz bölümü. Şöyle açıyorum. Bu mu? Yani işte sayfanın üstünde, evet, bir şekil var değil mi? Evet, başlık gökyüzü gibi. Gökyüzü altındaki dua eden insan figürü. Başka bir şekilde bunu yorumlayamayız. Yani öyle göğe çıktı, göğden indi falan yok bunlar. Somut düşünmek, somut, nesnel ve somut, müşahhas olarak yol almak durumundayız. Ben özellikle mistik yorumlardan kaçınılması gerektiğini defalarca vurguladım kendi kendime de. Buyurun. Yani şimdi yorumlarsanız paraşütle gökten inen adam da diyebilirsiniz ona. Ya da kocaman bir başlığı var gibi işte, değil mi? Saçı, yani, başı. Yani, saç mıdır, başlık mıdır işte, bu kafasının üstünde? Hayır, bir karanlık şey, bir gökyüzü altında bir adam yani. Ya da kuyruk gözüküyor mesela, o başlık gibi şeyin kuyruğu varmış, balinaymış gibi sanki. Yok, yani. Elleri niye mesela dört parmak gözüküyor? Yani o anda dört çizmiştir, öteki eli de yuvarlak, bir şey anlatmak istemiştir. Şimdi
resimlerin tek tek detaylarına girirsek artık burada, ama birkaç tanesini vurgulamak lazım böyle. Artık burada insanların hayal dünyası da işin içine giriyor. Doğru olan belki şudur. Bu resmi gören bir ressamımızın bunu tuvaline aktarmasıdır. Yani sanatın kaynağı budur. Artık ben yorumlara karışamayacağım. Aldık, getirdik. Ama mesela Ahmet Taşaralı hocayla birlikte de gitmişiz. Evet. O nasıl yorumluyor, ne diyor? Mesela aynı şekilde bunları da gösterelim. Şimdi önemli olan bu resimlerin burada olması Ulki Bey. Evet. Yani birinci hareket noktamız bu. Taşaralı hocayla da tabii defalarca tartıştık, düşündük, konuştuk. Bizim temel verilerimizden biri şu. Buralar Gök Tanrı dininin kutsal mabetleridir. Dolayısıyla inancı... Yani kaç bin yıl önceye gidiyor bu? Milattan önce 7000 mi burada? Yani Saymalı Taşı milattan önce 3000 ile 1000 arasına tarihliyor Taşbayama. Fakat ben buna katılmıyorum. 5000'e 6000'e kadar gidebilir Saymalı Taşı. Hadi ortalamasını alalım. Yani ortalama dediğimizde binlerce yıldı atıyoruz aslında. 4000 yıl diyelim. Yani, 2000'de şimdi ekleyelim 6000 yıl öncesi. Evet. Yaklaşık 6000 ile 10000 yıl öncesi Türklerde tek tanrılı bir gök tanrı inancı var. Evet. Onu gösteriyor bu şekilde. Evet. Yani onda hiç şey yok. Gök tanrı inancının tabii ki şekillenmesi, ritüellerin oluşması, o dinin kendi içinde çeşitlenmesi, yaşam bileşenlerinin değişmesiyle ilgili o ritüellerin oluşması. Yani sistem olarak şöyle düşünmek lazım. Avladık, paylaştık. Eşit şekilde ya da kim ne kadar emek verdiyse, bu din bunu düzenliyorsa onun inanç sistemini karşılıyor zaten, inançlarını gibi, onun mistik tarafını. Şimdi kaya resimlerinde bugüne kadar yapılan yorumlamalarda hep mistik yorumlar getirildi. Burada Taşaralı Hoca'yla 2005'te ben gittim geldim, 2006'da işte biz çalışmamızı başlattık. Fakat söylediğim bir şey vardı. Hocam, mukayeseye girmezsek bu işten sonuç alamayız dedim. Tek alanlı yorumlar çok fazla ve mistik yorumlar bunlar. Yok efendim göklere çıkıldı, yeryüzüne inildi, kozmos olundu. Bu değil Hulki Bey. Biz çok alanlı karşılaştırmaya girdiğimiz zaman işte o zaman Türk tarihi karşımıza çıktı. Yani Sibirya'dan Anadolu'ya taştaki Türkler dememizin sebebi bunlar burada var dedik birinci kitaptan. Çok fazla yoruma da girmeden... Yani izini önce tespit ettik. Evet. Bunlar ve yılını tespit ettik yaklaşık olarak. İkinci kitap Saymalı Taş'ta bir kaya resmi alanına yeni bir çözümleme önerisi sunduk. Dedik ki bugüne kadar farklı çözümlemeler yapılmış ama bu da bizim önerimiz. Ve orada tamamıyla somut, nesnel bir çözümleme vardır. Hiçbir şekilde şeye kaçmadan... Yani, subjektifliğe. Evet. Somut. Üçüncü kitap ise... Anadolu'da, Ankara'da, Anadolu'nun ortasında da bunlar var dedik. Yani oraya gelmeden. Şimdi nesnellik çizgisinden kesinlikle ayrılmamamız gerekiyor. Bunlara Türk diyebilmek için de tabii ki bir sürü ölçümüz var. Yani etnos kavramından, insan kavramından millet kavramına geçilmesi çok uzun bir süreç. Dilin oluşması, inancın şekillenmesi, devletin ortaya çıkması... Bunu Türk olarak tanımlamamız, milattan önce 14.000'i Türk diyemeyiz. Henüz daha Türk kavramı yok. Ön Türk mü diyoruz? Yani ben ön Türk tabirine de çok katılmıyorum. Çünkü Türk'ün önü, yanı, arkası, sağı, solu olmaz. Türk. Ama Türk, işte bugün anladığımız gibi olmuyor binlerce yıldır insanlar, değil mi? Fakat kültürel devamlılık var Ülkü Bey. Yani kültürel devamlılık varsa kesemezsiniz. Yani Saymalı Taş'ta şu anda elimde veri yok. Bir çalışma yürütüyoruz. Saymalı Taş'taki bir kaya resminin biraz derlenmiş, toplanmış, biraz stilize edilmiş halini işte Denizli'deki bir kilimin üzerinde buluyorsunuz. Yani ve soruyorum ben, bu kilim diyorum düğünde mi armağan edildi, kimliği var? Evet diyorlar, nereden bildiniz düğünde armağan edildiğini? Çünkü cinsellik o kültürde devam ediyor. Sosyal hafıza çok farklı bir şey. Kilimin üzerinde cinsellik mi var? O yüzden mi düğünde? Düğünde hediye olarak verilen bir kilimin üzerinde Saymalı Taş'taki cinsel figür orayı köşelenmiş, yuvarlanmış ve gelmiş yani.
Şimdi cinselliğe de tabii bugünkü formatta bakmayacağız. Cinsellik 5000 yıl önce, 8000 yıl önce her şey çoğalma üzerine kurgulu. Çoğalabilen yaşıyor. Zaten çok olan az olanı yutuyor. Yaşam alanları çok geniş ama yaşam sahaları dar. Bu Saymalı Taş'ta da vardır. Cinselliği içeren törenler vardır. Kutsal bir şey. Yani bu bütün eski çağ kültürlerinde de böyledir zaten. O kibele ya da ana erkil ya da baba erkil toplumların şeyi çoğalabilen devam ediyor. Çoğalamayan yok olup gidiyor. En büyük sıkıntılarımızdan biri de nedir? İşte Türkler iki tümen asker çıkarırken ya da bir tümen çıkarabilirken Çin karşısına 44 tümen çıkarıyor. Yani basit bir ölçüyle karşısında 44 katı bir nüfus var. Burada ne yapacak? Kendi devamlılığını sağlayabilmek için çoğalacak. Çoğalacak. Artı paradigmasını üretecek, ihtiyaçlarını üretecek. Ne yapacak? O Türk yayını yapacak. 400 metreye atan o tarihin çoğunluğa karşı teknolojiyle üstün gelmeye çalışacak. Evet. Yani o 400 metreye mi gidiyor? 400 metreye atar bir Türk yayı. Yani menzil okunda 800'e kadar çıktığı kayıtlarda vardır. Şimdi vallahi 400 metrenin ne olduğunu şöyle bir anlatalım isterseniz askerlik yapmayanlara. Askerlikte biz işte tabanca ve tüfek atışlarında söylerlerdi. Mesela elimizde bizim zamanımızda G4 tüfekleri G3, var. G3 müydü? Evet, G4. G3. Neyse o numaralar. G3 tüfeği vardı. 400 metreye kadar atış yapar. Etkili menzili 100 metre falan denirdi aklımda kaldığı kadarıyla. Tabancanın menzili 25 metre denirdi etkili menzili. Şimdi bunu düşünelim. Bir merminin mesafesini düşündükten sonra binlerce yıl önce Türklerin attığı, yaptığı ve attığı okun 400 metre gidiyor. Hatta bazılarına göre 800 metre gidiyor olması inanılmaz bir şey. Yani tarihin ilk kompozit silahıdır Türk yayı. Şimdi ben okçuluk benim sahım değil. Bu konuyu Adnan Mehel çok iyi bilir. Yani bir o konuda da bir program yapacağız galiba. Evet. Kemal Cebecik vardır bu konuyla ilgili Ankara'dadır. Onlar çok şeyi biliyorlar. Sadece benimki yüzeysel bir bilgidir. Evet. Adnan'la sohbetlerimizde edindiğim bir bilgidir. Yani kaynağı da odur. Şimdi tekrar şeye bu kaya resimleri bağlamında yani yaşamla iç içe düşünmek zorundayız Hulki Bey. Uzay falan yok. İnsan burada yaşıyor, çoğalıyor, devamlılığını sağlıyor. Uzay var da yaşama bağlı dediniz. Yani yolunu bulurken yıldıza bakmak zorunda. Gibi. Evet, gibi. Bu kadar. Yani kutup yıldızını bir yere koyacak ki ona göre sürüsünü yürütebilsin. Böylece biz o resme baktığımız zaman onun yaşam tarzını da çözmüş oluyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Yani kutup yıldızını koyuyor demek ki gece yürüyor. Evet. Ya da bakıyor, görüyor onu. Gece sürüsünü bakın işte bu damgalar mesela. Kozmoloji demiştik ya. İşte şu mesela. Evet. Altay'da bu Möndür Sokkan köyü dolu yağan yer demek. Buyurun işte göğün ne katlarını çizmiş. Evet. Yani kaya resimlerindeki figürleri burada da görebiliyoruz. Şu resimde. Yani burada şu bilgiyi vereyim. Ben buraya gittiğimizde 2007 yılında buradan dedim bir yüksek lisans tezi, doktora tezi çıkar. Keşke biri de gelse, ilgilense. Almanya'da bir meraklı arkadaşımız var. Daha sonraki bir tarihte buraya gidiyor. Buradaki bu resimleri yapan Kam'la oturuyor. İşte 15 gün çalışıyor ve Altay Bilik diye bir kitap çıkardı. Yani Altay nesi? Altay Bilik. Bilgisi mi? Evet, Altay bilgisi diye. Yani o Kam'ın bu resimlerle ilgili verdiği bilgiler, o kozmoloji, gök tanrı dininin anlayışı neydi ne değildi, Altay Bilik diye bir kitapla bunu anlattı. Yani birisi yaptı. Ortak akıl bir yere doğru gidiyor. Ben, öteki, beriki. Ne var? Somut olarak ortaya konulmamış antik dönem Türk tarihi var. Şimdi bu üç kitabın önemi, biz burada bunlar var dedik. Artık dördüncü gelir, beşinci gelir, yedinci isim çıkar, sekizinci isim çıkar. Bir sinir uçlarına bir dokunuldu diye düşünüyorum. Şimdi bu çalışmalar karşısında sürekli söylüyorum, heyecan duymamak mümkün değil. Kaybolmuş, bilinmeyen, orada var olan ama nedense unutulan ya da unutturulan bazı gerçeklere gidip onları belgelemek ve şurada bizim masamızın önüne getirmek.
insanların okumasına açmak çok önemli bir şey. Burada ekranlar aracılığıyla da siz bunu TRT'de yapmışsınız belgesellerle, ama burada da milyonlarca insanı duyurmak çok önemli. Yani orada binlerce yıl önce yapılmış kalmış o ıssız yerlerdeki belgeler, bilgiler şimdi burada sıcak ortamlarda milyonlarca insana ulaşıyor bir şekilde. O tarihte yaşayan insanları düşünelim. İşte üzerinde bir tane hayvan postu var belki, evet, doğadan, soğuktan korunmak, evet, için. Orada bir şeyler çizmiş. Yıllar sonra bu bize ulaşıyor. O adamın düşüncesini biz empati yapabilip hesaplarsak, evet, insan titriyor doğrusu. Evet. Değil mi? Evet. Yani, korkunç bir şey. Yani bir uzaylıyla karşılaşmak bugün nasıl bir heyecan yaratabilecekse, evet, geçmişteki izleri yakalamak da bence aynı etkiyi yaratıyor. Müthiş ya, bir şey. Yani bir de bir bu de şunu söyleyeyim, pardon. Doktora tezi çıkabilir, evet, dediniz ya. Bence bunları yapan insanlara ve size, sizin gibi insanlara profesörlük unvanı vermek gerekir. İlle profesör olmak, tabii belli bir akademik şablon var, şekil var. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Kademe kademe memuriyet gibi gidiyor. Öyle değil. Mesela bu çalışmalarınızdan dolayı akademik titir unvan almasanız da fahri bir unvan aldınız mı siz? Yok Hulki Bey, yani ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. İstemem diyorsunuz. Yok yani sağ olun. Siz istemeseniz de. Da, yani sizin hoşgörünüz, sizin yok, ben, yüksek düşünceniz. Şimdi bu yani ben, bilim konusunda yok, hiç acımadan, acımasız olup ağır eleştiriler yapmamız gerekir. Bu bizim 168 tane üniversitemiz var ya. Sağdan soldan eften püften insanlara, politikacılara geldin bize reklamımız olsun, gel sırtına şu cübbeyi giydirelim, sana fahri doktora verelim demeleri yanına. Onu da yapıyorsan yap. Ama bakın burada önemli eserler var. Sizin kaç tane üniversiteden fahri doktor unvanınız, profesör unvanınız olması gerekir. Bu önemli bir şey. Niye? Ben sizi tanımam etmem eserlerinizden bilirim. Akrabam değilsiniz. Öyle de olsanız bunu söylerdim. Yani aman yanlış anlaşılır diye çekinmezdim. Böyle önemli eserlere, işlere imza atan kişileri korumak, bunları çoğaltmak, ödüllendirmek, özendirmek gerekiyor toplum önünde. Gazeteciler cemiyetleri efendim habere, fotoğrafa, araştırmaya ödül veriyor. Bir tanesini de siz almışsınız mesela şu kitapta, Seda Simavi ödülü. Evet, evet. Burada bir bant, evet, vardı. Evet. 2008 Seda Simavi Sosyal Bilimler Araştırma, evet, ödülü almışsınız, bir bant burada. Evet. O. Başka aldığınız böyle ödüller var mı? Yani en önemlisi Sedat Simavi. ICIAD tarafından Denizli'de 2009 yılında işte yılın kültür adamı ödülü. Daha sonra Türk Sav tarafından Karlı Dağlar'daki Sır belgeseli bir ödül aldı. Büyük, büyük yani, daha büyük ödüller kastediyorum. Maddi ve manevi değeri olabilecek büyük ödüllerin olması gerekiyor. Bunları yazan kişi kadar bunları önümüze getiren, topluma sunan insan olarak sizin de sizin gibilerin de önemi çok büyük diye düşünüyorum. Bunu yapmamış olmaları ayıptır ama buradan öneriyorum ekrandan. Bu ayıplarını bundan sonra gidersinler ve fahri doktora unvanlarını size versinler. Benim, yani lütfen beni mahcup etmeyiniz. Sizi mahcup etmek istemiyorum yani, da çok alçak gönüllü davranıyorsunuz. Bilim insanlarının, özellikle araştırmacıların bu alçak gönüllülüğü maalesef bazen engeller oluşturuyor. Unutulmanıza, göz ardı edilmenize, önemsenmemeye neden oluyor. Bu üniversiteler, çağrıda bulunuyorum, Servet Somuncuoğlu gibi böyle araştırmacılara, üniversitelerde öyle bedava konferans değil. Biz bedavasını biz yapıyoruz. Bedava konferans veriyoruz gidip de paralı, telif ücretiyle ödenen konferanslar verdirmesi gerekiyor. Ödüllendirmesi gerekiyor. Sponsorların arkanızda koşması gerekiyor. Bunları film yapmak için senaristlerin, yapımcıların arkanızda koşması gerekiyor. Adınızı buraya, işte bu taşlara nasıl binlerce yıl önce çizilmiş, şimdi de adınızın heykellere yapılması gerekiyor. Hiç olmazsa bir cübbe giydirip manevi fahri doktora unvanını verilmesi gerekiyor. Bu ayıbı üzerlerinden atsın üniversiteler. İnanılmaz şey. Bunları okumayanlar okusun. Hulki Bey gerçekten mahcup oluyor. Yoksa bu çok, ağır çok, kaç çok, kilo bu kitaplar? Yani, yoksa bu kitapları alıp. Ama inanın mahcup oluyorum. Yani bu şey daha da uyku tulumunda yattığım bir gece hepsinden daha makbul benim mutlaka için. Mutlaka. Yani o Saymalıtaş'ta geçirdiğim bir gece
İnanın bunların hepsinden daha makbul. Çünkü orada ata ruhlarımın sesine erişiyor. Yani o bilinçaltına ulaşmak. En büyük ödül o belki. Evet. Beyninizde onların... size hissettikleriniz önemli evet. Ama siz yarın ölüp gideceksiniz. Biz ölüp gideceğiz değil mi? Ölümsüz insan daha doğmadı. Öyle bir şey yok. O zaman bu eserler kalacak. Bunları daha da yaşatabilmek için iyi ki elinize sağlık bunları bu hale getirmişsiniz. Size bazı şirketler sponsor olmuş bu kitapları basma olanağına kavuşmuşsunuz. Ama sade vatandaşlar da bu programdan sonra da bunları almak isteyenler piyasadan bulabilir mi bunları? Şimdi piyasadan bulmaları çok mümkün değil. Bana ulaşmaları lazım sosyal medya aracılığıyla. Ulaşabilirler. Ya da somuncuoglu@yahoo.com. Tamam yani bir daha söyleyin somuncuoglu@. Somuncuoglu@yahoo.com. Biz bu kitapları burada o zaman şunu da açalım mı Ülkü Bey? Tabii, vakti buyurun, geldi. Buyurun. Bu yolculuklara başladığımda bir insanın inanması lazım. Bir insanın. 1999 en yılı... En büyük yolculuklara küçük bir adımla evet, çıkılır diyor Çinli'de. 99 yılında Enver abi var. Enver İpek, Trabzon, Şalpazarlı çok sevdiğim bir abim. Abi dedim ben bunları yapmak istiyorum. Dedi ki ben sana inanıyorum yapacaksın. Ve Göller bölgesine bir seyahate gidiyorum. Araştırma gezisine. Başka bir kitabım var. İlk yayınlanan Don Kazakları diye. Manyas Akşehir Kazakları ve Kars Malakanlarının Göç Öyküsü diye bir kitap. O inandı. Arkasından Mustafa Karahan ağabeyim, TMC Yönetim Kurulu Başkanı, sonuna kadar destek oldu. Biz film çekiyorduk daha önce. 2008'e kadar dijitaller böyle çok kuvvetli değil, iyi değil. Bu filmlerin, slaytların taranmasını, şu Saymalı Taş kitabı ve Taştaki Türkler kitabı onun taramaları karşılamasıyla ortaya çıktı. Onun masrafına. Evet masrafını karşıladı. Çok yani buradan ne kadar teşekkür etsem az. 2005 yılındaki seyahate giderken Kaptan Yaşar Canca, Kaptan Mustafa Can onlar destek oldu. Ve başından beri yanımdan ayrılmayan arkadaşım Avukat Hakkı Kurtuluş sürekli yanımda sürekli destek oldu. Tabii ki kitapların basımını gerçekleştiren, ilk kitabın basımını Taştaki Türkleri Cevdet Erdem Bey ve Ali Coşkun Bey, arkadaşlarımız bunlar birlikte oturduğumuz sohbet ettim. Biz basarız abi dediler ve bastılar. Ali Coşkun Bey, bunlar inşaat firmaları. Evet galiba, Cevdet Erdem Bey bunlar bastılar. Daha sonra da arkadan Saymalı Taş kitabını yine Ali Coşkun Bey destekledi. Damgaların Göçünü destekledi. Buradan ne kadar teşekkür etsem az. Belki teşekkür listesi çok uzayacak Hulki Bey. Ben her kitabın başında yazıyorum zaten. Yani bir bardak su veren insanı bile anmak gerekir, söylemek gerekir. Ve çok dikkat ediyorum ona. Tabii ki efendim burada ana hatlarıyla söyleyecek olursam bunları ifade etmem lazım. İşte bu yaz gittik mesela 42 günlük çalışma. Yine Avukat Hakkı Kurtuluş, Kaptan Can Bey, Ali Coşkun Bey. Bunlar Ali bu, Coşkun karıştırmasın. Eski değil, bakan Ali bu, Coşkun değil, değil diyorsun. Bu genç bir arkadaşımız birlikte. Buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ve bana inandılar önce. Daha sonra eserler ortaya çıkmaya başlayınca Türk kültürü. Ve onlarda da bir şevk oluştu, bir istek oluştu. İşte yapalım, onu da yapalım, bunu da yapalım. Şimdi iki büyük projemiz var. Ne onlar? Film mi? Yani yok, kitap olarak iki büyük proje var. Film olarak üç belgesel var önümüzde. Çalıştık, biz hani yazın görüştük, hep ben sahadayım. Üç tane belgesel çalıştık. Sizi programa davet ederken evet, siz evet, hep koşturuyordunuz, hep yolda, onu söylüyordunuz. Bu yıl yayına girecek üç belgesel çalışmamız oldu. TRT belgesel ekranlarında, işte TRT yapım koordinatörlüğünün destekleriyle, TRT belgeselin destekleri de TRT belgesel ekranında yayına girecek üç belgeselimiz var. Şimdi bir atasözü diyor ki, sen sabret zaman sabretmez. Ya ben bazen kendi kendime diyorum ki... Türk atasözü mü? Değil. Çok önemli değil. Kendi kendime diyorum ki uyuduğun haram diyorum yani. Kalk diyorum. Oturduğun haram diyorum. Yani o kadar el değmemiş, o kadar anlatılmamış bir konu ki. Bu toplumun sinir uçlarına dokunmak. Bizim 30 yıldır siyasallaştırmak istemiyorum konuyu. Fakat 30 yıldır güven duygumuz öyle bir silkeleniyor ki yok edildi.
Eleştiri toplumu olduk. Binlerce yıldır yok edilmiş. Ağzını açan bizde eleştirerek başlıyor. Ben dedim ki yani eleştirmeyelim, bir de hareket ederken şu, işte yapalım, yaptık iyi kötü. Şunu da baştan kabul ediyorum, baştan kabul ettim. Burası benim ülkem, benim şartlarım bu ve ben ülkemi seviyorum. Bitti. Yani bunun rahatlığı içindeyim. Ödül müdül destemem diyorsun. Evet, yani bunun rahatlığı içindeyim. Efendim o destek olmuyor, yok böyle bir şey. Yani bir şekilde yürüyor. Destek olan arkadaşlarıma hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yani istemek önemli demek ki. Şimdi hani bazı siyasi olaylarda ya da diyelim ki Turgut Özal'ın mezarının açılması tartışmalarında ne dedi Ahmet Özal? O da doktorlardan duymuş. İşte Turgut Özal'ın cenazesinin üst kısmı sağlam kalmış anıt mezarda falan. Onu yorumlarken dediler ki bu beden konuşmak istiyor. Onun siyasi boyutuna girmiyorum. Ama bu taşlar, şimdi oradan bir benzetme teşbihle evet, devam edersek, bu 16 bin yıl öncesine kadar giden taşlar konuşmak istiyor. Bu taşlar sizi davet ediyor ya, sizi araştırmacıları. Belki bunlar orada dağın tepesinde sessiz çığlıklar halinde evet, evet, kendisini duyurmaya evet, çalışıyor. Bunu duyabilecek insan lazım. Bu neye benziyor? İşte bir radyo düşünelim. Havada radyo, yayıncıyız ikimiz de. Havada radyonun frekansları var, dalgalar var. Onu duymanız için ne lazım? Bir radyo lazım ki, yani bir cihaz lazım sonuçta. Evet. Burada açınca havadaki bu sesi topluyorsunuz. Şimdi bir alıcının olması lazım. Verici var, havaya veriyor evet, bunları. Bu şu anda görüntüleri de veriyor. Ama bu görüntüyü de alabilmesi için herkesin elinde bir televizyon olması lazım. Evet. Yani bir alıcı. Şimdi bilimsel olarak da siz bu görevi yapıyorsunuz. Bu taşlar binlerce yıldır ben konuşuyorum, buraya çizdim. Tarih budur, ben buyum, yaşadık biz, öldük gittik ama bizi duyun, anlayın diyor. Ben bunu biraz şöyle anlatayım. Muazzez İlmiye Çığ'ın Sümerlerle ilgili yaptığı çalışmalar evet, var. Dünyanın en önemli Sümerologlarından biri. Onun yazdığı Sümerli Ludingirre diye bir kitabı okumuştum. Ludingirre denen kişi Sümerli bir öğretmen. İncecik bir kitaptır, okunması kolay. Yıllar önce okumuştum. Yaklaşık 3300 yıl önce Sümerli bunu yazıyor. Diyor ki o öğretmen, ben şimdi adetlerini yazıyor, komşu ülkelerin, işte akatların yaptıklarını yazıyor, evet, inanışlarını, kim aldı, yılbaşı kutlamalarını, ötekler bizden çaldı diyor, hı-hı, adetleri anlatıyor. Ve beni asıl duygulandıran sözü şuydu: benim bu yazdıklarımı acaba yıllar sonra kim okuyacak diyor. 3000 küsur evet, yıl önce yazıyor. Evet. Ve onun çığlığını biz bugün 3000 küsur yıl sonra duyuyoruz. Evet. Bu müthiş bir şey. Evet. Uzayda dediğim gibi Mars'ta uzaylıyla tokalaşmak kadar önemli bir şey. 3000 yıl önceki insanlar kitabını okuduğunuz an tokalaşmış oluyorsunuz. Şimdi sizin yaptığınız da bu. Bu çığlığı siz ve sizin gibiler duyuyor. Sizin gibiler diyorum ama sizin gibi kaç kişi? Ona da soru işaretiyle yaklaşıyorum. Kaç kişi var böyle oralara gidip bunları, gitmek önemli. Gittikten sonra tamamlamak önemli. Yani sahaya çıkmak evet, ama çıktıktan sonra da gol atabilmek evet, önemli. Şimdi siz skoru elde etmişsiniz. Sizin gibiler bu açıdan çok önemli işler yapıyor. Ödül isterim istemem ayrı bir şey ama insanlar hizmettir, dediğim gibi ölüp gideceğiz hepimiz. Siz de bunları, bu eserleri belki bir 4000 yıl daha ileriye götürüyorsunuz. Belki bu çektiğiniz resimler kayalarda işte bombalanacak, kaybolacak, evet, çatlayacak, evet, yıkılacak. Zaten işte bu artık çağdaş belgeler haline evet, böyle dönüşüyor evet, bunlar. O yüzden önemli. Ona da zaten tanık oluyoruz. İşte 7 yıl önce, 5 yıl önce gittiğim yerdeki resmi, aynı resmi bulamıyoruz. Kim bilir göremediğiniz, kaybolmuş evet, neler vardı. Evet, evet. Yani bunlar, şöyle düşünelim, şu şekilde tanımlamak lazım Ulki Bey. Bunlar taştan mektuplar. Evet. Geçmişten günümüze yazılmış. Ve bunlar ata ruhlarımızın sesleri. Türk kaya resimleri için söylüyorum bunu. Ve bir şey daha ilave etmek lazım. Efendim bunlar kime aitti? Onun muydu, bunun muydu, ötekinin, derikinin miydi? Ben şunu derim hep. Tarihin tek DNA'sı vardır. O da mezar taşıdır. Tarihin DNA'sı, efendim, kemik testi, et testi, kafa testi, şu bu değildir yani. Tarihin tek DNA'sı mezar taşıdır. Bunlar
inanç, ibadet, ölüm kültüyle birleşiyor, atalar kültüyle birleşiyor. Tabii gayri resmi alanlarında daha sonra yazı çıkıyor karşımıza. Anıt mezarlık alanları oluyor. Nitekim anıt mezar geleneği günümüzde de devam ediyor. Yani ta oralardan getirdiğimiz kültür özellikleri. İşte bizim bunlar Anadolu Türk kültürünü okumamız için anahtar olacaklar bir de. Şimdi onların bir kısmını da soracağım. Siz de çok güzel bu kitabı da bölümlere ayırmışsınız. Güzel kategorize etmişsiniz. Bazı bölümleri söyleyeyim. Reklamdan sonra evet, bir kısmına gireriz. Şöyle yapalım. Türklerin bilinçaltı. Mesela Saymalı Taş kitabından evet, okuyorum. Türklerin bilinçaltı. Yolculuk bölümünüz var. İmgelerin dünyasında bölümünüz var. Tanrı Dağları'nın gizemi ve zaman içindeki yolculuğu. Bunu Profesör Ahmet Taşağıl da yazmış. Tabiat, doğanın taklidi resimler. İnsan-tabiat evet, ilişkisi. İnsan-insan ilişkisi. Evet. İnsan-inanç ilişkisi ve kozmoloji evet, bölümünüz var. Bir de karmaşık panolar demişsiniz. Onlar çözümlenemeyen bölümler. Kompozisyon fikrinin oluşmaya başlaması. Evet. Tek tekten artık kompoze etmeye başlaması. Karma resimler. Stilize resimler, onlar ne demek stilize? Stilize artık çizgisel üsluba dönüyor. Hmm. Çizgisel. Daha yani, modernleşiyor. Yani çizgi, şey, şöyle göstereyim Hulki Bey. Şöyle, çok basit. Şu. Yani artık o etli, butlu, dağ keçisi gitti. Şöyle bir şey, figüre döndü. Artık bu da zaten damga süreci başlıyor. Bu da yani parçalanacak ve harf olacak. Şöyle mi? Onlar ilk resimler. Çok i̇lk eski resimler. Bunlar bakın belli zaten. Evet. Vurma tekniğiyle, dövme kazıma tekniğiyle yapılmış resimler. En sona doğru gelirsek şimdi Saymalı Taş'taki en ana önermemiz şudur. Bu bir kültürel devamlılıkla geliyor. Kültürel devamlılıkla. Şunlar mı? Stilize bölümler bölümler. Yok. Bunlar en var. Sonda en son, kitabın en sonu yani mu, bölümün o, en sonu mu? Şimdi en sonunda onun şunu, evet. Reklam arasında buna bakalım. Evet. Reklamdan sonra gösterelim evet, stilize bölümler bölümü. Zaten evet, diğer bölümlerden de yani, örnekler vereceğiz. Yani artık figür aslından ayrılıyor. Soyut düşünce başlıyor Hulki Bey. Yani soyut düşüncenin evet, başlaması insan düşünce tarihinin, insanlık tarihinin en önemli kırılma noktalarından biridir. Sıçrama noktası. Sıfırı buluyor ve soyut düşünce başlıyor. Şimdi bu sıfıra ulaşmak için binlerce yıl geçiyor. Yani sıfırı evet, bulmak, artıyı, şey eksiği. İşte soyut düşünceye adım attığı anda, soyuta geçtiği anda ne oluyor? O kitabın son sayfasında bizim alfabemiz var. Saymalı Taş'ta bir, mümkünse bir açabilirseniz. Son sayfada bir, evet işte. Yani Saymalı Taş'tan kültürel devamlılığı, biz kültürel devamlılık karinesine dikkat ederek nereye geliyoruz? Buraya işte. Yani tarihi Türk alfabesi. Yazıya geçiyoruz, damgayı buluyoruz. Şimdi bu alfabenin tarihi ne? Bu alfabenin şu anda kabul edilen bilim dünyasının ya da şeyin kabul ettiği tarih işte milattan sonra 4. 5. yüzyılda kullanılmaya başladı derler. 8. yüzyılda Orhun anıtları dikiliyor. Milattan sonra. Milattan sonra tabii buna katılabilirim. Ben katılmıyorum. Siz Mısır'ın, Sümer'in hieroglif sistemini yazı olarak kabul edeceksiniz. Ama tarihi Türk alfabesini doğuran Türk damgalarını, ki bir hieroglif sistemidir Türk damgaları. Yani bir dildir, bir anlatımdır, bir iletidir. Çok önemli bir şey. Siz onu kabul edeceksiniz ama Türk damgalar sistemini kabul etmeyeceksiniz. Sizin bulgularınıza göre ne kadar bu? Bir bulgunuz var mı? Milattan önceye mi gidiyor? Şimdi benim bulgum değil ama altın elbiseli adam meşhur. Evet. Altın elbiseli adamın yanında bir gümüş kase var. Bu gümüş kasenin üzerindeki yazı tartışmalar sürüyor üzerinde hala. Okuma teklifleri var. Türkçe olarak kabul ediliyor, kabul edilmiyor. Okuma önerileri. Altın elbiseli adamın yanındaki gümüş kasedeki yazıt, İki satırlık yazıt, Türkçe olarak kabul edilirse, Türklerde alfabenin kullanımı tam 1000 yıl geri gidiyor. 1000 yıl. Benim kanaatim bunun... Milattan önce 1000 yıl mı? Bugünden geriye mi? Milattan önce 4. yüzyıla gidiyor. Hı. Şimdi benim kişisel kanaatim de şudur. Bu alfabenin kullanımını biz Orhun anıtlarından, yani 8. yüzyıl
hızla yazılmış. En az 1500-2000 yıl geri çekmek durumundayız. Elimizdeki veri de zaten bunu teyit ediyor. Yazıya geçene kadar kaya resmi alanlarındaki yazıtlar var, küçük küçük dua ve dilek metinleri. Yani o yazının oluşum sürecini, hiyeroglif sistemini, Türk damgalar sistemini de birlikte düşündüğümüz zaman belki şöyle demek daha doğru olur, yazıyla tanımlamaktan ziyade şöyle demek daha doğru olur. Türklerin uygarlık tarihine katkısı, soyut düşünceye ulaşmaları diğerlerinden hiç aşağı değildir ve bugün dünyanın kıt kaynaklarının paylaşımında bizim de hakkımız diğerleri kadar vardır. Soyut düşünceye biz de Çin'le, Mısır'la, Yunan'la, bilmem kimle aynı anlarda ulaşmışız. Belki daha da önce ulaşmışız. Peki. Reklamdan sonra evet, devam edeceğiz. Bağlayacaksanız söyleyin yoksa. Bu kadar. Tamam. Peki, reklamdan sonra şu altın elbiseli adamı da biz, herkes çok konuşuyor. Siz de söylediniz. Biraz da ona değiniriz. Diğer o saydığımız evet, bölüm başlıklarıyla birlikte gideriz az sonra. İzin var mı? Ekranların en genç programı Gençlik Meclisi 2012 yılını baştan sona ele alacak. Önemli konuklarıyla pazartesi gecelerine damga vuran Gençlik Meclisi yılbaşı akşamı yazar İhsan Eli Açık'ı ağırlayacak. Gençlik Meclisi'nde 2012 yılı başından sonuna kadar masaya yatırılacak. Gençler 2012 yılında yaşanan en çarpıcı hadiseleri Eli Açık'a soracak. Gençlik Meclisi yılbaşı özel, yılbaşı akşamı Karadeniz TV'de. Bütün bir yıl yaşananlar hafızalarınızdan fırlayacak. Popüler bilimde bu ay evrenin en büyük sırlarından biri karanlık madde. Evrenin kozmik geleceği nasıl bir şekil alacak? Evrenin genleşmesi nereye kadar sürecek? Psikiyatri tedavilerinde yeni gelişmeler, beyin haritalaması, psikiyatride sıkıntı yaratan ölçülebilirlik konusunda hastaya ve hekime rahatlık sağlıyor. Uzaylılar nerede? Güneş gibi sıradan bir sarı yıldızın bile 8 gezegeni, 5 cüce gezegeni, asteroidleri, kuyruklu yıldızları varsa milyonlarca diğer yıldızın içinde de benzer yapılar olabilir mi? Semantik Web'le yeni nesil bilgi teknolojileri uygulanıyor. Web'i küresel ölçekte akıllı bir veri tabanına dönüştürecek bu teknoloji daha başka neler vaat ediyor? Hepsi ve daha fazlası bu ay Popüler Bilim Dergisi'nde. Aylık bilim dergimiz Popüler Bilim, bayilerde. Tükenmeden alın. Hulki Cevizoğlu'nun aranan kitaplarının yeni baskıları çıktı. Tarih Türklerde başlar. Yazıyı kim buldu? Sümerler Türk mü? Latince'nin ve uygarlıkların temelinde Türkçe mi var? Batı'nın Türkleri tarihsiz bırakma ve Türk tarihinden kurtulma çabalarını büyük bir ilgiyle okuyacaksınız. Tarih Türklerde başlar. Kitapçılarda ve internette. Birlikten kuvvet doğar. 2012 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan edilmiştir. Çünkü kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar. Müzik.
Masonluk ve Rotaryanlık. Masonluk bir din mi? Gizli bir örgüt mü? İtiraflar, önemli açıklamalar. Masonluğun Türkiye'deki hedefleri, siyasal güçleri ve masonluk hakkındaki her şey bu kitapta, kitapçılarda ve internette. Önemli kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen Şirketler Kupası artık Karadeniz Televizyonu'nda. Sporun iş yaşamıyla bütünleştiği, kültür ve eğlence dolu bir dünyaya hazır mısınız? Kurumunuzun maçlara hazırlık çalışmalarını, iş ve takım öykünüzü, kupa heyecanınızı izleyicilerle paylaşan, motivasyona, bireysel gelişime, şirketler arası iletişime katkı sunan bu dev projede buluşalım. Şirketler Kupası 2013. Türkiye'nin en köklü şirketleri yer alacak İstanbul Şirketler'deki 2011'de ve aralarındaki rekabeti hep birlikte izleyeceğiz. Sürpriz yumurtamız açılıyor. A2 şimdi takımı belli olacak. Önce grubu belli oldu. Takımı 15'in takım 15'in grubu için tekrar buraya gelelim o zaman. Buyurun Erdi Bey. Hızlı olursa Tercan Bey kızıyor. Ben alacağım. Hocam C5 yok dedik ama C5 var mı? C5. 10'da ise bizler de gidiyoruz. Futbolu seviyoruz. Futbolun takım ruhuna katkısına inanıyoruz. Bu büyük organizasyonda kurumumuzla birlikte biz de varız diyorsanız hiç vakit kaybetmeden bizi arayın. İklim olduğunu bilmeyene zor gelir. Ama bizim için eve giden hiçbir yol zor değildir. Yolda okuduğumuzu lastiğe yazıyoruz. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Sevgili seyirciler, taşlar üzerindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bu resimleri gördüğümüz zaman pek çok insan ya da en azından bizim stüdyodaki arkadaşlar diyor ki bu resimler üzerinde acaba oynanmış mı, hani renk verilmiş mi diye. Evet. Yakından hem gösterelim hem de sizden bir açıklamayı alalım. Taşların doğal rengi bu Hulki Bey. Yani genelde yani ışık oyunu yok, ya da yok, renklendirme hiç, yok hiçbir mu? Hiçbir şey yok. Bunlar film çekilmiştir. Yani slide çekildi. Slide'lar hala elimizde duruyor. Slide'da da birebir aynı bu rengi görüyorsunuz. Hiçbir şekilde oynanmadı. Bazalt olduğu için taş zaten kendiliğinden bir parlıyor. Yani bir şeyi var. O doku kayanın kendi dokusu.
Işıkla tabii değişebilir o rengin tonu ama genelde bu doku yani fotoğraflarda o mavilik var. Evet. Şimdi şu Altın Adam Kazakistan'da mı çıktı? Ortalık Müzesi'nde, Kazakistan'ın başkenti Almatı'da mı sergileniyor bu? Şimdi Altın Adam'ın ilginç bir hikayesi var. İşte bilinen ya da bilinmeyen zamanlarda, neyse bilinen zamanlar diyelim, yukarıda Essig Kurganı, Essig denilen yer var. Orada bu Essig denen bazen ısık dedi, ısık değil, gölü değil mi? Isık değil, Essig. Essig gölü var. Bu Essig gölü, eşik gölü demek yani, eşik, kapı gölü demek. Bu taşıyor şeyden. Göl ve taşıyor. Aşağıda bir kurganı şöyle o yuvarlak dümdüz ediyor orasını. Üstünü tıraşlıyor, yere sıfırlıyor. Burası zamanla unutuluyor. Bana anlatılan hikayeyi anlatıyorum yani. Zamanla unutuluyor ve orayı bir fabrika inşaatı başlıyor. Bu fabrika inşaatı yapılırken tesadüfen altın elbiseli adam ortaya çıkıyor. Daha sonra tabii buluntunun ortaya çıkmasıyla Kemal Akışev, Kazakların ünlü bilim adamı, Akışev kazıyor. Altın elbiseli adam böyle çıkıyor ortaya. Daha sonra bunun ikincisi, üçüncüsü bulundu. Özkemen'de çıktı. Şu anda 5 tane olduğu söyleniyor. 5 tane altın elbiseli adam. Altın elbiseli adam ve buradaki kültür kodları da tamamen Türk kültür kodları olarak görüyoruz. Yani kaya resimlerindeki resimlerin işte ne yapmış? Altın elbiseli adamın o kafasındaki şeyin üzerine dağ keçileri kalkmış gelmiş. Çok sorulan sorulardan biri de şudur. Neden dağ keçisi geyik? Yine coğrafyayla, fiziki coğrafya. Dağ keçisi bulmacalarda çıkıyor. Adı Elik. Evet. Elik Karaca ile geyik arasında, yani geyik ile Ceylan Karaca bugün şeyi tanımlarsak hala yaşar Anadolu'da. Kastamonu'nun Araç ilçesinde Elik Otel vardır. Ve orada mesela Elik Vurulmaz bir arkadaşım var. Yusuf Bey, Yusuf Yılmaz Araç. Aziz dedi, biz Aziz diye hitap ederiz birbirimize, öyle bir 11 yaşından beri arkadaşım. Azizim yani. Aziz dedi, bizim dedi Kastamonu'da elik vurana adam vurmuş gibi bakarlar dedi. Yani o kutsallık, fonksiyonalite zaman içinde işlevselliğini yitirince işlevselliğini kutsallığa dönüşüyor. İşte geyik efsaneleri vardır bizde. Dağ keçisi geyik, yani bir kutsallık izafe edilir, bir şey yapılır, saygı duyulur. Sebebi şu, neden kaya resmi alanlarında dağ keçisi ve geyik var ya da türevleri? Roma Bizans mezarlarına baktığımızda burada üzüm salkımı, incir, zeytin dalı görüyoruz. Herkesin yerli malı haftası. Evet, evet. Yaşamını neyle devam ettiriyorsa ya da çok yine yaşadığımız dünyada ekmek yere düştüğünde ne yaparız? Alır atar başımızın üstüne koyar, sofraya koyarız. Deriz ki nimettir. Mezara da evet. Onu mu koyuyoruz? Evet, nimet deriz. Mezara şöyle koyulur. Bugün Anadolu'nun birçok yerinde ben gördüm, tanık oldum, fotoğrafları da var. Mezarlara buğday serpilir. Şimdi biraz da gülelim. Yani mezara buğday serpiliyor ya da kurgana, mezarın içine o dönemki eşyaları, gıdaları konuyor. Düşünsenize Anadolu'daki bir mezarın içinden kivi çıkarmış mesela. Şimdi hayır, kivi artık Anadolu'ya gelmeye başladı. Hayır, eskiden, şimdi olabilir de bundan sonraki mezarlarda olabilir ama yani 300 sene önceki bir mezar bulunsa Anadolu'da içinden kivi çıkmış olacak iş değil. Yani onun için herkes bulduğu bölgedeki ürünleri, eşyalarını koyuyor. Evet, tabii. Evet. Yani o Bozkır'daki kültür, hayat kültürü şunu doğuruyor. Besin kaynağı, hayatının devamlılığını sağlayan unsuru kutsuyor. Kutsal alanlarına taşıyor, mezar taşına taşıyor ve o DNA dediğimiz, sosyal DNA dediğimiz şey orada oluşmaya başlıyor. Yani bu bütün kültürlerde böyledir. Şimdi işte Avustralya kaya resimlerinde de kanguru çizimleri görüyoruz. Yani gitmedim ben, orada çalışma imkanım olmadı ama fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Kısaca onu da açmış olalım.
Şimdi öteki bölümlerde geleceğiz ama evet. Şu resmi de gösterip hem anlamını soralım hem de bir amblem gibi sanki bir şirketin amblemi olabilir. Böyle evet. Tarihi araştırmalar yapan evet. Bir şirketin amblemi olabilir. Evet. Bu güneş adam çizimi yani belli ki o dönemin şey yapılan, saygı duyulan, önemsenen... Bu başındaki çizgilerin sayısının önemi var mı? Acaba saydık mı? Yani 12 rakamına ulaşması önemlidir. Yılın 12 şeyini temsil eder ama her zaman gibi. Her zaman da 12 olmayabilir. Bizde 12 önemlidir. Mesela işte Safranbolu'nun Yörük köyündeki hamamın göbek taşı 12 dilimlidir falan gibi. Yani böyle bir sürü 12 rakamını gösteren şeyler vardır. Yılın aylarıyla ilgili, yani bir yılın dolmasıyla ilgili, o kozmoloji ile ilgili bir unsur. Yani 12 ay. 12 ay tabii. Takvim, yani onunla ilgili bir unsur yani. Bu ortadaki resim, yani yüz güneşi mi gösteriyor? Bu sayayım bakayım. Şey gibi, o başına tepelik yaptığını düşünelim. Ben 17 tane saydım. Yani 17, işte. 2 tane de yanda var. 19 tane. Evet. 19'un şifresi gibi olmuş i̇şte. Biraz. Ama 12 dediğiniz çok önemli tabii Türklerde. Tabii yani o 12 yılla ilgili o yani kutsallık izafe edilen her şeyin mutlaka geçmişte bir işlevselliği var. İşlevselliği gittiği anda hayatın içindeki rolüne, konumuna göre kutsallık kazanıyor ve kutsal olarak devam ediyor. Bu insan düşüncesinin ürettiği bir kutsal tabii. Vahiy ile gelen evet. Bir kutsaldan bahsetmiyoruz. Amblem olabilir değil mi? Bu olabilir tabii. Yani bir şirketin amblemi çok olabilir. Çok da sevilen bir resim o. Çok yani hoş. Olabilir. Bu eskiden çizgi romanlar olur diye Cin evet, Ali. Evet. Oradaki Cin Ali çizimleri gibi bir kız çocuğu gibi ama ortadaki yüz güneşe evet. Gösteriyor öyle mi? İşte tabii bunun 5000 yıl önce çizildiğini düşünelim. Yani evet. Bu şeyi o günkü insan düşüncesi artık nereye doğru gidiyor? Soyutlamaya doğru gidiyor. Vallahi programı bitirmeden bileklerimi sakatlamadan bitirirsek olacak bu kitapları kaldırmaktan, döndürmekten hakikaten bilgisi kadar kilo olarak da ağırlığı epeyce var. Şimdi reklam öncesi demiştik ki şu öteki kitaptan bakalım. Konu başlıklarına göre siz sıralamışsınız bunları ve oradaki çizimler de bu konu başlıklarına göre gidiyor. Saymalı Taş kitabındaydı. Türklerin bilinçaltı, tabiatla, insanla, inançla ilişkileri, soyut resimler. Böyle gidelim mi? Şimdi şunu yapmaya çalıştık orada Ulki Bey. Bu kaya resimlerinin bugüne kadar çözümleme modelleri var. Yani bir alanı nasıl çözümleyecekler, mistik yaklaşımlar. Ben orada çok da beni yormuştur. O defalarca yaptık, yıktık. Bir çözümleme modeli önerdim. İnsan ilk önce içinde yaşadığı doğayı kavramaya çalışıyor. Ben kimim, neyim? Ve doğayı algılama sürecinde doğayı birebir resmederek bir şekilde onunla içselleşmeye çalışıyor. Yani orada kaya resimlerinin okumasında, anlamlandırmasında bir model önerdik. Böyle bir model de olabilir dedik. Ve o dizgi ona göre oluştu. Güzel, peki iyi düşünmüşsünüz. İnsan inanç ilişkisine bakalım mı aynı sırayla gitmezsek? İnsan inanç, insan kozmoloji ilişkisi 234. sayfada hem resimlere bakalım hem de orada neler anlatılmak istenmiş, istenmemiş açıkça anlatılmış. İnsan inanç ilişkisi. Evet. Şurada onun büyüğü varsa büyüğünü de gösterelim. Siz tabi bu resimleri deminki resmin büyüklerine de ulaştık. Şöyle bismillah deyip kaldırıyoruz bunu. 40 pınar güreşi gibi evet. Pehlivan evet. De atacağız. Evet. Şimdi o demin gördüğümüz amblem olabilir dediğimiz resmin tek başına büyüğü kayalar üzerinde. Şimdi günümüzde de devam ediyor bu. Ben bu resmin çeşitli yorumları var. Fakat bunu şöyle yorumlamak lazım. Yani bir döneminde saygın olarak kabul edilmiş bir kamın
temsili çizilmiş, stilize edilmiş din resmi. Adamının. Evet, din adamının resmi. Nitekim günümüzde de ünlü alimlere, din adamlarına işte saygı duyuluyor, türbe yapılıyor falan gibi. Bu da orada yaşatılıyor. Bu resimde o ortadaki şöyle yine yorumu bu resmin, işte uçan atlarıyla, davan atlarıyla, gökyüzü atları ve yanında kurtlarıyla gökyüzüne çıkan bir kam. Yani Saymalıtaş'ın önemli özelliklerinden biri de bu. Gökyüzüne yolculukların yapıldığı yer gibi tanımlanıyor. Tabii dört bin... Niye gökyüzüne yolculuk yapıyor? Yani fiziken da... şöyle düşüneceğiz Hulki Bey. Zaten 4000 rakımda yarı esrik vaziyettesiniz, yarı sarhoş vaziyettesiniz yani. Uzayla gökyüzüne yaklaşmış. Yani halüsinasyon başlar. Yükseğe rakım çıktıkça hep yanlış bilinir. İşte o bol oksijen falan yüksekte, tam tersi, evet. Yüksekte bol oksijen falan yoktur. Karbondioksit ağırlık kazanmaya başlar. Kalbin atışı hızlanır. Niye yıllarca bizim yaylalarda, Karadeniz'de yaylaya çıktık, oh uykumuz geldi, oksijen i̇şte bol derdik. Oksijen bol değil. Oksijenin tam tersine, evet, az olmasından, evet, dolayı. Evet. Yani oksijenin en yoğun olduğu yer sıfır rakımdır. Yukarı doğru çıktıkça, şimdi burada 4000 rakımda zaten manyetik alanı da çok güçlü bir yer. Yarı sarhoşsunuz yani bir şey. Orada biraz da atalarımız kusura bakmasın, şöyle diyelim, biraz kafayı mı bulmuşlar yukarı çıkıp da? Tabii ki kımız var. Yani o şeylerin vazgeçilmez, törenlerin vazgeçilmez unsuru kımız da var yani. Hayır, oksijen açısından, hani içki, evet, içerek değil de. Yok yok, o da var. Hem havasızlıktan, tören... hem de kımızdan. Ama sanat zaten biraz öyle, yani bilgi aktarımı ya da bilgiyi üretmek biraz öyle bir şey değil mi? Normal koşullardan biraz dışarı çıkmak gerekiyor. Tabii normal, formal yaşamdan dışarı çıkıp kendi informal dünyanızı oluşturursanız bir şeyler söyleyebilirsiniz. İşte mitolojide görüyoruz onu. Evet. Yerin altında yer tanrısı, evet, var. Evet. Onlarca tanrı var. Her işi yapan bir görevli gibi, evet, bir tanrı, evet, var. Demin daha önceki bölümde konuşurken tek tanrı inancı dedik ya Türklerde. Evet. Onun ne kadar önemli olduğunu söylemek gerekirdi. Atladık orayı, hı hı, şimdi söyleyelim. Yaklaşık 5000 yıl önce dedik ki Türklerde gök tanrı, evet, ama tek tanrı inancı, evet, var. Onlardan 2000 yıl sonra, yani yaklaşık 3000 yıl önce Mısırlılarda çok tanrılı din var. Yani Türklerin tek tanrıya inancından binlerce, 1000-2000 yıl sonra bazı bölgelerde yeryüzünde çok tanrıya çıkmışlar. Hani biz dinler tarihine baktığımızda ne görüyoruz? Çok tanrıdan tek tanrıya doğru bir süreç, evet, var. Evet. Ama tam tersini görüyoruz burada. Evet. Türkler, bazıları çok tanrıya inanırken onlar tek tanrıya inanmış 1000-2000 yıl önce onlardan. Bu da çok önemli. Soyutlamaya daha önce ulaşıyor. Bunu başka türlü yorumlayamayız. Soyutlamaya, soyut akla daha önce ulaşıyor. Ve sistemini, paradigmasını da ona göre oluşturuyor. Türkler taşı yontup karşısına geçip tapmayan tek millettir Türkler. Bir daha duyalım. Taşı yontup karşısına geçip tapmayan tek millettir. Daha değişik ifadeyle taştan put yapmamış. Taştan put yapmamış bir millettir Türkler. Araplarda gördük onu ama, değil mi? Yani geçmişinde vardır. İşte İslamiyet gelene kadar vardır. Evet. Evet. Ama Türklerde asla saygı duyma vardır. Mezara saygı duyma ayrı bir şeydir. Biz aynı kültürün insanıyız. Trebolu, Eynesil. Şimdi ben Eynesil'e gittiğimde, yani gündüz gitmişsem eve girmeden mezara uğramak zorundayım. Mezara uğramazsam o büyük bir şey, sorun. Yani önce... Yani bizde hala var. Evet. Yani şimdi İstanbul'da ya da Ankara'da, evet, da otomobille bile mezarın kenarından geçerken dua okuruz. Evet, yani kabir ziyareti, yani o bizde... O saygı göstermek ayrı bir şey. Evet. Bence güzel de bir şey. Bu tapınmak ya da şey değil yani. Bu doğrudan doğruya saygı göstermek. Ama gelelim o sözünüze. Türkler taşı yontmuşlar, taşı işlemişler ama o işledikleri taşa tapmamışlar. Araplardan ve diğer uluslardan farklı biçimde. Evet, yani bu kesinlikle şey, tapmamışlardır. Kendi duygu dünyasını, düşünce dünyasını ve bilgi birikimini, entelektüel arayışlarını işlemiş taşa. Onun malzemesi o. Yani şöyle bir şey var Hulki Bey, işte... Efendim dört tane çizgi. Dört tane çizgi değil. İnsan aklı soyutlayabildiği sürece gelişir. Şimdi o zaman ben de diyeceğim ki Salvador Dali de üçgen kafalı adamlar çiziyor. Yani birebir resmetmek, birebir anlatmak
soyut aklın en üst, en başıdır. Soyut akıl bile değildir. Stilize ettikçe öte tarafa ulaşırsınız. Şimdi kaya resimleriyle başlayan yolculuk, yani bu kutsalın anlatılmasıyla başlayan yolculuk nereye doğru devam ediyor? Bakacağız ona ama şu sizin yorumunuza, program başına dediyse evet. Ben genelde yorum yapmadan bunları evet. sunmak istiyorum. Evet. O güzel bir çalışma. Ama burada tabii farklı yorumlar da olabilir. Uzaya doğru gitmesi bu din adamının birçok anlam taşıyabilir. Onu siz tartışmak istemiyorum diyorsunuz. Biz başka bir zaman tartışalım. Hı hı. İnsanların o tarihteki Türklerin uzayla ilişkileri, inanışları başka olabilir. Sadece öyle hafif esriklikten kaynaklanmayabilir ama diğer dini şekillere bakalım. Onlarda da mı hep böyle uzaya gitmek şimdi var? Şimdi şöyle, göksel özlem, insanın göksel özlemleri, yani sadece Türk kültürüne mahsus değil, bütün kültürlerde, bütün şeyde İnsanın göksel özlemleri bitmiyor. Gökyüzü hep ululanıyor. Gökyüzü hep kutsanıyor. Gökyüzü olabilir. Sadece öyle hafif esriklikten kaynaklanmayabilir ama diğer dini şekillere bakalım. Onlarda da mı hep böyle uzaya gitmek şimdi var? Şimdi şöyle, göksel özlem, insanın göksel özlemleri, yani sadece Türk kültürüne mahsus değil, bütün kültürlerde, bütün şeyde insanın göksel özlemleri bitmiyor. Gökyüzü hep ululanıyor, gökyüzü hep kutsanıyor, gökyüzüne hep farklı bakılıyor. Güneş mesela eski çağ kültürlerinin hemen hemen hepsinde kutsanıyor. İşte Mısır'ın Ra'sı, efendim Japonya'nın güneşi, Çin'in güneşi. Neden? Güneş varsa hayat var, güneş yoksa hayat yok. Ve o şeyde işte güneş tutulmalarında mesela hala Anadolu'da teneke çalınır, tüfek atılır. Nedir bu? İlk o efsaneye, şeye döndüğümüzde, olarak Altay'a döndüğümüzde, işte ejderha güneşi yiyor, hayat bitecek, ejderhayı korkutalım, güneşi yemesin. Şimdi mitolojiyle sürekli paslaşmak durumundayız. Efsanelerle, destanlarla sürekli paslaşmak durumundayız. Yani resimlerin yorumu... Şurada güneş tutulması falan mı acaba? Valla şimdi buna galaksi çizimi diyorlar. İşte öyle şeyler var. Dünya... Bir adam var, ayak evet. var burada. Evet. Öte taraftakine de işte galaksi çizimi diyorlar, gökyüzü çizimi diyorlar. Burada bir güneşe ok atan bir insan var. Belki güneş tutulmasını anlatıyor. Bilemiyoruz. Yani hani güneşi ejderhalar yiyorsa evet. ok atıyor, ejderhaları evet. öldürüp. Evet, ejderhayı öldürüp güneşi kurtarıyor. Ama bu tabii... 8000 yıl önceki, 10.000 yıl önceki, 5000 yıl önceki insanın aklı, yani o şeyle, o tarihlerle düşünmek durumundayız. Vallahi bugün bile atılabilir ya. Çok da saçma atıyorlar gelmiyor. Atıyorlar zaten. Yani teneke çalarlar, tüfek atarlar. Yani bugün Anadolu'nun birçok yerinde güneş tutulmasında gürültü yapılır. Ay tutulmasında gürültü yapılır. Evet, şu yani. Arkadan gelen resimlere evet. bakalım. Mesela bunlar da inanç ilişkisini gösteren tabii, resimler. Dinsel törenleri anlatıyor evet. oradaki. Ne var burada? Biraz daha yaklaşabiliyor muyuz? Orada kamların töreni, yani topluluk, bir arada yaşama, bir araya gelme fikri oluşuyor. İşte devletin ilk kıvılcımları diyelim. Yani bir araya gelip tören yapabilen insan, organize olabilen insandır. Organizasyon da devlet bugün insan oğlunun ulaşabildiği en yüksek organizasyon şeması. Sosyal örgüt. Evet, sosyal örgüt. Orada başlıyor. Yani dinsel törenlerle, inançla başlıyor her şey. Bilginin birikmeye başlaması da bununla oluyor. O töreni bulduğu anda işte töreni yöneten biri lazım. Bu Hakan oluyor. Onun yanında din adamı oluyor. Yani din, siyaset, ekonomi demiştik ya Hulki Bey. Bu üçünü biz eski Türk kültür hayatında çok net olarak görüyoruz. Bu da ne demek? Şuradaki resimden hareket ederek şurayı varabiliriz. Medeniyet anlayışı. Eski Türk medeniyetinin dini vardır, dili vardır, ekonomik sistemi vardır, devleti vardır. O zaman siz bunu nasıl görmezden gelip nasıl yok sayarsınız? Şimdi biz üniversitede, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde insanlık tarihi dersi okuduk. İnsanlık evet. tarihini okurken buna benzer resimler de vardı. O tarihte hocamızın evet. kitabı yoktu. Tekstir dağıtırdı. Tekstir evet. diye bir şey vardı. Gençler bilmezler bunun ne olduğunu. İspirtolu tekstirler. Evet. Yani ispirtolu mürekkep gibi evet. bir şey. Fotokopinin evet. ilkeli gibi bir şey. Böyle çoğaltılmış ders notları vardı.
dünyada işte insanoğlu tarıma geçti, taşı yonttu, tarıma evet. geçti, bu aşamalar anlatılırdı. Ama bizim burada bugün gördüğümüz resimler ve o insanlığın gelişmesi sürecinde Türklerin rolü tek satır bile geçmezdi. Şimdi o dersi ben veriyor olsam bunları mutlaka ders notları arasına koymak gerekir. Tartışın ya da tartışmayın evet. ama çok önemli. Şimdi hocamız Kıbrıs'ta bir yere rektör oldu. Duyuyorsa bundan sonraki ders notları arasında bunları alsın. Burada yeni resimler var. Mesela inançla ilgili. Gene yaklaşırsak törenler, bakalım. Evet. Dinsel törenler yani. Mesela eller havada burada. Değil mi? Dua şey, dua mı? Ya dua, da gökyüzünden bir şey mi isteniyor? Yok, dua ritüeli hep aynıdır. Yani dua edilirse eller hala havaya açılır. Bu böyle bir şey. Yani o insanın ulaşılamaza, göksele olan şeyi, işte inancın soyutlaşması, bugün şimdi tek tanrı inancına varmak, yani çok geçmişte o mesela Yunan'daki falan çok tanrılılık şu bu falan, bizde yok öyle bir şey bizim geçmişimizde. İslam inancımızda da biz bugün ellerimizi açıp böyle dua ediyoruz. Aslında Batı inanç tarihine geçmişe baktığımız zaman şunu görüyoruz, magazinleştirmiş dini de. Evet. Mesela çok tanrılı düşünmek, yani beynin bir özelliği tabii, tek tanrı, çok tanrı, ama çok tanrılı düşünmek, işte su tanrısı var, toprak tanrısı evet. var, toprağın dibinde cehennem evet. yöneten var, yukarıda başkaları evet. var, Zeus var, o tanrıların oğulları var falan filan, güzellik tanrıçası var evet. derken, aslında magazinini yapmış dinin, bugünkü açıdan baktığımız zaman, magazinsel bir evet. şey, evet. hangi tanrıçanın hangi tanrıyla ilişkisi var, evet. mesela ona evet. bakıyor. Evet. Bugünkü cemiyet haberlerine bakalım, işte aynısı, evet. isimlerini değiştirin o Yunan mitolojisindekini, evet. bunu yapmış. Yıllar önce bir konuğumuz söylemişti. Türkler tarih yapıyor ama anlatamıyor diye. Magazinden uzak, yani reklamı bilmiyor demişti. Aslında magazin yapmak bir yerde reklam demek. Magazin yöntemiyle neyse konu, onun propagandasının reklamını yapmış oluyorsunuz. Türkler bunu yapmayı becerememiş. Ama Yunanlar işte o mitolojik tanrılarıyla hepsini yapmış. İşte o da neyi getiriyor Hulki Bey? Yani 15. 16. yüzyılda geriye dönüş, tarihsel köklerini iniyor ve Rönesans ve reformunu yapıyor. Yani o İtalya'da başlayan o düşünsel hareket bütün Batı dünyasını tekrar şekillendiriyor. İşte kapitalizmin ortaya çıkışı, sömürgeciliğin ortaya çıkışı, zincirleme bir şey gibi gidiyor. Yani öyle düşünmek lazım. Yani en ilk köklerine ulaşmak insanın sinir uçlarına dokunur ve harekete geçirir toplumları. Buyurun. Belki bize şimdi şey oldu. Evet. İnançla ilgili şu evet. resmi de gösterelim. Evet. Yine burada uzayla ilgili çok konuşabileceğimiz mesela. Yani işte güneş adamlar güneş diyelim. Güneş yani adam. Güneş adamlar ne? Temsili olarak, simgesel olarak işte kamların törenini anlatan bir resim. Bunlar da ne güzel taşmış. Mavimsi bir taş, bazalt dediniz. Evet. Mavinin üzerine bunu kazıdığı zaman sarı mı çıkmış? Evet. Alttan taşın dokusu o. Yani taşın gerçek rengi ne oluyor? O içindeki renk. Fakat o yüzyıllar içinde taş o dokuya. Ama inanılmaz bir şey. Yani binlerce yıl önce Allah da bu insanlar orada yaşıyor. Resim yapsınlar diye taştan tuvaller vermiş buna. Evet. Bu kadar güzel bir şey olabilir mi? Yani bu taşı evet. oraya koymuş birisi. O insanı da oraya koymuş. Bunu yaratan diyoruz. Evet. Değil mi? Ve bunu yapıyorsunuz siz. Yani kuma çizseniz gidecek. Başka bir yer çizseniz böyle kalmayacak. Ayrıca bu mavimsi taşın üzerinde resim kendisini gösteriyor. Tabii. Tabii. Bu inanılmaz bir şey. Yani ben buraya resim malzemelerini koyuyorum, gel sen de çiz. Yani inanç demiştim Hulki Bey, yani bu şey seçilen yerler genelde hep aynı yerler. Bu şekilde yerler yerleşim alanı değil bunlar, ayak altından uzak, işte yılda bir kere gidiliyor ve burayı işliyor. Burada biz bilginin evrimine de tanık oluyoruz tabii. Bilgi nasıl evrilerek günümüze geliyor? Yani bugün laptopun düğmesine basıyoruz ama o laptopta bastığımız düğme bir harfin arkasında yüz binlerce kaya resmi var. Tabii. Yüz binlerce bir harfin Bravo, arkasında. Çok önemli bir şey. Yani insan aklı kolay gelişmedi ve bugünkü uygarlığa ulaşırken şunu ben tekrar tekrar söylüyorum. Bizim atalarımızın da bugünkü uygarlıkta payı hiç yatsınmayacak kadar çoktur. Bir kere kendisine ait alfabesi olan milletlerden biriyiz biz.
Yani tarihi Türk alfabesi Türk entelektüel zekasının ürünüdür. Orhun anıtlarında kullandığımız alfabe. Bir de demin burada büyük ekranda görmüştük. Sema yapar gibi bir resim vardı. Onu tekrar bulabiliyorsak bu din inanç bölümünü bitirmeden evvel onu da gösterelim. O Taştaki Türkler kitabında Kalbak Taş bölümünde yer alan bir resim. Oradan bulabiliriz. Kalbak Taş Rusya Altay Kaya resimlerinde. Bir dakika. Önemli arkada. O zaman kitabınız süper ama bir küçük eleştiri. Arkaya dizin bölümünü koymamışsınız. Bu kadar şey de gözden kaçmış. İçindekiler bölümünde aramak kolay da dizinler bölümü olsaydı çok daha hızlı olurdu. Görsel olduğu için Altay Özerk bölgesinde mi? Evet, Altay Özerk bölgesi Kalbaktaş. Evet. Sayfa 18. Çok önemli bir kaya resmi alanıdır Kalbaktaş. Kalbaktaş'ta tabii karşımıza ne çıkıyor? Yazı da çıkıyor Kalbaktaş'ta. Yani çok yapılan tartışmalardan birisi. Ama burada yazılar var. Resmi bulamadım Kalbaktaş'ta. Yani 198'e bakalım bir de. Yani o Evet. Rusya Altay bölgesi. Evet. Kalbaktaş'ta devam edersek o tören resmi bir de orada yazı vardır. Şimdi efendim bu alanların Türklere ait olduğunu nereden biliyoruz? Tam o sayfada Ulki Bey buyurun. Arkeolojinin en önemli tanıklığı yazıdır. Yazıyı görüyorsunuz. Gösterelim. Evet, yani o sayfada buyurun. Arkeoloji bilimi der ki işte yazı şurada kültürel süreklilikle akıp gelen kaya resmiyle başlayan süreç artık neye dönmüştür? Yazıya dönmüştür. Yani yan sayfada daha belirgin olarak Kalbaktaş'ta burada 38 civarında yazıt var. Çalışıldı burası. Tıpkova Hanım Altay Türklerinden Nevskaya ve Marcel Erdal'la çalıştılar. Kitabı da çıkardılar. Kalbaktaş yazıtları diye. Onu da belirtmiş olalım. Kaya resmi alanlarındaki yazıtlara henüz daha yeni giriliyor. Şimdi önemli bir sorudur bu. Burası Türklere ait olduğunu nereden biliyoruz? Genelde Batılılar bunu Türklere ait olduğunu... Taşlardan söz ediyoruz ya, o ifadeyle soralım. Evet. Niye Türklere yontuyorsunuz diyelim. Diyorlar. Ve tanımlamaları hep şöyle yaparlar. Bozkır halkları, Orta Asya halkları. Benden şu soruyu soruyorum. O zaman Türkçe neden var oralarda? Yani evet şunlar. Bu. Vallahi yatay görüyorsun yok, dedim. Yok yani Ulki Bey ama nasıl, işte şey, ezbere bildiğiniz şey. Ezbere bildiğiniz yani şimdi bunu düşünün. Grafik tasarımından tutun. Resimlerin seçimi her bir noktasıyla uğraşarak fotoğrafları ayırarak dizgisini her şeyini kendimiz yapıyoruz. Bu kurguyu oluşturuyoruz. Dolayısıyla tanıyorum yani. Evet bu resim. Bunu biraz daha büyük gösterelim mi? Tek olarak gösterelim. Yani. Pencere değil de Didem. Tek olarak evet. Şimdi burada bir insan mı var? Bu tam çizgide? Resimde biraz daha açılabilirse çerçevesi azıcık daha çıkabilir. Bakın burada bir dua ve sema kıyafeti. Şu kıyafeti biraz daha stilize halini şey yapalım. Bu pano üzerinde 12 tane kamın semah töreni var. Yakın çekim bunu gördüğümüzde bildiğimiz şu semah kıyafeti yani başka bir şey değil. Yani ben öyle yorumluyorum, bilmiyorum. Yani sizin gibi yorumlayan hocalar var mı? Ellerin şimdi bu resimlerle daha tanışıklık yok. Bunu yorumlayacak size önerebilirim bir konuk. Mustafa Aksoy Beyefendi ile programı devam ettirebilirseniz onun da bu konuda söyleyeceği çok şeyler vardır. Keşke işte sizin zamanınız uymadığı için biz hocamızla da birlikte sizi çağırabilirdik ama sizi yakalamak dediğim gibi yani yıllarımızı aldı bize. Aksoy Hoca bu konuda yıllardır çalışıyor. Evet. Onun çalışma alanı damgalar, yorumlar konusunda da. Hocayı çağırsak onlarda da bu görsel var mı? Mesela yorumlaması için bunu tekrar göstermemiz gerekiyor. Ya bu sizin kitabınızdan gösterip. Onun kendi görselleri de var. O kitapları da getirir zaten. Tamam. Birlikte yani çalışmalar da yaptık. Mustafa Aksoy'un farklı tespitleri de var. Söyleyecekleri de var. Tamam, onu da not aldık. İnşallah birlikte oluruz hocamızla. Ama siz bu taşın tarihi yaklaşık nedir? Şimdi bunun tarihi Kalbaktaş'taki tarihleme milattan önce 3000 yıllarına falan tarihleniyor ama bunun yani
bronz dönemi diyorlar genel bir tanımlama olarak. Milattan önce 3000 gibi düşünmek lazım. Yani şunun. Günümüzden 5000 yıl önce yaklaşık. Sizin ifadenize, yorumunuza göre bu bir semah gösterisi. Evet. Yani semah ayini, töreni. Yani Alevilikle belki ilgili, onun kökenlerinde çok eskiye gittiğini gösteriyor belki. Tabii ki. Yani şimdi Alevilik konusu Türkiye'de yeni yeni açıklığıyla gündeme gelmeye başladı. Bizim tahtacılarla birlikte Koşuburnu Türkmenlerinde çektiğimiz bir belgesel var. Zamana Karşı diye. Çanakkale Bayramiç Koşuburnu köyünde. Alevilik, semah ve 5000 yıllık taş yazıtlar. Tahtacı. Şimdi oradaki hadise şu. Hıdrellez'i hala 3 gün kutluyorlar. 3 gün Hıdrellez'i. 6 Mayıs'ta köydeler bayram gibi. 7 Mayıs'ta mezarlığa gittik. Oğlaklar kurban edildi. Her mezarın yanında ocak var. Orada oğlaklar yenildi. Ama tıs yok. Mezarlıkta belki 500 kişi var. Bir ibadet huşu içinde. O yenildi ve gençlerin en son yozara dedikleri semahıyla oradaki tören bitti. Orada ben sorduğumda nedir dedim gençlerin burada mezarlıkta. Hocam dedi biz şunu diyoruz dedi işte atalarımıza, ataruhlarımıza nesliniz devam ediyor siz rahat uyuyun. Ve bir gün dedi burada onlarla birlikte olarak ölümü de hatırlıyoruz. Ve üçüncü günü Hıdrellez'in üçüncü günü dedeye çıkıldı, düz dedeye. Aynı tören düz dedede yapıldı. Şimdi atalar kültü yerine getirildi, dağ kültü yerine getirildi. Ondan sonra da iş başladı, çalışma, domates yetiştiriyor onlar. İş başladı. Şimdi biz bunu Zamana Karşı diye bir belgeselle yine TRT belgesel ekranlarında yayınlandı. İşte Veysel Baban, Cengiz Karadeniz yani Kamber Bey vardı. Arkadaşlarımız 6 yıldır da aynı ekiple çalışıyorum ben. Onları da arkadaşlarımı da zikretmek isterim belgesel ayağında. Cengiz Karadeniz'in Karlı Dağlar'daki sırdaki performansı olağanüstüdür. Ve takibe dönüştü artık bizim için. Yani o semah kıyafeti olduğunda nereden varıyoruz? Buradaki Çanakkale'de yapılan tören bizi ta Altaylara götürüyor. Çok iyi bir tespit. Yani %100 doğru olmasa da bir semah gösterisini mesela eteklik gibi. Evet. Aynı kıyafet Hulki Bey yani biraz değişmiştir günümüzde ama salkımı saçağıyla şeyi stilizasyon olarak baktığınızda evet tarz aynıdır. Yani semah şeyidir şu o hareket. Bu çok kültürde yani Altay'dan Çanakkale Koşuburnu köyüne geliyoruz ya da Koşuburnu köyünden Altay'a gidiyoruz. Şimdi burada açmazımız şu. Siz Koşuburnu'nu Koşuburnu'nda okuyamıyorsunuz. Ya da orada karşılaştığınız bir mezar taşını Koşuburnu'nda okuyamazsınız. Çünkü o mezar taşının anahtarı da Altay'da, Moğolistan'da, Tuva'da, Hakasya'da. Kökenine gitmeniz işte, gerekiyor. Evet. Yani şu çok bariz şey bilim ana referans noktası ister. Ana referans noktası olmadıktan sonra ne söylerseniz söyleyin havada kalır. Bu kitaplarda şunu yapmaya çalıştım. Türk kültürünün ana referans kaynaklarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu ana referans kaynaklarını ortaya koyalım ki hem Anadolu'nun yorumlanması hem o kültürel bağın, kültürel sürekliliğin anlatılması, kültürün nasıl aktarılarak Anadolu'ya geldiğine de en güzel belge olsun. O sebepten sürekli başa dönüyoruz. Benim Moğolistan'da toplam çalışma sürem 100 gün oldu ama yetmedi. Yani gelecek yıl nasip olursa bir 45 gün daha gitmek istiyorum ki vallahi ancak... Bir ömür yetmez herhalde. Yani, siz bir üniversiteye bağlı olarak çalışsaydınız, bir taraftan TRT'deki işiniz devam ediyor. Bir üniversiteye bağlı araştırmacı olsaydınız ya da bizim bilimsel isimli resmi ya da özel kuruluşlarımız sizi sponsorize edip sizi gönderseydi oraya. Orada mesela 3 yıl, 5 yıl kalıp hem saha çalışmalarınızı yapıp hem kitap çalışmalarınızı hazırlayıp iş bitince Türkiye'ye dönmeniz gerekirdi. Biz şimdi güya bilim insanlarımızı 2 yıl Almanya'ya, 3 yıl Amerika'ya göndermiyor muyuz misafir hoca olarak? Evet. Kültürü bilgisi artsın diye. Tamam gitsin gelsinler bilgileri artsın, iletişimi olsun yabancı hocalarla. Ama sizin gibi araştırmacıların da 100 gün gittim toplam 100 gün işte 300 gün bir yıl yetmez bu.
yetmez ama evet diyelim. Yani bu çalışmalarınıza da. Oraya sizi para sıkıntısı çekmeden, araştırmalarınıza kaynak derdi çekmeden gönderecek, sizi ağırlayacak, çalışmalarınızı yapacak ve yıla bakmadan, yani Türkiye'de yaşıyormuş gibi sizi orada yaşatacak bir kurum lazım. Bundan sonra duysun, Kültür Bakanlığı mı olur bu, başka bir yer mi olur, TRT pek olmaz gibi, olursa TRT olsun ama orada gidip yapmanız lazım. Bunlar yok olmadan. Şimdi Hulki Bey, o noktada şöyle demek lazım. Yani o coğrafyaya uzun süre zaten Moğolistan'da bir yıl kalmanızın anlamı yok. Şu anda bütün bu alanların hepsi kar altında. Yani yazın şimdi saymalı taşı çektiğiniz zaman Moğolistan'da aynı yeri çekemezsiniz. İkisinden birini tercih edeceksiniz. Biz 8 yıldır bu verinin önemli kısmını alabildik. Ama bitmiyor. Moğolistan, Altay, Tuva, Hakasya'da ayak direnmemin sebebi şu. Hepsi önemli. Oradan başlıyor, Macaristan'a kadar gidiyor bu veri. Sıfır noktasını oluşturmamız lazım. Şimdi türkolojiye de baktığımızda 3 dönemli bir türkoloji çıkıyor karşımıza. O zaman bu gidip gelmelerinin süre açısından bir sıkıntı doğurmuyor size. Yani sürekli şu, kalmanıza gerek yok. Şunu belki 8 yıldır yıllık izinlerimi bu işte kullandım. 8 yıldır da ailemle sadece bir bu sene bir 5 gün tatil yaptım. Bir de birkaç yıl önce bir 5 gün daha. Gene benim eleştireceğim bir şey var. Yıllık izinlerinizde gidiyorsunuz. Yani boş zamanlarınızda gidiyorsunuz. Evet. Öyle değil. Bu dolu zaman meselesi. Yani, ana işiniz bu olmalı, gitmelisiniz diyorum. Yani Hulki Bey, onu çok yorumlamak istemiyorum. Ben sivil inisiyatifle yürüttüğümüz bir... Biraz da devlet memuru sayılıyorsunuz değil mi? Evet, evet, yani sivil inisiyatifle yürüttüğümüz bir çalışmadır ve bundan sonra da sivil inisiyatifle devam edecektir. Ortaya koyduğumuz işler devam ettikçe arkadaşlarımızın gücü, desteği daha fazla artmıştır. Ben diyorum ki Allah onların işini gücünü rast getirsin. Onların işi gücü düzgün gittiği sürece bu iş devam edecektir. Yani gittiğimiz o yerlerde ata ruhlarımıza onlar için de dualar ediyorum, yani bunu da söylemek evet, lazım. Bu da benim mistik tarafım. Peki bu kitaptaki insan insan ilişkileri bölümüne bakalım. Hangi kitabınız? Saymalı Taş, Gökyüzü Atları kitabınızda. Evet. İnsan insan ilişkilerinde ne varmış, ne çizmişler onu bir gösterelim. Şöyle. Bu neyi anlatıyor? Vallahi şimdi Hulki Bey, bunların tek tek yorumu üzerinde çok fazla konuşmak istemiyorum. Yani siz buna bir sayfa yazsanız, siz kendinize göre yazacaksınız, ben kendime göre yazacağım. Vallahi ne güzel olur, bunun üstüne işte roman yazabiliriz. Fakat şu var, hiç kimse bu resmi yapan insana soramadı. Sorma şansımız yok. Ama en azından bunu siz kitabınıza insanın insanla ilişkisi kategorisine koyduğunuza göre burada mesela şimdi, insanlar doğayı anlatmıyor. İnsanın dini inanç bölümüne koymamışsınız. Gene de bir yorumlama yapmışsınız buraya koyarken. Yani tabii ki bir yorumlamamız kendimize göre var ama çok fazla bu resimlerin şeyine girdiğimizde mistik boyutlara kayıyor. O mistik boyutlara kayması da çok fazla benim tercih ettiğim bir şey değil. Önemli olan bunu... Peki şöyle yapın o zaman. Siz mesela gördüklerinizi bize anlatırsanız biz her ne kadar görüyor olsak da sizin ifadenizde daha iyi algılarız. Evet. İki tane insan var. Mesela tokalaşıyor diyebilirsiniz. Selamlaşıyor diyebilirsiniz. Belki hoş geldin diyor. Belki bir cinsellik var. Belki başka bir şey var. Mesela işte orada üstte iki insan var. Bir şeyin içinde gibi, bir aracın içinde evet, gibi falan. Görelim böyle. Bakalım. Evet. O üst köşede evet, yani işte iki insanın karşılaşması. Yani buraya baktığımız zaman kaba taslak cinsiyeti belli mi mesela? İki erkek, bir kadın, bir erkek. Belirsiz bir şey var orada ama bir tören, yani bir kucaklaşma, karşılaşma gibi. Önemli olan o başlık altında. Bir selamlaşma bunun, belki. Evet, selamlaşma. Yani detayda alttakinde evet, bu altta resimde. İşte bakın bir çocuk gibi görüyorsunuz altta. Biraz dökülmüş değil mi taşlar evet, orada? Evet, taşlar plaka halinde atıyor yani. Burada tespit edilen ya da kalabilen resim bu. Yani bu artık zamana dirençleri bitiyor bunların. Vallahi daha ne olsun, 5000 yıl, 10000 yani, yıl dayanmış bu taşlar. Yani burada aşağı yukarı aynı. Bahçe duvarı yaptırıyorsunuz Türkiye'de. Yaptılar tabii ki. 3 ayda atıyor. Yani tabii. 2012 yılında bahçe duvarı yaptırın. 3 evet, ayda dökülüyor. 5000 evet, yıl dayanmış evet, bu daha ne yapsın? Yani. Şimdi mesela burada iki insan, biraz kuyruklu insan mı bu? Şimdi ya da bu, mi?
kuyruk meselesi şu, kurt postu giyiyorlar törenlerde ya da hayvan postları giyiyorlar ama Türkler de genelde kurt postu giyerek o kurtla bir şey var, o totemleştirme var. Yani bugün de hala işte yok efendim Fransızların horozdur bilmem kimin bilmem nedir falan. Efsaneleşen her ülkenin bir hayvanı var. Evet gibi böyle bir şey. Bizde de kurt postu görüyoruz. O kurdun şeyi totemleştirmiş yani bozkurt diyelim daha doğrusu bunu evet. Da şey yapmadan öyle tanımlayalım. Ne yapsınlar o sırada maç yok futbol yok değil mi? Yani yani iki tane evet. Seni çizmişler ama belki onlarca binlerce yüzlerce insan evet. Yapıyor aynı evet. Şeyi. Mesela burada, orada bir aile resmi var şeyde. Hangisi aşağıdaki mi? Şu ben buradan benim şu bakış. Mu? Evet orada bir aile resmi. Şöyle yapayım ben. Evet. Burada ne yapıyor? Aile kavgası mı var? Yok işte bir ailenin yürüyüşünü görüyoruz. Önünde bir hayvanı katmış gibi düşünelim. Bu değil, bu resim değil. Sizin o evet. Şu o işe evet o resim. O resim. Şimdi onu sizin, görelim bakalım. Göremiyor muyuz onu? Göreceğiz. Karlar içindeki resim diyeyim. Karlar. Yani şu. Bunu bu da ne güzel böyle. Önce şekline bakalım. Evet. Karların içinde böyle mızrak gibi çıkmış dışarı. Gel beni gör diye. Birisi temizlemiş herhalde bunu. Siz temizlediniz. Kendiliğinden açılmıştı ama çoğu da karlar altındaydı. Tarihte 14 Temmuz'du yani biz bunu çektiğimizde. Bir de kar yağdı üzerimize. 14 Temmuz'da. Neresi burası? Burası Saymalı Taş, Kırgızistan'daki. İşte o 4000 rakım, 3600-4000 aralığında resimler. Orası. Yani bir aile resmini rahatça seçebiliyoruz orada. İki çocuk var, bir işte adam var, üstte kadın var, önünde bir keçiyi katmış. Şimdi başbakan kızmazsa bir şey söyleyelim, o da seyredecektir. İki çocuk var, üç çocuk lafını duymamışlar onlar o sırada. Evet. Demek ki iki çocuklu bir aile bu. Evet. Yani onlar 12'ye kadar çıkabiliyor ki ben. Yani şey. O zaman inşallah başbakan bu programı seyretmez. Yani, 3 değil 12 yapın diyebilir. Yani. O sohbetimizin bir yerinde söylediğim çoğalan evet. Maçı kazanıyor. Çünkü çoğalmak o evet. Tarihte ve daha sonraki evet. Yıllarda da evet. En büyük silahlardan güç evet. Unsuru. Hala günümüz bizim Karadeniz'de de öyle evet. Değil mi? Evet. Değil mi? Babamlar 7 kardeş. Evet. Yani iş gücü yaratıyor. Evet. Eskiden evet. Savaş gücü oluyordu. Evet. Yıllar sonra da iş gücü oluyor evet. Köylerde. Yani şimdi nüfus hala çok büyük güç. Çok muazzam bir güç yani nüfus. Kaya resimlerinde cinsellik var. Rütük belki bir şey der yani 5000 yıl öncesi ama bu cinsellik resimlerini geçiyorum. Biraz baktığınız zaman pornografik gibi de algılanabilir mi? Ben bu, reklam süresi gelmiş. Reklam arasında Bey, size göstereyim de. Bugünden bakarsak öyle ama bunu biz o günkü insanın aklıyla düşünüp o günkü insanın duygularıyla çözümlememiz lazım. İyi ama şöyle bir şey var. 5000 yıl sonraki rütüğün ilkelerine göre de yayın yapacağımıza göre. Şimdi 5000 yıl önce adam burada cinsel organları da çizmiş. Biz bunları gösterir miyiz? Bir reklam arasında konuşalım evet. Da bilimde nereye kadar bilim değil mi televizyonda? Az sonra buradayız. Yani. Önemli kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen Şirketler Kupası artık Karadeniz Televizyonu'nda. Sporun iş yaşamıyla bütünleştiği kültür ve eğlence dolu bir dünyaya hazır mısınız? Kurumunuzun maçlara hazırlık çalışmalarını, iş ve takım öykünüzü, kupa heyecanınızı izleyicilerle paylaşan, motivasyona, bireysel gelişime, şirketler arası iletişime katkı sunan bu dev projede buluşalım. Şirketler Kupası 2013. Türkiye'nin en köklü şirketleri yer alacak.
İstanbul şirketlerle 2011'de ve aralarındaki rekabeti hep birlikte izleyeceğiz. Sürpriz yumurtanız açılıyor. A2 şimdi takımı belli olacak. Önce grubu belli oldu. Takım 15'in takım 15'in grubu için tekrar buraya gelelim o zaman. Buyurun Erdem Bey. Hızlı olursak Ercan Bey kızıyor. Ben alacağım. Hocam C5 yok dedik ama C5 var mı? C5. 10'da ise bir saniye. Futbolu seviyoruz. Futbolun takım ruhuna katkısına inanıyoruz. Bu büyük organizasyonda kurumumuzla birlikte biz de varız diyorsanız hiç vakit kaybetmeden bizi arayın. Cevizoğlu'nun aranan kitaplarının yeni baskıları çıktı. Tarih Türklerde başlar. Yazıyı kim buldu? Sümerler Türk mü? Latince'nin ve uygarlıkların temelinde Türkçe mi var? Batı'nın Türkleri tarihsiz bırakma ve Türk tarihinden kurtulma çabalarını büyük bir ilgiyle okuyacaksınız. Tarih Türklerde başlar. Kitapçılarda ve internette. Zigana'dan geçmek iki ayrı ucunda iki ayrı iklim olduğunu bilmeyene zor gelir. Ama bizim için eve giden hiçbir yol zor değildir. Yolda okuduğumuzu lastiğe yazıyoruz. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Masonluk ve Lotaryanlık. Masonluk bir din mi? Gizli bir örgüt mü? İtiraflar, önemli açıklamalar. Masonluğun Türkiye'deki hedefleri, siyasal güçleri ve masonluk hakkındaki her şey bu kitapta. Kitapçılarda ve internette. Birlikten kuvvet doğar. 2012 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan edilmiştir. Çünkü kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar. Popüler bilimde bu ay evrenin en büyük sırlarından biri karanlık madde. Evrenin kozmik geleceği nasıl bir şekil alacak? Evrenin genleşmesi nereye kadar sürecek? Psikiyatri tedavilerinde yeni gelişmeler, beyin haritalaması, psikiyatride sıkıntı yaratan ölçülebilirlik konusunda hastaya ve hekime rahatlık sağlıyor. Uzaylılar nerede? Güneş gibi sıradan bir sarı yıldızın bile 8 gezegeni, 5 cüce gezegeni, asteroidleri, kuyruklu yıldızları varsa milyonlarca diğer yıldızın içinde de benzer yapılar olabilir mi? Semantik Web'le yeni nesil bilgi teknolojileri uygulanıyor. Web'i küresel ölçekte akıllı bir veri tabanına dönüştürecek bu teknoloji daha başka neler vaat ediyor? Hepsi ve daha fazlası bu ay Popüler Bilim dergisinde. Aylık bilim dergimiz Popüler Bilim, bayilerde. Tükenmeden alın. Önemli kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen Şirketler Kupası artık Karadeniz Televizyonu'nda. Sporun iş yaşamıyla bütünleştiği, kültür ve eğlence dolu bir dünyaya hazır mısınız? Kurumunuz
oyuncunuzun maçlara hazırlık çalışmalarını, iş ve takım öykünüzü, kupa heyecanınızı izleyicilerle paylaşan, motivasyona, bireysel gelişime, şirketler arası iletişime katkı sunan bu dev projede buluşalım. Şirketler Kupası 2013. Türkiye'nin en köklü şirketleri yer alacak İstanbul Şirketler Ligi 2011'de ve aralarındaki rekabeti hep birlikte izleyeceğiz. Sürpriz yumurtanız açılıyor. A2 şimdi takımı belli olacak. Önce grubu belli oldu. Takım 15'in grubu için tekrar buraya gelelim o zaman. Buyurun Erdi Bey. Hızlı olursak Ercan Bey kızıyor. Ben alacağım. Hocam C5 yok dedik ama C5 var mı? C5. 10'de ise futbolu seviyoruz. Futbolun takım ruhuna katkısına inanıyoruz. Bu büyük organizasyonda kurumumuzla birlikte biz de varız diyorsanız hiç vakit kaybetmeden bizi arayın. Sevgili izleyenler, şimdi çok önemli bir konuyu konuşacağız. Tasarruftan bahsedeceğiz. Malum devir tasarruf devri. O cebimizdeki 1 liraların bile büyük bir önemi, değeri var. O yüzden şimdi tasarrufu konuşuyor olacağız. Biliyorum merakla bizi izliyor olacaksınız. Şimdiki konuğumuz efendim Çağrı. Çağrı hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz? Bizler de iyiyiz. Şimdi ben burada belgeler görüyorum, cihazlar görüyorum. Zaten evet. Elektronik cihazlar denince tabii en yenisi, en günceli, en popüleri denince akla sen geliyorsun. Teşekkür yine burada ederim. Görüyoruz. Özellikle merak ediyoruz şimdi bu tasarrufu nasıl sağlayacağız? Elektrikli tasarruf nasıl olacak? Şimdi bugün elektrik tasarruf zaten epeydir gündemde olan bir konuydu. Türkiye'de ilk defa ekranlara da ben taşıdım. Bugün bizi izleyen herkesin bundan sonra bizi izledikten sonra elektrik faturaları %25 düşük gelecek. Hatta %25 ve %30'a varan oranlarda düşük gelecek. Belgeleriyle ispat edeceğim. Belgeleriyle kalmayacak, canlı canlı cihazın ne işe yaradığını göstereceğim. Çok, çok güzel, çok zaten güzel bir müjdeyle başladın. Çok zaten. Büyük bir müjde ve artık cebimizden o paralar çıkmayacak. Bu zamana kadar çıkan fazlalıklar, yani %25 oranda fazlalık çıkıyordu bu zamana kadar ama artık onlar çıkmayacak. Tabii herkesin merak ettiği konu nasıl olacak? Yani peki niye bu zamana kadar çıkıyordu da şimdi çıkmayacak diye ilk soru, akıllarındaki soru bu. Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Net bir şekilde anlatacağım. Ama sevgili izleyenler, net konuşuyorum. Ekran başında kalmayı başarırlarsa 3 şekilde söz veriyorum. 1. Bu zamana kadar 2 tane zam gelmişti elektriğe. Şu anda herkesin elektrik faturasına o zamlar yansıdı. O zamlar yansımayacak. Çok büyük bir sürpriz yapacağım. Fiyat kampanyası yapacağım. Ve konuşmam bittiğinde görsel olarak her şeyi ispat ettikten sonra bir bakacaksınız ki cebinizde 3 şekilde para girmiş. Yani para çıkmayacak, artık para girecek. Aman ne güzel sözüm, bir haber bu. Bu sözümün arkasında olduğumu da son ispat noktasında göstereceğim. Belgeleriyle ve en son panoda cihazın ne işe yaradığını gösterirken. Şimdi öncelikle cihazı tanıtmak istiyorum. Energy Saver. Zaten buraya Saver olarak dikkat ederseniz Energy Saver'a çok dikkat etmenizi istiyorum. Bu Türkiye'deki enerji tasarruf cihazıdır. Ha bu arada hatırlatma yapayım. Korsanlar, ben bu cihazları ilk çıkardığım andan itibaren, Türkiye'ye ilk duyurduğum andan itibaren bizim ülkemizde neye rağbet varsa ve ne gerçekse ve gerçekten ne faydalıysa onun hemen korsanını yapıyorlar. Yani insanların canı yanmış, canı yanarmış, bu düşünülmüyor. Sadece bu korsanların tek amacı insanların cebinden 3-5 lirayı nasıl söker alırım. O yüzden özellikle rica ediyorum sevgili izleyenler, bu markanın dışında ve benim anlatımım dışında bir enerji tasarruf cihazı görüyorsanız bu
kesinlikle korsandır. Aman diyorum, elektrikli alet olduğu için uzak durun. Tasarruf yapayım derken Allah korusun evinizin yanmasına kadar, elektrik kaçağına kadar gidebilir. Hatta cebinizden tasarruf yerine 10 kat 20 kat da para çıkabilir diyorum. Çünkü biz bunları yaşadık. Korsanların önüne geçilemiyor ne yazık ki. İsme kadar korsan yapıyorlar. O yüzden ben tanıtıyorsam gerçektir. Bu artık çözümü böyle bulduk. Olayın özü, sizin bu zamana kadar kullanmadığınız bir elektrik var ama faturanıza yıllardır yansıyan bir miktar var. İşte bu cihaz sayesinde siz kullanmadığınız ama ödediğiniz elektriği artık ödemeyeceksiniz. Daha açıklaması şu: bu ülkede kayba giden, suya giden, boşa giden elektrik diye bir olay vardı. Yıllardır bunun önüne geçilemiyordu ama çalışmalar yapılıyordu ve bir Türk mühendisin başarısıyla birlikte 8 yıllık çalışma sonucunda bu cihaz ortaya çıktı. Kayba giden elektriği tek bir yerde önleyen bu cihaz yapıldı ve artık siz kayba giden kısmı, kullanmadığınız kısmı ödemek zorunda kalmayacaksınız. Olayın özü bu. Yani bunu şöyle düşünün: bu kısım sizin kullandığınız elektrik, bu da sizin kayba giden elektrik kısmınız. Ama bu kısmı kullanmadığınız, tüketmediğiniz halde ama elektrik akımı gittiği için bunu birinin ödemesi gerekiyordu. Bu hep sizin elektrik faturanıza yansıdı. Yani 100 TL'lik elektrik faturası var ortada, sizin kullandığınız kısım vergiler dahil 75 TL. Burada 25 TL'lik bir kaçak var. Ve her ay bunlar bir iki geliyor zaten. Tabii ki. Ve bu sizin faturanız. Ama bundan sonra bu kayba giden elektriği önlediği için artık bu kısma giden ne yapacak? Hem gitmeyecek, gitmediği için de faturanıza yansımayacak. Ve şöyle de bir şey var: bu cihazla birlikte herkesin cebinden %25 çıkıyor, vatandaşın cebinden, ama devletin de her ay kasasından kayba giden elektrik yüzünden boşu boşuna milyarlar, katrilyarlar, trilyarlar çıkıyor. Bu cihaz sayesinde, yani bu cihaz Türkiye'de her eve girer, her prizde bulunursa hem bundan sonra vatandaşın cebinden %25 para çıkmayacak, hem de devletin her ay kasasından o boşuna çıkan paralar çıkmamış olacak. O paralar devletimiz tarafından okul, yol, su, elektrik olarak tekrar, bakın elektrik olarak diyorum, boşa gitmeyeceği için tekrar bize elektrik olarak dönebilecek. İlk belgemi göstermek istiyorum sevgili izleyenler. Sanayi Bakanlığı onaylıdır. Sanayi sicil belgesi. Belgelere dikkat edin. Hepsi resmi belgedir. Sanayi sicil belgemiz. Global Standartlar Merkezi tescil belgesi. Yani uluslararası standartlara uygun olduğuna dair bir belge. Bu Türk'ün başarısıdır ayrıca. Buyurun. ISO 9001 sertifikası. Hizmet yeterlilik belgesi. Tabii ki bu şık tasarımın bir tasarımı var ve bu tasarıma bir de tescil verilmesi gerekiyor. Tasarım tescil belgesi. Bu belgeyle ilgili bir açıklama yapacağım ama size. Buraya çok dikkat edin sevgili izleyenler. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü satış sonrası hizmetlere yeterlilik belgesi, bu elimde tuttuğum belge. Yani siz bunu aldığınız andan itibaren tüketici konumuna giriyorsunuz ve sizin bir hakkınız doğuyor. Belki de memnun kalmayacaksınız. Hakkınızı nerede arayacaksınız? Tüketici mahkemelerinde. Düşünebiliyor musunuz? Siz daha almadan Ticaret Bakanlığı'nın tüketicinin ve rekabetin korunması adına verdiği bir belge. Yani almadan bu belgeyi veriyorsa, gözün kapalı, buna güven al belgesi diyorum ben buna. Ve en son olarak göstermek istediğim belge de CE belgesi. Bu benim için çok önemli bir belge. Bu Türk'ün gururu olan bir belge. Çünkü CE belgesi çoğu ürünümüzde vardır bizim. Avrupa standartlara uygun olduğunu gösterir. Ama bu tip buluşlarda ayrı bir özelliği var. Bilim adamları ve mühendislerin bu tip buluşlarında CE belgesi şöyle veriliyor: 100 küsürlük bir madde var, 100'ünü de yerine getirmeniz şart. Ayrıca Avrupa Birliği ülkesi olmanız şart. Bildiğim kadarıyla biz Avrupa Birliği ülkesi değiliz. Olmak da çok önemli değil. Ama olmasak bile, o şartı hukuku yerine getirmesek bile bu belgeyi verdiler. Çünkü bu buluş öyle bir buluş ki şu anda dünyadaki bütün, ama bütün mühendislerin gözü bizim Türk mühendisinin gözünde. Çünkü bizim mühendisimizin yaptığı başarı şu anda herkesin imrenerek baktığı bir başarı. Çünkü hem ülkesi için büyük bir hizmet, hem vatandaşlar açısından büyük bir hizmet. Bizim için de çok büyük bir gurur verici aslında. Çok gurur verici bir olay. O yüzden bunu devlet destekliyor. Belgelerle ispat ediyoruz. Bizim de vatandaş olarak bunu desteklememiz lazım. Hem kendimize yarar desteklememiz, almamız, hem ülkemize yarar. Bu bir gerçek. Ben buraya devasa boyutlarda bir şeyler getirmiş olsaydım, işte bu elektriğe tasarruf getirecek deseydim, belki çok fazla şüpheyle yaklaşılmazdı. Ama şu kadarcık küçük cihaz mı yapacak bunu diyorsunuz şu anda. Bunu ön yargısıyla yaklaşanlar eminim ki var. Sevgili izleyenler, boyuta değil, işleve bakın. Çünkü bu cihazın bu hale getirilmesinin bile bir nedeni var. Bu evler, ev tipi iş yerleri, home ofisler veya berber veya şarküteri dükkanlar için olduğu için, yani sanayi elektriğiyle çalışan yerler hariç,
normal ev elektriğiyle çalışan yerler için yapıldığından dolayı ve bir prize takılacak, orada takılı kalacak ve hiç çıkartılmayacağı için oraların dizaynını bozmasın diye mühendis tarafından özel tasarlandı. Yani hem size parasal olarak fayda sağlıyor, %25-%30 oranlarda elektrik faturanızı düşük getiriyor, bir de o yetmiyormuş gibi sizin dizaynınızı ve görselliğinizi bozmasın diye bu bile düşünülmiş. O yüzden hem de o belge. Kullanımı pratik değil tabii mi? Çok pratik. Sadece prize takacağız, başka herhangi hiçbir zaten şey yapmamıza gerek yok. Zaten çok hafif bir de. Şimdi bakın burada dikkat edin, fişi var. Bunu evinizde boş bulduğunuz prize takıyorsunuz. Mutfak, salon, yatak odası hiç fark etmez. Ya da sigortanın yakınında bir yer aramayın. Bir evde, tek bir evde bir elektrik hattı vardır. O yüzden nereye taktığınız önemli değil. Peki o zaman hemen uygulayalım. Merakla bekliyoruz. Nasıl uygulayacağız bunu? Burada gösterelim tabii canlı canlı. Tabii ki şimdi ben canlı canlı panoya geçiyorum, gösteriyorum. Ve panodan sonra o sözüm. Yani 3 çeşit para kazandıracağım size panodaki ispatımdan sonra. Bu sözlerimi tutacağım. Sakın ama sakın ayrılmayın. Geçiyorum panoya. Şimdi ispat ediyoruz. Evet. Şimdi panomuzun yanına geldik. Esas nokta burası. Sevgili izleyenler, değerli izleyenler, buraya dikkat ettiğiniz anda net bir şekilde bu cihazın ne işe yaradığını ispat edeceğim ve kampanyayı başlatacağım. Ve bu kampanyada şunu belirteyim, bunun bir bayilik ağı yoktur. Çok istendi, verilmedi. Herhangi bir perakende satışı yoktur. Sadece şu anda bizi izleyen değerli izleyenler için bir kampanya yapılacak. Şimdi panodaki ışıkları yakalım. Buraya dikkat edin. Her şey şeffaf olsun diye floresanlar dışarı verildi. Floresan lambalar yandı. Burada bir fan çalışıyor. Bu fana dikkat edin. Bu fan evinizdeki motorla çalışan elektrikli aleti temsil ediyor. Yani bir buzdolabı veya bir çamaşır makinesini. Bunlar da sizin evinizde yaktığınız floresan lamba. Evet, hepsini görüyoruz şu an. Şimdi değerli izleyenler, bu sizin evinizdeki biraz önce bahsettiğim herhangi bir priz. Bu da sizin evinizdeki elektrik saati. Şu anda siz bu ışığı ve bu fanı evinizde çalıştırdığınızı farz edin. Gittiniz, karanlık, yaktınız. Çamaşır makinenizi de çalıştırdınız veya buzdolabınız çalışıyor. Şu anda sizin saatiniz diyor ki sen bunlardan faydalanıyorsun ama 0.93 amper gücüyle faydalanıyorsun diyor. Ona göre dönüyor ve ay sonu ona göre elektrik geliyor. Faturası geliyor. Şimdi değerli izleyenler, ben de Çağrı Üstürk olarak şunu iddia ediyorum. Şu anda bu evde kayba giden elektrik var. Beni dinlediniz. Bu evdeki kişiler baktılar, belgelere, ispatı baktılar. Panodaki ispata baktılar. Evet, ben paramı sokağa atmamalıyım dediler ve bu cihazı aldılar. Enerji Cyber'ı aldılar ve taktılar. Bakalım gerçekten bu ışıkların ve bu fanın gücü 0.94 amper mi? Buyurun, takıyorum. Değerli izleyenler, dikkat edin. Bu ışıklar aynı duruyor. Fan çalışıyor. Gerçek güç ortada. 0.75. Çünkü kayba giden elektriği artık önledi. Giden kısım yok. Bu evde kayba giden elektrik şu anda yok ama yok, ön yargıyla yaklaştım, hayır dedim ya da bekleyeyim dedim, almadım. Buyurun. O evde artık kayba giden elektrik var. Aynı ışık duruyor, fan duruyor, 0.93 amper. Ama başka evler aldı, karar verdi. Evet, ben paramı sokağa atmamalıyım. Hem kendime hem ülkeme faydası var. Bu faydayı sağlamalıyım, paramı da evime, çoluğuma, çocuğuma harcamalıyım dedi. Aldı. İspat burada. İspat edeceğime muhteşem, dair bir söz vermiştim. Ve anında, burası son nokta. Anında görebildik. Bu ispatı yaptık. Ben de şimdi yanına gelmek istiyorum. Şimdi sevgili Çağrı, sen bize bir söz vermişsin. Dedin ki sözlerimden bir tanesi kampanya. Bunun sözünü vereceğim. Bu kampanya ne olacak? Sevgili izleyicilerimiz nasıl faydalanacak bu kampanyada? Şimdi kampanyayı söz verdiğim gibi yapacağım. Herkes ekrana biraz daha yaklaşsın. Çünkü inanılmaz bir kampanya yapacağım. Bu yapacağım fiyat kampanyası da sadece şu anda bizi izleyenlere. Bir daha söylüyorum. Bir perakende satış ya da bir bayilik ağı yok. Bir fiyat, belli bir fiyatı var. Tek bir fiyatı var. Ama ben bu fiyatın çok aşağısında bir kota aldım. Reklam kotası. Bunu da şu şekilde aldım. Hemen açıklayayım. Reklamını yapmak adına bir izin istedim. Ben ürünü tanıtayım. Madem bu ürün Türkiye'de her eve girerse ülke ve kişi için faydalı, o zaman herkesin alabileceği bütçeyi indireceğiz dedim. Ve şimdi sıkı durun. Sevgili izleyenler, bu cihazın fiyatı, yani Enerji Cyber'ın fiyatı 300 TL. Tek bir fiyat. Net, sabit, arkası önü yok. 300 TL'ye bu cihaza sahip olabiliyorsunuz. Ama şu anda beni baştan bu yana izleyip takip edip, evet bu cihaz bende olmalı, ben de faydalanmalıyım, elektrik faturamın %25 düşük gelmesini sağlamalıyım diyen 300 kişiye sesleniyorum. Fiyata göre kota belirlendi. 0216-222-2222 ekranda bir numara geçiyor. Bu numarayı ezberleyin sevgili izleyenler. Bu
Kampanyaların fırsatların numarası 0216 222 22 22. Şu andan itibaren bu numarayı ilk arayan, hatta arama imkanı olmayanlar çağrı bile atabilirler. Benim ismim gibi düşünün. O da çok güzel bir şey. Çaldırıp kapatabilirsiniz. Eğer ilk arayan ya da çaldırıp kapatan 300 kişi arasına girerlerse bu cihaza 300 TL yerine KDV dahil 89 TL'ye sahip olacaklar. Evet, muhteşem bir kampanya. Muhteşem. Söz vermiştim. 300'lerde 80'lerde gerçekten. Kesinlikle muhteşem. Bir daha söylüyorum. 0216 222 22 22. Bu numarayı benim konuşmam bitse bile siz aramaya ya da çaldırmaya devam edin. Çünkü 300 kişilik bir kota açıldı. Az kişi değil. İlk arayan ya da çaldırıp kapatan 300 kişiye bu cihaz, bir daha söylüyorum, 300 TL yerine KDV dahil 89 TL'ye gelecek. Kargo, kurye, ulaşım parası da ödemeyecekler. Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar adrese teslim. Ayrıyeten sevgili izleyenler, küçücük matematik hesabı olan zaten şunu demiştir: ben bu cihaza aslında 3 ay sonra para vermemiş oluyorum. O zaman ne oluyor? 300 TL yerine 89 TL'ye sahip oluyorsunuz. Kargo, kurye, ulaşım parası bile ödetmiyoruz. Çünkü bu Türkiye'de her eve girmeli mantığıyla bu kota alındı. Siz devam ediyorsunuz bu arada aramaya veya çağrı atmaya. Ama çaldırıp kapatanlara da bir uyarım var. Bir kişinin bir kere çaldırma hakkı var. Yani aynı telefondan sırf kampanyaya gireyim diye 10 defa 20 defa çağrı atmıyorsunuz. Çünkü diğer insanların hakkına mani oluyorsunuz. Bir kere çaldırmanız, kapatmanız yeterli. Hiçbir numara kaybolmuyor. Listeye otomatikman düşüyor. Değerli izleyenler, bugün devir tasarruf devri. Bu tasarrufu yapmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar evimizde çok fazla. Ama en azından biraz daha rahat kullanın diyorsanız, işte Enerji Cyber'la birlikte hayatınız daha kolaylaşacak. Çünkü net bir şekilde elektrik faturanız bundan sonra %25, %30 düşük gelecek. Ben sözlerimi tuttum zannediyorum. Biz de evet, çok teşekkür ediyoruz. Hem böylesine müjdeli bir haber verdiğin için, müjdeli bir kampanya verdiğin için, sözünü tuttuğun için teşekkür ve bizlere ederim. Düşünüp tasarruf imkanı sağladığın için. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, o cinsellik bölümlerine baktık, konsültasyon yaptık. Her ne kadar piyasada satılan bazı anahtarlıklar var biliyorsunuz, onlara benzer resimler. Onları biz 5000 yıl sonra, bu resimlerden sonraki 5000 yıl sonraki bir kuruluş olan RTÜK var diye, bilimsel bir şey ama olsun, gene de herkesin kendi hayaline bırakalım ama her şeyi çizmişler kaya resimlerine. Yani... gülüşme sesleri duyuyorum. İnsan 5000 yıl önce de insanda aynı şekilde ürüyordu. Şimdi de aynı şekilde ürüyor değil mi? Biz başka bir şey icat etmedik. Şimdi nüfus o zaman... Temel'in bir hikayesi var biliyorsun, evet. Değil mi? Bilenler hatırlasınlar şimdi. Evet. O nüfus bugünkü... Can, cinselliğe bugünkü bakış açımızla bakmamız mümkün değil. Tekrar şey, o zaman cinsellik çok 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 önemli. Çünkü çoğalacak. Evet, kutsal, evet, bir şey kutsal, ama. Kutsal, evet. Şimdi günümüzde artık tüketim oldu. Evet. Yani. Peki. Şimdi Anadolu'ya doğru gelmek istiyorum. Anadolu'ya, evet, gelelim görüntülerde, evet, çizimlerde ama son olarak bu kitaptan tabiat taklidi resimler. Yani tabiatın taklit mi etmişler? Şimdi adlandırmayı o şekilde yaptık. Tabiatta gördüğünü ilk süreçtir, ilk başlangıç noktasıdır. Tabiatta gördüğünü birebir resmediyor. O resmetmede artık... Mesela burada ne var? At resmi var orada bir tane ortada. Bir sonraki sayfada daha büyüktür, belirgindir. Evet. Şimdi artık ne yapıyor? Atı çiziyor, dağ keçisini çiziyor ve dikkat edersek tek tek çizimler. İlk resimler, ilk düşünsel sürecin başladığı nokta. Daha sonra bunları ne yapacak? Bir araya getirecek, insan işin içine girecek. Atın kuyruk tarafı da leopar gibi gözüküyor, evet, değil mi? Leopar, evet, böyle, evet, gerilir ya, evet, at leopar gibi. Evet. Kompozisyon fikrine ulaşacak. Yani o kalabalık karmaşık resimler vardır. Kompozisyon fikri
bir araya getirme, bir araya gelme düşüncesi yine kırılma noktalarından biri. Şimdi baktığımız zaman İstanbul şehri bir kompozisyondur. Eğridir, doğrudur, öyledir, böyledir ama bir kompozisyondur. Evet. Bu kompozisyon fikrine ulaşmak, kompoze etmek, farklı unsurları bir araya getirerek yeni bir söyleme ulaşmak, soyut düşüncenin gelişimi, bilginin evriminde önemli noktalardan biri. Peki, gelelim damgaların göçü, kurgan, Ankara, Güdül, Kaya resimleri. Güdüller bizi iyi izlesinler, öyle Ankara'da biraz teşbihte bulunalım. Hani güdük kalmış küçük bir yer gibi uzamamış küçük bir yer gibi algılanıyor. Küçük bir ilçe Ankara'nın güzel ilçelerinden biri ama yani bu bilgileri Güdül'de yaşayan vatandaşlarımız Ankaralılar biliyor mu bilmiyorum. Ama şimdi bunları görünce gurur duysunlar. Değil mi? Şimdi Güdül söylemiştim az önce. Karlı Dağlar'daki sır programı yayınlanınca Anadolu'nun farklı yerlerinden haberler burada da var, burada da var diye. Ben bunların hemen hemen hepsine gittim. Ve bizim Cemil, benim işte milli kahraman derim ben Cemil'e. Cemil bu resimleri buluyor, internette de bir yazı yazıyor. Hey Güdüllüler uyanın siz 5000 yıldır Anadolu'dasınız diye. Neyse ben gittim köye, Cemil'i buldum. Birinci alan, ikinci alan, şuraya bak, buraya bak derken 2 yıldan fazla bir ön araştırma ile 2010 yılında belgeselin, Damgaların Göçü belgeselinin çekimini gerçekleştirdik ama belgesele gelene kadar ben 12-13 kere alana gittim. Ön araştırmayı. O iyi olmuş. Ankaralısınız ya, ta Kırgızistan, Kazakistan'a gitmeden. Ve sessiz sedasız. Burada en önemli işlerden birisi de şu. Parça parça bunu ayağa döktüğümüz zaman işin kıymeti kalmıyor. Yani bir konuda bir belgesel çalışması yapılıyorsa ketum olmak, saklamak gerekiyor. Sonuç alınabilsin. Biz Damgaların Göçü belgeseliyle gösterimde bir sonuç aldık. Çok iyi geri dönüşler oldu. Arkadan kitabı çıkardık. Şimdi Anadolu'nun birçok yerinde Orta Asya ile birebir aynı ortak kodları taşıyan, aynı ifadeleri içeren, aynı üslupta, aynı şekilde yapılmış kaya resimleri var. Peki siz Kazakistan'a, Rusya'ya, Kırgızistan'a, Orta Asya'ya bu kadar seyahat düzenlediniz. O zamanlarda yanı başınızdaki, dibinizdeki, değil mi? TRT Genel evet. Müdürlüğü'ne de yakın bir yer. Evet. Bunlardan haberdar değil miydiniz? Hulki Bey, kimse haberdar değildi bunlardan. Yani inanılmaz bir şey. Yani evet, bu da bunu, bir şey. Evet. Siz binlerce kilometre evet, ötelere evet, gidiyorsunuz yıllarca. Evet. Orada tarihin, Türk tarihinin ya da genel olarak evet, tarihin evet, sonradan Türk olduğu ortaya çıkıyor. Tarihin taş üzerindeki izlerini yakalamaya gidiyorsunuz ama Allah diyor ki ya dibinde de var, yanı başında burada. Sonradan bunu işte şimdi şöyle yani Güdül'e kaç kilometre Ankara'nın merkezine Güdül'e biz Moğolistan'dan geldik. Altay yani Dağları'ndan geldik. Evet. Yani 20-30 kilometre evet, gitmek yerine 1030 kilometre gidiyorsunuz evet, oradan dolaşarak. Enteresan bir kader bu da. Fakat orası olmasa işte bazen öyle oluyor insan evet, hayatında. Orası olmasa burası olmayacaktı. Karlı Dağlar'daki sır belgeseli olmasa sır burası belgesel olmayacaktı. Bunu vatandaşlarımız, izleyiciler evet, kulaklarına küpe yapsınlar. Evet. Bazen 20 kilometre öteye gidebilmek için 1000 kilometre ters yöne gitmek gerekiyor evet, değil mi? Evet. Evet. Yani o Didem yaz bakalım, güzel bir söz söyledin. Önemli bir şey o. Bazen işte oraya ben Cemil'i buldum. Cemil Güdüllü bir vatandaş mı yoksa araştırmacı mı? Güdül Salihler köyünden veteriner fakültesinde çalışan bir meraklı. Karlı Dağlar'daki sır belgeselini izliyor ve işte bizim burada da bunlardan var diyerek Salihler köyü. Evet. Ama burada göremedim. Delikli Kaya, Gölgeli Dere var. Onlar köydeki yerel isimleri yerlerin. Hı. Genel Salihler. Onun olduğu bölüm hangisi? Oradan bir görüntüyle başlayalım. Salihler istedim. Köyünün bir fotoğrafı vardı girişte ama yıkılan tam kaya, asmalı yatak, yok, kaba oyuk, satı. Bunlar olur, alanlar. 8 evet, ayrı alanda 5000'den fazla kaya resmi var. Evet. Yazıtlar var ve 1000 civarında kurgan var. Beypazarı'na yakın, işte şeye Güdül'e yakın, Düdük Dağı ve çevresinde bunlar. Şimdi Hulki Bey, atlamadan aklımda olan bir şey var. Şunu söylemek istiyorum.
Bu kaya resmi alanları orasında burasında define var diye, bilmem ne var diye defineciler tarafından tahrip ediliyor. Bunların hiçbirinde define yok. Bunlar binlerce yıl önce yaşamış insanların duaları, dilekleri, ibadetleri. Çarpılırlar, çok fazla deşelemesinler. Yani ne diyeyim artık, başka ne söylemek lazım bilmiyorum ama... Vallahi en azından devlet çarpması lazım. Çünkü bu tarihi eserlere dokunmayın değil mi? Hazine bulacağız. Ama işte bunu engellemek, yani Türkiye'nin yarısı define kazıyor şimdi. Şu yani, görüntüler Güdül'deki. Evet, Güdül'de belgesel çekimlerinden bu görüntüler. Yani belgeseli çekerken bütün hikayesi vardır şeyde. Orada mesela bir Kaan panomuz var bizim. Muhteşem bir pano. Kazı çalışmasının bir an önce başlaması lazım. Kurganların kazılması lazım orada. Kurganların kazılması durumunda biz diyoruz ki işte belgeselin tanıtım spotu şuydu. Tarihi yeniden yazdıracak belgesel. Kurgan kazıldığında tam realize olacaktır. Kurgan kazıldığında kurgandan çıkacak buluntularla iki tane kurgan var büyük. Kurgan, biri, mezar. Kurgan, korumak kelimesinden kaynaklı. Bunların bir kısmı çok büyük oluyor. Evet. O yüzden acaba Mısır'da bildiğimiz, Mısır'da karşılaştığımız, evet, ezberlediğimiz bu piramitlerin Türklerdeki karşılığı diyebilir miyiz büyüklerine? Çünkü gibi, içinde odalar da var. Evet, tane. gibi evet. Yani o şekilde, çünkü bazıları gerçekten çok büyük oluyor. Mesela benim gördüğüm en büyük kurgan Bayanülgey'de, Moğolistan'da Bayanülgey'de çember çapı 163 metre, kurgan çapı 57 metre. İşte bir piramit gibi. Evet. Uzaktan baktığınızda. Gerçek Mısır piramitlerinden çok daha eski bunlar. Tabii yani şey olarak kurganlar. Ve Ankara Güdül'de iki tane büyük kurganımız var. Birinin çapı 17 metre, diğerinin çapı 30-35 metre büyüklüğünde. Bir mezar düşünün ki 35, evet, metre genişliğinde. Şimdi başkentinize 80 kilometre uzaklıkta. Bunu köylü bilir, yerel halk bilir resmi. Fakat üstüne basar geçer bunu. Yani 4 tane çobanın canı sıkılmış çizmişler. Burada bu algının değişmesi lazım. Anadolu'nun birçok yerinde bunlar var. Balballar var, insan suretli mezar taşları. Burada vurguyu şu tabii, yani kültürel akışı, kültürün nasıl geldiğini, Anadolu'daki yani genel itibariyle mezar taşları, yer isimleri, özellikle yer isimleri, taşınan yer isimleriyle hep birlikte düşündüğümüzde muazzam bir Türk kültürü çıkıyor karşımıza. Bilinenin ötesinde. Peki Güdül'de Ankara'ya 80 kilometre, evet, 80 kilometre mesafedeki Ankara'nın bir ilçesinde bu yazıtların tarihi ne kadar geriye gidiyor? Yazıtlar hakkında bizim bir tıp doktoru arkadaşımız Cengiz Saltoğlu'nun okuma teklifleri var. Yazıtlar 4. 5. yüzyıla tarih, yani dil özellikleri itibariyle 4. 5. yüzyıl Türkçesi olarak karşımıza çıkıyor onun okuma teklifleriyle. Burada yazının iki türevi var. Yani %100 Orhun Yenisey harfli yazıtlar var. Ve bir de Baturuni ile yazılmış yazıtlar var Ankara Güdül'de. Şimdi bu tabii bizim tespitimiz, önerimiz, yazıt var diyoruz. Akademi bunu tartışır, kabul eder, etmez. Bugün kabul etmez, yarın kabul eder. Orhun anıtları bulunduktan 170 yıl sonra okunmuştur. Evet. Ama yaklaşık şimdiki ilk belirlemelere göre 2500 yıl öncesine ait gözüküyor. Alanda katmanlar var, arkeolojik katmanlar gibi. Daha çok bakir bir yer, yeni girilmiş. Çok bakir ve bizim tespitlerimize, çıplak gözle gördüğümüz şeyine göre... Milattan önce 3000 ile başlayan bir süreç. Etti size 5000. 5000, evet. Şimdi burada her yerde kültür ve tarih dediğiniz zaman Anadolu, Türkiye, evet, ile ilgili Atatürk çıkıyor karşımıza. Ben de bunu söylemezsem bir kısım insanlar der ki çatlar mısın? Hayır, öyle değil. Haksızlık etmiş olduğuma inanırım. Çünkü Atatürk'te tarihin, Tanrı'nın bize gönderdiği müthiş bir deha. Evet. Bu topraklar üzerinde müthiş işler yapmış. Diyordu ki Anadolu
7000 yıllık Türk vatanıdır, Türk yurdudur diyordu. Şimdi bakın sizin bu bulduğunuz Güdül'deki yazılar yaklaşık 5000 yıl öncesi ait. Belki 7000, 10000 yıl öncesi de bulunacak. Atatürk bunları araştırmış. Yaptığı işlerin hiçbiri tesadüf olmayan büyük bir insan. Onu vurgulamak özellikle istedim. Bir de sözü size bırakacağım. Şimdi bu sizin Anadolu dışında gezdiğiniz yerler Orta Asya. Değil mi? Orta Doğu'ya bakalım bir de. Orta Doğu'ya gelen hani Orta Asya'daki eski dinler 5000 7000 yıl önceki dinlere bakıyoruz. Tek tanrılı dinler var. Evet. Orta Doğu'ya bakıyoruz ya da Arabistan'a bakıyoruz. İşte birçok dinin geldiği bölge, savaşların, kavgaların olduğu, medeniyetlerin o tarihte olmadığı, kavga dövüşün kanın ne derler? Kanın gövdeyi götürdüğü yerler. Arada ne kadar fark var? Orta Asya kültürü ile Orta Doğu kültürü arasında. Orta Asya'dan gelen bizim Türklerin medeniyet kökenlerini bu gözle değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Hani kesinlikle katılıyorum Hulki Bey. Zaten bakış açımız da odur. Yani şeyden biz... Ama şunu da söyleyeyim. Tam tersi olsaydı onu da ifade ederdim ben burada. Evet. Yani bunu söylemek bizi mutlu ediyor. Evet. Ama o tersi bir gerçek olsaydı da onun üstüne yatmadan onu da söylemek boynumuzun borcuydu tabii bize. Tabii ki. Tabii ki. Varsa söyleyen bilimsel olarak onları da burada ağırlayalım, konuşalım isterim. Yani tabii ki burada şu... Ankara Güdül bize şunu söylüyor. Şimdi dünyada benzerleriyle benim gördüklerim arasında mukayese ettiğimde, benzerleriyle karşılaştırdığımda ilk 10'a girecek bir alan. İlk 10'a. Sayı bakımından mı? Sayı bakımından, zenginlik bakımından ilk 10. Ve Türkiye'nin en önemli arkeolojik alanı olacak bir yer. Bir şey daha söylüyorum. Koruma altında mı bunlar? Artık orasını vatandaş koruyor. O bilince ulaştılar. Civar köyler koruyor. Ama kimseyi sokmuyorlar. Devlet korumaya almamışlar. Evet. Sit alanı ilan edildi. Edildi mi? Edildi. Güzel. Yani milli park ilan edilecek. Orada bakın ay yıldızlı bir süvari çizimi var orada. Onu yakından şimdi bunlar artık, konuşalım. Evet, tartışmasız bunlar Türk kültür kodları. Bunlar Güdül'deki yaklaşık 5000 yıl öncesine işaret eden resimler. Bir şeyi söylemek şurada istiyorum. Şurada resmi var, evet. Hulki Bey, bir şeyi resim görünürken bir şey. Türkiye'ye yılda, yani bu adam uçuyor demesinler, realim son derece, 100 milyon dolar gelir getirecek bir alan burası. Müthiş bir gezi parkuru olan ve iki günde zor geziyorsunuz. Siz Ankara'dasınız, isterseniz baharda gidelim birlikte. Memnun olurum yani. Birlikte sizde, gidelim. Sizde her yere gelirim bunları araştırmak için. Evet, müthiş bir turizm alanı aynı zamanda. Yani belki Türkiye'de bunun ifadesi çok yüksek olmayabilir ya, bu taşlı toprağı kim gezer diye, ama yabancıların, Japonların, değil mi, Avrupalıların bunlara çok merakı var. Evet. Müthiş bir rakamı bilemem ama müthiş bir gelir kaynağı da olabilir. Gelir kaynağı bir tarafa parası, kültürel olarak dünyaya sunacağımız bir alan burası. Başkentin dibi. Yani alan çok özgün, çok bakir, çok sıfır bir alan. Ve gerekli altyapı çalışmaları yapılırsa, yalnız tabii biz altyapıyı da yanlış anlıyoruz. Altyapıyı da efendim kayaların dibine kadar yol götürmek değil. Bu kayaların en çok etkilendiği şey şehir ekolojisi, egzoz gazı. Yani onun belli bir orandan ileri gidilmeyecek. Orasını gezmek isteyen de yürümeyi göze alacak. Siz şimdi TRT'ci olduğunuz için TRT'de ben fazla bu programda siyaset konuşmamaya, sizi de zor durumda bırakmamaya çalışıyorum. Fark ettiniz mi bilmem. Evet. İzleyicilerimiz teşekkür fark etmiştir. Teşekkür ederim. Siz şöyle söyleyeyim. Benim gibi özel sektörde olsaydınız diyeyim en basit ifadesiyle. Ben burada ne siyasi sonuçlar çıkarırdım. Bu Türklerle ilgili taşların korunmasıyla. Belki sizden sonraki başka bir programda onların yorumlarını daha çok yaparım. Ama yeri geliyor, dilimin ucuna geliyor. Sırf sizin gibi bir araştırmacıyı siyasetten uzak duruyorsunuz. Zor durumda bırakmamak ve sizin bilgilerinizin önüne geçmemek için yorumlarımı tutuyorum. Benim için zor bir durum ama onu bilin. Hulki Bey, şöyle ifade etmem gerekir belki. Ben bir kültür insanıyım. Evet. Kültürü ürettik. Derledik, topladık. Üretilmiş olan, söylenmiş olanı farklıya getirdik. Şimdi kültür siyasallaşır ya da siyasallaşmaz. O benim sorunum değil. Yayılır ya da yayılmaz. Bunu alırlar, değerlendirirler.
devletin argümanı haline gelir, gelmez, siyasete dönüşür, dönüşmez. Biz kültür, orada çıtamı koyuyorum, oradan öte geçmiyorum. Bunlar da güdül resimleri, devam edelim o zaman. Yani az yorumlu. Bunlar ölü gömme töreninden sonra ölü için kurban kesilen atın, yani orayı sembolik olarak çizilmesi. Birisi ölüyor, öldüğü için bu kurban kesiliyor, o mezara mı konuyor bu da? Atın, ya da canlı olarak mı atın konuyor? Kafası oralarda bir yere gömülür ve at da gelen konuklara ikram edilir. İkram edilir. Yani cenaze yemeği. Tabii. Zamanla bu tabii öküze dönüşüyor. Başka şey, şimdi yedi yemeği bizde artık hala bu, yani devam ediyor bu gelenek. Aslında o da bir eski inanç. Biz ölmeyelim. Değil mi? Ölen öldü. Biz niye yemek yiyoruz? Bizim içgüdüsel yaşama duygularımıza bence hitap ediyor bu. Yemek yiyoruz. Biz ölmeyelim. Bir o, bir de şu var. Eski Türk kültüründe ölüm yok. Yani başka bir dünyaya gittiğine, başka bir hayata geçtiğine inanılıyor. Onun içinde ölü... Ozan benim yorum tutmadı. İşte onun içinde ölünün yanına ihtiyaçları, atı, ocağı, bu eşya ile ölü gömmenin temel sebeplerinden biri budur. Nitekim mesela Yunus Emre'de belki 30 yerde uçmağa gitti der. Uçmağına al onları der. Yani başka bir hayata gitti gibi algılanır. Ama ona rağmen yemek yeniyormuş. Tabii. Yani uçsa da kaçsa da yemek yeniyor. Yemek... Şurada başka bir evet, resim var. Bu, bir yani çok... Gölgeli kaya galiba bu. Evet. Burası Delikli Kaya'da Delikli yer alan bir şey. Yani, yön damgası. Bayağı şey var bunun üzerinde. Tabii. Var. Ne kadar yazıt da var yani. Yani o siyah beyaz çizimine geçersek... Yani o dekopeleri... Şuna mı? Evet. Evet. O, şimdi bu yön damgası çok fazla karşımıza çıkan damgalardan biri. Bir şey daha söylemem gerekiyor Hulki Bey. Bizim keşfettiklerimiz var. Fakat burada veri tabanı mevcut. Yani ben şunu buldum, bunu buldum demiyorum. Bu alanlarda farklı çalışmalar yapılmış. Ankara bir keşif ayrı. Ama Ali Rıza Yalgın diye bir adam çıkıyor, Allah rahmet eylesin, 1941 yılında Toroslardan Uludağ diye Türk Toroslardan Uludağ Türk Damgaları kitabını yazıyor 1941'de. Muvaffak Uyanık çıkıyor Ersin Alok'la birlikte. Doğu ve Güneydoğu Anadolu kaya resimleriyle Moğolistan, Orta Asya kaya resimleri arasındaki akrabalığı, benzerliği görüyor 1950'li yıllarda. Biz bir veri tabanıyla hareket ediyoruz. Evet. Hamit Zübeyir Koşay çıkıyor. Erzurum Cünni Mağarası'yla, Karayazı Cünni Mağarası'yla ilgili makaleyi 1957 yılında Türk Etnografya Dergisi'nde yayınlıyor. Tekrar vurguyla söyleyeceğim bir şey var. Literatüre hakim olmak zorundasınız. Yani literatürü yani bilmek... Ben buldum dememeli, geçmişi de, bilgileri de evet, bilmek evet. Yani zorundasın. Bulunan alana evet bulduk ama... Onu yerel halktan kim bana söylediyse, kim gösterdiyse ona da ben özellikle işte Cemil gibi, Ahmet gibi, Mehmet gibi kimse mutlaka onun da hakkını yememek lazım. Bu ölçülere de çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Şunu da söyler misiniz? Bu da bir dua dilek yazıt üzerinde Orhun Yenisey harfli yazıların bulunduğu bir pano yani. Ankara ama bu. Ankara Güdül. Yani Ankara Güdül'de Orhun Yenisey anıtlarındaki yazıtların benzeri mi var? Benzeri değil, aynısı var Ülkü Bey. Yani Orhun anıtlarında kullandığımız alfabeyle yazılmış yazıtlar var. Şimdi Türkler nasıl 1071'de geldi? Onu da altyazı yazalım. Evet. Ankara Güdül'de Orhun yazıtları, yazıtları evet. mı diyelim, yazıları evet. mı diyelim? Orhun Yenisey, yani Orhun anıtlarında kullandığımız alfabeyle yazdığımız, bizim atalarımızın yazdığı yazılar var. Oradan mı geldiler acaba Anadolu'ya, Ankara'ya, Güdül'e? Öyle mi olabilir? Yoksa bunun takibini nasıl yapmak gerekir? Alfabe mi geldi, insanlar mı geldi? Şimdi Hulki Bey, tabii ki insanlar geldi. Yani Anadolu'ya biz, Oğuzlar son Türk göçüdür. Oğuzlar, binli yıllardaki Oğuz göçüne kadar Anadolu'ya defalarca Türk göçü var. Oğuzlardan önce Anadolu'da müthiş bir Kıpçak varlığı var. Artık onların da verileri ortaya çıkıyor. Yani bir domino taşı gibi bir tetikleme ile gidiyor. Şimdi
Oğuzlara... Bu demek ki yazıtların nesi oluyor? Şimdi gösterdik demek ki bu Orhun yazıtları Güdül'de. Şimdi, şu şekiller ne? Evet, önemli olan o alfabenin burayı taşınmış olması. Hı. Ve bu alfabe ne zaman taşındı? Kur'an der ki, kabul edilmiş Kur'an. Şu aşağıya gösterin çocuklar, ben aşağıdaki evet. onu gösteriyorum. Evet. Kur'an der ki Türkler 9. yüzyılda, 8. yüzyıl sonları 9. yüzyılda bu alfabeyi kullanmayı bıraktı. Ama öte taraftan da diyorlar ki Türkler Anadolu'ya 1071'de geldi. Onu çok söyledik. İkinci gelişleri deniyor. Yani ilk gelişleri. Yani ikinci, üçüncü de değil. Evet. Kat 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 geliyor. Bizim tarihimiz Hulki Bey, bir şeyi daha söylemem lazım. Bizim tarihimiz göçebelik tarihi değil. Türkler göçebe bir millet değil. Türkler göç eden bir millet. Ve bizim tarihimiz şu çanak gibi düşünelim, bu bardak gibi düşünelim. Çanaklar var. Bu bardaktaki su dolduğu zaman ya taşacak ya kendi içinde savaşacak. Dağlarla çevrili çanaklar. Bu dolma taşma tarihidir bizim tarihimiz. Göçebe arkasında külden ve yangından başka bir şey bırakmaz. Ayrıldığı yeri yakar yıkar gider göçebe. Oysa biz bugün Türkçe ile Altay dağlarına kadar buradan sadece Türkçe konuşarak gidebilirsiniz. O tarihteki Türklerin göçüyor olması aslında bir medeniyetin ifadesi olarak algılanabilir bence. Onu bugünden bakarak göçebe vahşi gibi tanımlamış Batı. Biz de onu sürekli vurguluyoruz yıllardır. Çünkü bulgular bize bunu söyletiyor. Bugün turizmi düşünelim. Dünyanın bir ucuna ötekine evet. atla değil ama uçakla gidiyorsunuz. Hı hı. Japonlar memurlarına zorunlu turizmi yurt dışı, veriyor. Evet. Yurt dışı parası veriyor, gideceksin diyor. Evet. Uçaklarla kitleler halinde Japonlar dünyayı evet. dolaşıyor. Düşünün o zaman siz at sırtında atlarla ne bileyim ya da geyiklerle taşıma evet. hayvanlarıyla bir yere göçüyorsunuz. O da binlerce yıl öncesinin medeniyeti belki de. Evet. Düşünsenize savaşlar durumunda da 100 bin, 500 bin kişilik bir orduyu yiyecek içeceğiyle bir noktadan kilometrelerce öteye taşıyıp bir başka yerde savaştıracaksınız. Yemesi, içmesi, uyuması, yatması, evet. tuvaleti değil evet. mi? Ve bunların günlük ihtiyaçları, hastalıkları, tedavisi evet. çok zor bir iş. Türklerin de binlerce yıl önce göçmesi bence o günkü olanaklarla, imkanlarla birlikte medeniyetin bir ifadesi. Geri kalmış bir insan kımıldayamaz ki yerinden. Yani, neyle gidecek? Evet. Ekonomik gücü olacak, evet. atı hayvanı olacak, sağlıklı olacak gidecek. Nasıl göç etsin? Tekerleği bulacak. Evet. Yani döngülük evet. diyor evet. Kırgız Çiğimtaş'ta gösteriyor. Döngülük diyor, tekerlek. Onu bulacak. 2010 yılında kamuoyuyla buluşturuyorsak kendimize de söyleyecek çok sözümüz vardır. Söyleyelim. Yani neyi söyleyelim? Bu biganeliktir, kayıtsızlıktır. Yani bu aymazlıktır, başka bir şey değil. Yani bu orada bu alan duruyor. Ve yeni buluyoruz. Hem belki de, hem de çok büyük bir aymazlık. Çok çok büyük bir yani, alan. Hulki Bey, yani tekrar söylüyorum, benzerleriyle mukayese ettiğimizde ilk ona girecek bir yer. Evet. Şimdi Servet Bey şöyle yapalım mı? Şimdi bu kitaplar yüzlerce, bize getirdiğiniz binlerce görsel var. Değil mi? Diyalarınız var. Evet. Tek tek gittiğimiz zaman bunun sonu yok. Siyasi yorumları da az önce kısmen kendi ölçülerinizle yaptınız. Anadolu'ya 1071'de gelmedik biz. Belki evet. 3. 5. gelişimiz. Evet, evet. Çünkü Anadolu'da Türklerin izi bakıyoruz ki 5000 yıl, 7000 yıl, 10000 yıl evet, öncesine evet. kadar dayanıyor. Ankara'da başkentin olduğu yerde bile. Şimdi İstanbul'u kazdığımızdan sürekli Bizans eseri çıktı deniyor. Evet. Ankara'yı kazıyorsunuz, hatta kazmıyorsunuz. Toprağın üzerinde hazır evet, duruyor. Evet. Kamerayı çevirip baktığınız zaman evet. 7000 yıl öncesi Türklerin izini buluyorsunuz. Evet. Orhun anıtlarını, evet. yazıtlarını buluyorsunuz. Atatürk demek ki orayı da boşuna başkent yapmamış. Atatürk Ankara'yı başkent yaparken şu sözü söylemişti. O Kurtuluş Savaşı'nda düşmanlara karşı korunaklı bir bölge ararken top menzilinde bir başkent olmaz demişti. Evet. Nasıl neydi bizim şeyin Polatlı'ya kadar evet. Yunan askerleri evet, geldi evet. top sesleri evet, Ankara'dan evet. duyuldu. Ankara'ya başkent yaparken onu da kastediyor Atatürk. Top sesi ya da top menzilinde başkent olmaz diyordu. Evet. Tesadüfe bakın ki Atatürk'ün üzerinde çok durduğu bu tarihi bulgular, medeniyet, Türklerin tarihi
onun başkenti yaptığı yerde de kendisini gösteriyor. Belki de izleyicilerimiz kızacak bir kısmı ama biz bunları açtık. Orada onlar Atatürk'ü de selamlamış oluyor. Evet. Değil mi? Sen burayı başkent yaptın diyor. Evet. 7000 yıl öncesinin Türkçe yazıtları Ankara'da birçok yerde bulunmayı bekleyen birçok bölgede bulunmuş olan Güdül'de diyor ki bak evet. Burada seni selamlıyorum. Şimdi kitapta yazdığım bir cümle var. Yazdığım için söyleyeceğim onu. Atatürk'ün sağlığında burası bulunsaydı belki Anıtkabir orada olacaktı. Belki de. O kurganın yanında olacaktı belki Anıtkabir. Yani bunu da söylemek lazım. Toparlayalım, son sözlerimizi alalım isterseniz. Ben ama bir söz de alayım sizden, son sözleri almadan başka bir söz alayım. Müsait olduğunuz bir zamanda biz sizi burada tekrar ağırlayalım. O canlı yayın olsun mümkünse. Bu programı da siz tekrar seyrettikten sonra gelecek, belki aklınıza gelecek düşüncelerle birlikte farklı bir boyutunda sunmak, göstermediğimiz görüntüleri de göstermek isteriz derseniz yeni değerlendirmeleriniz olabilir. Burada size ağırlamak isteriz. Ben kısa da olsa bu tadımlık programda büyük zevk aldığımı söyleyeyim. Çünkü kitaplarınıza bakarken de aynı duygulara kapılıyordum. Burada sizin ağzınızdan duymak da beni çok mutlu etti. Tarihe biraz da bizim tuzumuz olsun. Sizi bu şekilde aktarmış olalım izleyicilere istedim. Buyurun. Ben Ülke Bey öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani iki yıldır sonunda buluşabildik. Evet. Mart sonuna kadar İstanbul'dayım. Yani Mart sonundan önce bir şeyim. Şimdi masa başı çalışmaları var. Eldeki verinin analizi. Mart'tan sonra sizi bulamam. Yapacaksak bir başka programı Mart Nisan'dan önce yapmamız gerekiyor. Evet. Tamam. Yani buradayım. Yeni belgeseller var. Onların tanıtım sürecinde belki onlarla birlikte yine kurumdan tabii izin alarak orada yapabiliriz. Yani biz artık bu benim hayat tarzım. Allah ömür verdikçe bu İnşallah. Yolda çalışmaya devam edeceğiz. Yeni söyleyecek sözlerimiz var. Elimizde yeni. Aynı sözleri de tekrar etmek, genç birçok insana duyurmak da çok önemli ama yeni sözleriniz de varsa onları üstüne ekleyerek sunmak. Yeni sözlerimiz olacak. Üzerinde devam ettiğimiz çalışmalar var. Şu anda yani işçilik kısmını, masa başı kısmını çözmeye çalıştıklarımız var. Ben burada size çok teşekkür ediyorum. Fakat bu eserlerin ortaya çıkmasında benden hiçbir şekilde desteğini esirgemeyen, inanan isimlerini zikrettim. Tekrar saymak istemiyorum. Sponsorlar, maddi ve manevi destekler. Evet, maddi ve manevi destek veren. Ama ben onların da yeterli olmadığını söylüyorum daha önce söylediğim gibi. Üniversitelerin de destek olması gerekir. Devletin kurumlarında destek olması gerekir. Siz bu destekleri seyahat için ve kitaplarınızı bastırabilmek için almışsınız. Yani bence çok sınırlı bir destek bu. Bunu çok daha fazla ödüllendirerek, bunu genişleterek sürdürmek gerekir. Yani sizin de bu konudaki yıllardır sürdürdüğünüz gayrete, Türk tarihinin doğru anlatılması, doğru gösterilmesi için yıllardır sürdürdüğünüz gayrete hasreten teşekkür ediyorum. Her ne kadar Türk Dünyası ödüllerini başkaları alsa da biz bu işte bildiklerimizi söylüyoruz. Ama şunu da belirteyim, bilimde taraf tutmak olmaması gerekir. Mesela Bizans tarihiyle de ilgili bana böyle dokümanlar gelse ben onları da seve seve büyük bir coşkuyla bilime hizmet adına burada anlatmaya hazırım. Böylece ekranda da iletmiş oluyorum herkese. Varsa böyle araştırmaları, araştırmacıların Türkiye'de yabancı, onları da ceviz kabuğuna davet ediyorum. Açık bir davet bu. Ama karşımıza bu tarih çıkıyor. Bunları görmemezlik edemeyiz. Hoşumuza giden bilgiler 5000, 10.000 yıl öncesine gidebilmek zamanda yolculuk gibi bir şey. Bilimi seven insanlara büyük mutluluk veriyor. Peki. Evet, ben size çok teşekkür ederim. Son sözleriniz varsa teşekkür bana teşekkürün dışında bu yaptığınız çalışmalarla ilgili alalım yoksa veda edelim. Yani kısaca söyledim ben işte söyleyeceklerimi. İnşallah tekrar bir araya geliriz. Peki. Eksik kalanları da o zaman söyleriz. Çok çok teşekkürler. Peki. Yayında çok emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, araştırmacı yazar Servet Somuncuoğlu ile birlikte Taştaki Türklerin izini Sibirya'dan Anadolu'ya kadar, yani Kazakistan'dan, Orta Asya'dan, Kırgızistan'dan, Ankara'daki Güdül ilçesine kadar
geniş bir coğrafyada sürmeye çalıştık belli bir şekilde. Az önce demiştik ki bazen Ankara, yani merkez Ankara'ya 80 kilometre uzaklıktaki Ankara'nın ilçesi Güdül'deki taş yazıtları bulabilmek için yüzlerce, belki de işte bin küsür kilometre uzağa gidip sonra oradan yanı başımızdaki gerçeğe ulaşmak gerekiyor. Aynı şekilde Servet Somuncuoğlu'nu da biz programımızda ağırlayabilmek için yaklaşık 2 sene, belki de daha fazla uğraştık. Onun çalışmaları, programı uymadı bir türlü. O yüzden bu programı da bant yayın yaptık. Bir kere daha kaçırmayalım diye. Tıpkı 1000 kilometre öteye gidip burnumuzun dibindeki Türk yazıtlarını bulmak gibi 2 yıl bekleyerek Servet Somuncuoğlu'nu bulduk. Belki bu da bir adım olur. Bundan sonra tekrar karşınızda olur. Söz de verdi. Ben büyük mutluluk duyacağım. Sizin de büyük zevk aldığınıza inanıyorum. İyi sabahlar. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.